Emri bil maruf, nehyi anil münker klişe şeklinde Kur'an-ı Kerim'de defaatla geçen bir deyim. Üstünde duracağız şimdi. Tercüme edersek motamot, yani kelime be kelime tercüme edersek, emri bil maruf, yani maruf ile emretmek. Ne demek? İyi bilineni tavsiye etmek, iyi bilenin bilinen iyi şeyleri yapın demek. Nehyanil münker, münkerden nehyetmek, münker de kötü bilinen, kötü tanınan, kötü denilen şeyler, onlardan da uzaklaştırmak, onlardan da uzaklaşmayı tavsiye etmek demektir. Kısaca emri bil ma'ruf, nehyi anil münker, iyi ile emretmek, kötüden uzak durmayı tavsiye etmek. Kısaca anlamı bu. İyiler nedir? İnsanlar arasında iyi bilinip duran şeyler, ki bunların ta ilk peygamberden ve o peygambere gönderilen vahiylerle belirlenen iyilerden kalan, tedavül edip duran, nesillerden nesile geçip günümüze kadar gelen şeyler. Örneğin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında daha vahiy nedir, kitap nedir, iman nedir Muhammed Aleyhisselam da bilmiyorken, başına gelen o Cibril'in gelmesi olayının mağarada, işte telaş, korku, bilmem ne terlemiş, etmiş, koştura koştura evine gelmiş. Hatice halinden korkmuş, demiş senin neyin var, ne oldu? O da demiş ört, ben biraz yatacağım. Örtmüş, neyse dizinde yatırmış filan. Biraz sonra kalkınca terlemiş, boşalmış filan. Demiş hayırdır, ne oldu? Demiş de böyle böyle Cibril'i, yani onunla karşılaştığını, onun kendisine İkra, yani söyle dediğini, ne söyleyeyim, söyleyecek bir şeyim yok falan filan derken, arkasından işte Rabbin adıyla söyle, seni bir kan pıhtısından yaratanın adıyla söyle, ila ahir, neyse. Olayı anlatıyor ve arkasından da ekliyor malumunuz, diyor ki bu nedir, neyin nesidir, Rabbimden mi, yani Kureyşliler Rabbi biliyor, Allah'ı biliyor. Kur'an da söylüyor zaten ileriki yıllarda gelen ayetlerde. Yoksa şeytandan mı bilemiyorum, yani mütereddit. Muhammed hanımına anlattığından, o anda daha Resulullah değil ya, onun için daha canlı olsun diye öyle söylüyorum. Hanımının ona verdiği cevap epey ilgi çekici. Yani tahlil edildiğinde toplumun ne tür değer yargılarına sahip olduğunun belirtisi olarak karşımıza çıkıyor. Diyor ki kocasına, yani başına bu hal gelen kocasına, hanımı Hatice, olgun akıllı başlı bir kadın, diyor sen hiç yalan söylemez, düşküne yardım eder, muhtacı görüp gözetir, akraba ile ilişkiyi kesmez bir adamsın. Hiçbir yaramazlıkta elin yok, ayağın yok, yani fikrin yok. Şeytanın senin gibi adamla ne işi olabilir de şeytandan mı Rabbimden mi bilmiyorum diyorsun. Olsa olsa şu anlattıkların Rabbinden olmalı. Çünkü senin şeytanlık bir işin yok. Şimdi bu kadın daha vahiy nedir? Muhammed bilmez, Hatice nereden bilsin? İslam nedir bilmez, bilmem ne iken bunları söylüyorsa, ki bunların hepsi İslami şeyler. Akraba ile ilişkiyi kesmemek, düşkünü görüp gözetmek, muhtaca yardım etmek, herkesin iyiliğini istemek, hep İslami şeyler. Peki nereden? Demek daha evvel gönderilen peygamberlere gelen vahiyin toplumda kalıntıları. Çok insan riayet etmiyor olsa bile, dilden de olsa, laf olarak da olsa biliniyor. Riayet edeni az da olsa. Mesela dürüstlüğün, efendim insan emin olmanın, aldatmamanın iyi bir vasıf, sıfat olduğu biliniyor. Emin adını Muhammed'e veren o putperestler. Biz değil, değil mi? Müşriklerin verdiği bir lakaptır o. Öyle değil mi? Demek ki onlar yapamıyor olsalar dahi güvenilirliğin iyiliğini iyi, yani güvenilirlik maruf, bunu biliyorlar. Fakat yapamıyor. Yani birçok insan var mesela, vallahi işte arkadaş dediğin doğru, işte namazımızı kılsak, bilmem içki içmesek, şöyle iş yapma, iyi ama işte ne yaparsın işte böyle yani, öyle alışmışım işte, çevre meselesi, arkadaşın gözü kör olsun falan filan gibi edebiyatlarla, yoksa en sarhoş bile, afyon içen bile içmenin kötü olduğunu biliyor. Bilmiyorum. Söylüyor da, yani biraz çenesinin altına girer ahbap olursan, söylüyor da.
Keşke yapmasak iyi ama işte sorma filan. Bu demektir ki maruf toplumda tanınıyor, biliniyor. İşleyeni az olsa da biliniyor. Münker de biliniyor. İnsanlara üç kağıt açmanın bir meziyet olmadığını kim bilmez? Herkes biliyor. Ama buna rağmen dünya kadar adamla birbirine üç kağıt açıyor yani. Emri bil maruf, maruf ile emretmek yani Allah'ın iyi diye bildirdiği, toplumun da iyi bildiği şeyler zaten. Yapıyor olsa da yapmıyor olmasa olsa da iyi bildiği şeyler. Onları tavsiye etmek, onları yapmayı tavsiye etmek, onlara özendirmek tabii en başta kendin yaparak özendirmek. Artı nehyanil münker, kaçınılması gereken nekir, kötü şeylerden de kaçınmak, uzak durmak. Çünkü bu bir bakıma biri diğerinden ayrılmayan şey. Yani ben size diyorum ki temiz olun. Üstünüz başınız temiz olsun, eliniz yüzünüz temiz olsun, kadın erkek. Ve pis olmayın. Zaten pis olmamak temiz olmak, temiz olmak da pis olmamak demek. Yani bir paranın tek yüzlü para var mıdır? Yani arkası da vardır onun. Değil mi? Bir yazı tarafı, bir tura tarafı var yani. Tek tura taraflı para olmaz yani. O bir şeydir. Defolu maldır yani. Bu baskıda değil mi? Onun gibi. İşte münkerden uzak durmadan maruf ile emredilmez. Maruf ile emredilmeden münkerden uzak durulmaz. Öncelik ise İslam'da işin doğasına uygun olanı münkerden uzak durmaktır. Öncelik bundadır. Örneğin canlandırmaya çalışırsak şurada oturuyoruz. Varsayalım ki buradan bir lağım borusu iniyor filan, tuvalet borusu. Kırılmış, çatlamış bir şey, oradan pislik akıyor. Bir bilmem kaç katlı apartmandasın. Şimdi hepimizin elimize bir bez, bir kova, bir fırça, bir bilmem süpürge alıp o akanı temizlemesi, yani maruf ile emretmesinin bir anlamı yoktur. İlk nazarda yapılacak iş, üstün başın batsa bile, o da batsa bile, onun altına girip, yani o münkeri nehyetmek lazım. Yani oradan akan pislik münkerse, o münkeri bir durdurmak lazım. Ondan sonra maruf ile emredersen anlamı olur. Yoksa elinde süpürge, kova, yıka dur, o akıp duruyorsa, el elde baş başta ne yapmış oluyorsun ki? Yani hiç yaptığın bir işe yaramaz. Münkerden nehyedersen, yani o akıntıyı durdurursan, o ana kadar üstüne, başına, yere, masaya, koltuğa neyse akanları bir anlamı olur. O onlara akıp duracak, sen de bir taraftan temizleyip duracaksın. Gören sana ya tahtası noktan bunu ne yapıyor demez mi? Olmaz, öylesi mümkün değil. Nasıl mümkün? Önce münkerden nehyetmek lazım. Ondan sonra maruf ile emredersen bir anlamı olur, bir sonuç çıkar ortaya. Başka türlüsü mümkün değil. Eşyanın tabiatı veya sünnetullah dediğimiz şeyin gereği bu. Bununla neler demek istiyoruz? Çok genişletmek, saatlerce yalnız bu konu üzerinde konuşmak mümkün malumunuz. Yani Müslüman olan bir kimse, İslam'a girdiğini söyleyen bir insan, İslam'ı benimsediğini ya da yeni Müslüman olduğunu ya da işte İslam'ı yeni yeni anlamaya başladığını söyleyen bir kimsenin ilk yapacağı iş, İslam'ın münker olarak gördüğü ne varsa öncelikle maruflarını işlemekten evvel o münkerlerden esrar istiyorsa esrar bırakacak, içki içiyorsa içki içmeyecek, yalan söylüyorsa yalan, sahtekarlık yapıyorsa ondan vazgeçecek, ona buna madik atıyorsa ondan vazgeçecek, artı bunların tersini yapacak. Yani aldatıyorsa dürüst olmaya başlayacak, eğri tartıyorsa doğru tartmaya başlayacak, yalan söylüyorsa doğru söylemeye başlayacak. Onlar maruf bu şartlarda ancak bir anlam ifade eder. Başka türlü hiçbir şey ifade etmez. Yiyorsunuz bana yarasın diye arkasından da o yediğinizi yok edecek şeyler yapıyorsunuz. Örneğin nefes alıyorsunuz işte oksijeninden yararlanmak için, arkasından civara çekiyorum. O dumanla benim 43 yıl yaptığım gibi ahlısız başım. Ondan sonra sağlıklı oluyor. Olur mu la? Olacak hiç mercime. Ne hiç düşünmemişsin ya. Evet, o konuda hiç aklı olmayan biri nasılsa ben de öyle olmuşum işte. Evet, eğriyse eğri, doğruysa doğru böyle. Gerçek bu. Herkes kendine baksın efendim. Bize artık kağıt lazım değil yani. Anlatabildik mi?
Evet, emri bil maruf ve nehyi anil münkerle ilgili kısa öz açıklamamız bu kadar diyelim. Ahiret, Arapça ahir, Türkçe eşittir son demek. Kavram olarak ahiret, bu dünya hayatından sonra ölülerin kabirlerinden diriltilip, hesaba çekilip, muhakeme edilip, sonra cennet veya cehenneme konulup ebediyen yaşayacağı hayatı kapsayıcı şekilde anlaşılmakla beraber, kelime anlamını da dahil eder isek, şu andan itibaren, şu anı takip eden ilk lahza dahi şu ana nispetle ahirdir. Bundan sonra gelen andır yani. Bu duygu, ahir duygusu, ahiret duygusu ki öbür İslam'da olanı saymasanız bile, insanlarda olmasa idi, bu dünyada yaşamak, bir gün dahi yaşamak mümkün olmazdı. Bu duygu doğal ve fıtri olarak insanlarda var. Öldükten sonra dirileceğine inanmayanlar da dahi var. Eğer bu duygu olmasaydı onların işleri nasıl olurdu? Birkaç örnekle örneklendiriverelim ki binlerle örneklendirmek mümkün. Mesela araba süren bir adam yoldan biri gidiyor veya kırmızı yanmış veya yanmamış. Ne olacak? Hiç ahirini düşünmeden gaza basmaya devam etse ne yapar? Kendisine kırmızı ışık yanmışken gaza basmaya devam ederse mümkündür ki yayalara yeşil yandığı için yayalar geçer. Yayaları aynen o biçim yapar yani. Dümdüz eder gider. Onu ne ederler? Onu da dümdüz ederler sonunda. Dünyada hayat kalır mı? Herkes böyle yapsa. Mesela aklına geldi çalıştığın fabrika makine dönüyor. Ya bunu işte tersine bassan ne olur? Ne olur? Bir basıversen ne olur? Allah kullak olur. İş çatır patır kütür kırılır, dökülür. Bundan sonra seni kırarlar, dökerler çatır patır. Herkes böyle yapsa o makineler bir gün bile çalışmaz. Ne imalat olur ne bir şey olur değil mi? Yani ahir düşüncesi, şunu yaparsam şöyle olur. Bunu yaparsam böyle olur düşüncesi demektir. Daha Türkçeleştirelim. Düşüncesi iyi kötü şu dünyada yaşamı mümkün kılıyor. Tabii daha kapsamlı ve daha esaslı bir ahir düşüncesi, ahiret düşüncesi insanlar için çok daha hayati sonuçlar doğuruyor. Biz burada yalan söylememeye çalışıyoruz, söylemiyoruz, zina etmiyoruz, hırsızlık etmiyoruz, iftira etmiyoruz. Yani münkerlerden uzak duruyor, maruflarla amel ediyor isek ya da etmeye çalışıyor isek, dünya mamur olduğu, müreffeh olduğu, güzel, huzurlu olduğu gibi ahiri de, yani bu işin sonunda da öyle olacağımız, hem de buradakinin tadına benzemez, kokusuna benzemez, kıyası mümkün olmaz güzelliklerin bizi karşılayacağı bize bildiriliyor. Bütün bunlar insanın şu anda daha sağlam, daha tutarlı, daha ciddi, daha iyi olması için gereken altyapıyı, altyapının esaslarını veriyor insan. O esaslara göre hareket eden kimse, şimdi yaptığı işten pişman olmayacağı gibi, o işin yarınki ve nice yarınlar sonraki sonuçlarından da, ahirinden de pişman olmayacak, bilakis memnun olacaktır. Bir ağacı dikerken, ki ağaç dikmek güzel bir şeydir. Dikerken duyduğunuz hazzı belki daha fazlasıyla o ağaç meyve verirken de yaşayacaksınız. Yani ahirinde de yaşayacaksınız. O ağaç her gün büyürken de yaşayacaksınız. Bir çiçek ekiyorsunuz, soluyorsunuz, ediyorsunuz, o açıyor bilmem ne yapıyor filan. Yani ekerken sevindiğiniz, memnun olduğunuz gibi her gün onun boy atmasından, çiçek açmasından, dalını budağını geliştirip artırmasından da memnun oluyorsunuz. Çünkü başı memnun ediyor, sonu da memnun ediyor. Çok insan zannediyor ki yaramaz şeyler, yani haramlar işlenirken insan memnun oluyor. Asla. Hiçbir insanın örneğin zina ederken, örneğin hırsızlık yaparken, örneğin gasp ederken, birini öldürürken, birinin kafasını yararken, birini bıçaklarken
memnun olduğunu ben asla insan fıtratını tanıyan birisiysem kabul etmiyorum. Öfkeyle duyusunu iptal ediyor o adam, yaptığı işi öyle yapıyor. Yani sana bıçağı sokarken üst üste al işte al bilmem ne derken o artık hissetmiyor. Duyuları iptal olmuş. Düşüncesi de yok. Ama onun ilelebet memnun mümkün değil. O anda bile değil ama o anda o kadar hırs duyularını iptal ediyor, fark etmiyor. Yani memnun mu değil mi? O anda bile memnun değil. Hele sonra tümden zaten mahkemeye falan çıktım, sıcağı geçtim zaten pişman değilim diyene pek az rastlanıyor. Eğer çok haklı sebeple yaptığı inancı taşıyorsa, örneğin efendim ırzına tecavüz sırasında bir adamı vurmuş, pişman değilim diyor. Tamam eline sağlık. Devlet yapmayınca ferde düşüyor bu iş. Doğru, o ne diye pişman olsun. Şöyle yani keşke benim yapmama gerek olmasa da devlet bunu cezasını verseydi, Allah'ın biçtiği cezayı da bana gerek kalmasaydı. Çünkü benim de başıma iş açtı. Münferiden ceza vermek, ihkaka hak diyorlar ya. Deri ayrı mesele. Yani böyle %100 haklı durumlar ayrı. Ama öbür türlü hiçbir suç işleyen işlediği suçtan haz alır, memnun olur olamaz. Eğer olan varsa mutlaka ruhi dengesi bozuktur, hastadır. Onu hastaneye sevk edin, baksınlar. Bir yerinden noksanı vardır onun. Sinirinde, ötesinde, berisinde. Bir çatlak, bir tümör, mümör bir şeyler var bir yerinde yani. Kısaca. Evveli güzel olanın ahiri de güzel olur. Yani öncesi güzel olanın sonu da güzel olur. Öncesi güzel, sonrası çirkin olmaz. Böyle olan olursa, yani kendisi diyelim çocukluğunda çok iyi bir çocuk ama ondan sonra yaramız arkadaşlar şu bu filan afyon köşesi, eşkıcı, hırsız falan, bu herkesi üzüyor. Gidin kendisine sorun, o da üzülüyor. Beceremiyor, kaptırmış gidiyor. Destek olmak lazım, döndürmeye çalışmak lazım, bilmem ne filan. Ama memnun olduğunu söylemek mümkün değil. Evet, Müslümanın olmazsa olmaz kavramlarından birisi de ahiret kavramıdır. Ahireti düşünmeden, ahireti hesap etmeden, ahireti nazarda bulundurmadan, hatırda tutmadan bir iş yapan Müslüman okkanın altına kendini sokar. Hiç şakası yok. Ahirini düşünmeden hareket eden adama zaten Müslüman denmez. Evet. Denmez yani gavur denil anlamında söylemiyorum. O noktada o işi yaparken ahirini düşünmemiş yapmışsa haram yapmış. Yani ahiri kötü, cezalandırılacağı bir iş diyelim ki içki içti. Bu işin ahiri ne? İçki içene ceza verilir. Haram. Bunu yapması bir insanın o konuda cezaya eliyle davetiye yazması demektir. Değil midir? Bu bakımdan insanlar bir şeyleri yaparken bakıyorsunuz, şu adam şöyle yapıyor, bu teşkilat böyle yapıyor. Eğer İslam'a uygun değilse yaptıkları, Allah'ın rızasını kazanmaya yönelik şeyler değilse, açık açık ona vallahi ahireti düşünmüyorsunuz arkadaş demek de ahireti onlara hatırlatmakta, işin ahiriyle onları karşı karşıya getirmekte mutlaka zaruret var, farz. Yani bunu belli bir şekilde tebliğ etmek, açık bir şekilde bildirmek, sana bana kim o duruma muttali ise bildirmek vaciptir, farzdır. Buna rağmen işleyecek, güle güle cehenneme de adam lazım diyesi geliyor adamın ya. Kimsenin gitmesini istemiyoruz ama sen zorla gitmek istiyorsan da kimse engelleyemez ki. Evet, cennete gitmekten de kimse kimseyi engelleyemez, cehenneme gitmekten de yani. Herkes ancak kendi iradesi, kendi yaptıklarıyla oralara gidebilir. Kimse kimseyi dolmuşa bindirip cehenneme falan götüremez yani. Cehenneme falan dolmuşla gidilmez, özel arabayla gidilir yani. İlla kendin bineceksin, senin elinde kontağını yalnız senin anahtarın uyduğu bir arabadır falan yani öyle. Her şeyi kendinle gidilir. Öyle onun bunun yardımıyla cehenneme, cennete gidilmez. Yol mol sorarsın ayrı mesela. Ben sana derim ki de cennetine şuradan dön, soldan oradan biraz rampa. Ama buna rağmen sen benim tarif ettiğim yere gitmez de cennetin yerine. Başka yere gazlar gidersen. Ki direksiyonda sensin yani. Senin direksiyonunda sen var. Ben yok. Ben de kendi direksiyonumu kullanıyorum. Evet.
Vahy. Arapça vahiy kelimesinin karşılığı fısıldama. Fısıldar şekilde söyleme demek. Fısıldar şekilde söyleme. Bağıra bağıra yüksek sesle söyleme değil. Resulullah, yani Allah elçilerine elçileriyle kendisi arasındaki elçi, yani Cebrail'i insanlarla kendisi arasındaki elçiye gönderirken gönderdiği haberleri onlara fısıltı şeklinde, yani yalnız, sakin, fısıltı derken fıs 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 anlamında değil, bağıra bağıra değil. Yani sindire sindire, sakin sakin, onun alıp hıfzedeceği, koruyacağı şekilde bildirmesi demektir. Veya bu şekilde bildirilen şeye Arap vahiy diyor. Yani birinin aklına girme, mesela günlük lisanında da şöyle kullanıyor, illa Allah'ın bildirmesi olarak değil. Cahiliye döneminde vahiy, yani biz diyoruz ya bugün Türkçe'de, Allah filan arkadaş, yok işte o Hasan'ın ona fısıldamasıyla yapar bütün işlerini. Yani Hasan onun çenesinin altına girer, ne yapacağını Hasan nasıl, o da öyle yapar. Yani Hasan'ın işte ona yaptığı vahiydir, günlük lisanda kullanma. Şimdi öyle söyleniyor ki çok müessir bir söyleme şekli, söylenen kişiyi etkiliyor. Yani onu etkisi altına alıyor, tesiri altına alıyor ve o kişi artık o söylenen, fıslanan şey tarafından yönlendiriliyor, yönetiliyor ve ona uyuyor. Şimdi bu tanımda Allah'ın elçisi de kendisine Cibril tarafından fısıldanan, yani vahyedilen şeye göre dikkat ederseniz hayatını ona göre çeviriyor. Yani dünya bir tarafa, o kendine fısıldanan bir tarafa. Değil mi? Evet, vahyin anlamı bu kısaca. Ehli beyt deyimi, kelime anlamı malumunuz ev ehli, ev ahalisi demek. Mesela benim ehli beytim dediğim zaman benim evimde başta ben, sonra hanımım, sonra işte kızım, oğlum, kimler varsa evde beraber yaşadığımız onlar anlaşılır. Islah olarak, yani İslam ıslahında özellikle bildiğiniz gibi Şia mezhebi mensuplarının nezdinde ehli beyt çok farklı, böyle kareli, küplü, üzeri onlu filan anlamlar kazanmış. Böyle büyümüş büyümüş, zeplin gibi, yani şişirilmiş büyük balonlar var ya, zeplin diyorlar. Efendim, o hale gelmiş de bir kavram. Ev ehli, ev ahalisi, bir evde birlikte yaşayanlar anlamına geliyor. Tabi buradaki ehli beytten deyim kastımız Peygamberin ehli beyti, yani onun ev ehli, onun evinde onunla birlikte yaşayanlar kastediliyor. Ve tabi yalnız bu kadarı kastedilmiyor, bunların diğer insanlar, yani ev ehli olmayan insanlara üstünlüğü kastediliyor. Anadan doğma, yani o evin ahalisi misin, işte bir kere peşin 5 puanı aldın yani. Öyle anlaşılıyor, öyle anlatılıyor. Kesinlikle İslam'da bunun yeri yok. Yani peygamberin hanımı olmak ya da peygamberin kızı olmak ya da peygamberin hatta oğlunu ötesi bırak kendisi olmak bile cennete gitmeye yetmez. Ne yeter? Allah'ın ona verdiği peygamberlik görevini yerine getirmesi, o emre itaat etmesi yeter. Onunla gidebilir. Allah o görevi vermiş, öbürü de sırtından küfe devirir gibi 60, hani var ya Kur'an-ı Kerim'de azıcık seziliyor Yunus Aleyhisselam, Allah tarafından kendine verilen görevi şöyle biraz şuraya koyayım da işime bakayım der gibi, zor gelmiş anlaşılan, dediği anda da derhal kendisini balığın karnında bulmuş efendim. Aynen onun için şak, ahirete bırakılmıyor. Hemen peşinler. O bakımdan peygamberin çocuğu olmak, kızı olmak, oğlu olmak, hanımı olmak, bilmem hizmetçisi olmak falan hepsi hikaye şeyler. İstersen komşusu bile olmak. Ta falan şehirde adam olmak.
Amcası da olma, dayısı da olma. İşte Ebu Leheb amcası, ben de hiçbir şeysi değilim. Ama ben ona Allah'ın Resulüne amcasından 100 milyarlarca defa daha yakınım. Sizler de öyle değil misiniz? Bu bakımdan Ehl-i Beyt'in şişirilmesi, Ehl-i Beyt'in büyütülmesinin hiçbir anlamı yok. Kur'an'da her ne kadar Beyt ehlinin, yani Peygamber'in ev ahalisinin temizlenmek istendiği, onların daha bir dikkatli davranması gerektiği, onlar bir suç işlerlerse 2 kat ceza verileceği gibi, yani yalnız mükafat üstünlük değil, bir de bir suçu sen işledin de 10 değnekse, o Beyt'in ehlinden biri işledi mi 20 değnek. 2 kat ceza var diyor ayet. Neden? Efendim, Allah'ın dini, Allah'ın sünnet edindiği veçhile onun elçilerince diğer insanlara tanıtılıyor. Diğer insanlara söyleniliyor, propagandası yapılıyor, açıklaması yapılıyor. Onun ev ahalisinin onun getirdiği dine kulak vermemesi, onun getirdiği dini dinlememesi, riayet etmemesi, kötü örnek olması, başka insanların da o elçiye güvenmesini zorlaştırıyor. Öyle değil mi arkadaş? Yani güven, önce insan kendine güvenecek. Sonra en yakınları güvenecek. Ki ele sıra gelsin. Öyle değil mi? Öyle olan bir elçiye adam işte ele veriyor talkını, kendileri yutuyor. Salkımı dediren bir evin reisi ise o evin reisine kim itibar eder? Kim kıymet verir? Kim kulak verir? Kim kulak asar? Hiç kimse. Bu her zaman her yerde böyle değil mi? O bakımdan işte onlara mükafatın, bilmem şey, tembihin fazlası, cezanın fazlasıyla tehdit, peygamber hanımlarına mesela şöyle şöyle yapın, böyle böyle yapın, başkaları sizinle konuşurken diyor sesinize, halinize, işvenize, edanıza dikkat edin. Ola ki başkasının kalbine, yani bu kadının bende bir muradı mı var diye bir şey düşer, bunun da müsebbibi siz olursunuz, farkında da olmayabilirsiniz. Bunları fark edin, dikkat edin diyor. Mesela daha efendim dünya malının fazla düşkünü olup da Allah'ın elçisini zor duruma düşürmeyin, onun hanımlarısınız. Şunu da isterim, bunu da isterim, işte şu karısına şundan kumaştan şey almış da sen bana almıyorsun da bilmiyorum. Yahu adamın işi gücü var zaten, işte kıçını örtüyor mu örtüyor, yeter, idare et. Gelen ganimetten tümüyle kendini alsın da peygamber, ha cebellezi canım, Rabbena hep banacı mı dedirsin yani. Böyle dediren peygamberin ümmetinin nezdinde kıymeti olur mu? Olmaz. Onun için yavaş, daha Allah diyor ki söyle hanımlarına, evet istiyorsanız sizi boşayayım, kim daha iyi kumaştan entari alacaksa ona varır. Evet yani istersen hepinizi boşayayım. Ama hem benim hanımım olup hem de bana niye internlik almadın, bilmem ne borunuz almadın, yok bilmem bir gudüz de almadın diye beni ibikleyip durmayın, benim işim var. Benim işim var yani. Adam gibi oturun. Mütevazi, makul bir hayata bakın. Zaten toplumda genellikle hayat standardı düşük. 2 günde bir, 3 günde bir karnımızı zor doyuruyoruz. Şunu da al, bunu da alın sırası mı yani? Benim kafamı karıştırıp da işimi yapmaktan beni engelliyorsunuz ve Allah'a karşı ben ne hesap vereceğim? Madem öyle istiyor musun? Evet. Bırakayım sizi. Tamam gidin. Gidin istediğinizde, yani entareci kocaya varın. Mantocu kocaya varın. Buyurun. Araba alacak kocaya varın. Deve alacak kocaya varın. Ben işte alamıyorum. Ne yapalım yani? Efendim. Bu kadar açık bu iş yani. Evet. Yani Ehl-i Beyt'in hiçbir özelliği aslında yok. Yalnız şu açıdan var. Yani liderin evinin ahalisi, lider, önder. Orada görülecek bir aksaklık başkalarının nezdinde kat ve kat fazla böyle karesiyle, küpüyle algılanıyor. Ve ya sen bana böyle söylüyorsun baba, sen git de peygamberin kızını gör neler yapıyor dese birisi, peygamberin kişiliği, şahsiyeti, ümmeti üstündeki ağırlığı güme gider. Yani bu durum doğmasın. O bakımdan önderler her asırda, her devirde peygamber olsun, başka türlü olsun çok dikkatli olmak zorundadır. Anlatabiliyor muyum? O bakımdan Ehl-i Beyt'in önemi var. Yoksa
sırf Ehl-i Beyt oluşu dolayısıyla üstünlüğü ötesi berisi filan yok yani. Biz biliyoruz, bize ulaşan bilgilerden, kaynaklardan görüyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kızı Fatıma'ya defaatle tekrar tekrar, kızım Fatıma dikkat et, babam peygamber diye güvenme sakın. Yani şimdi sık sık böyle tembih almışsa bir kız, öyle anlaşılıyor ki bir takım şeylerde ihmalkar, zayıf filan davranıyor olmalı. Örneğin Ayşe de hanımı, neredeyse yaşıtlar Ayşe ile Fatma, değil mi? Yani aşağı yukarı. Niye hiç Ayşe için böyle bir rivayet yok da Fatıma için var? Demek ki yiğinat kendine kırbaç vurdurmamış. Yani kamçının havada sesini duyunca hemen yürüyor, arabayı çekiyor. Öbürü üstüne de indirsem gene kılını zor kımıldatıyor. Bir görünüm olmalı ki. Yani babam peygamber diye mi güveniyorsun? Yok. Sen burada benden iste, dünya malı olarak neyim varsa sana vereyim ama ahirette senin için asla hiçbir şey yapamam diyor peygamber kızına. Bunu kızına söyleme lüzumunu duymuş bir adama, o kızı bunları söyletecek işler yapıyor demektir. Kimi konularda ihmalkar, zayıf, bilmem ne davranıyor demektir, öyle ya. Yani ben dikkat et, hep geç geliyorsun diyorsam birisine, o adam geç geliyordur da söylüyorum. Yoksa vaktinden evvel geçmiş oturmuş şuraya buraya, o adama söyleyeceğim. Sen şaşırdın mı hemşerim ya? Yoksa yani bana söylüyor gibi yapıp da şu geç gelene mi söylüyorsun? Yani öyle yapacak. Normali de bu. Birisi için böyle bir söz söyleniyorsa demek ki onda adı da anılarak. Kızım Fatıma sakın babam peygamber diye güvenme. Benden istediklerini bu dünyada varsa, neyim varsa veririm. Lakin ahirette senin için hiçbir şey yapamam. Nuh'un oğlunu Nuh yetiştirmek istedi, olmadı. Oğluna bakarak babasıyla konuşmaya kalkarsak hiç de iyi not veremeyiz Nuh'a. Hanımının haline bakarak Lut Aleyhisselam'a not vermeye kalkarsak gene Lut Aleyhisselam ayvayı yer. Peki gerekeni yapmadı mı? Tebliğde bulunmadı mı? Bulundu. Ta toplumun padişahına, kralına gidip söylüyor. Daha tehlikeli onlara söylemek çünkü. Asın şunu, kesin şunu. Ama hanımına söylemek, hanımı adamı ne atar ne keser. Olsa olsa iki kafasını ütüler, üçüncüye vazgeçer, değil mi? Ne oluyor? Sonuçta hanımı yani. Öyle Firavun gibi değil. Firavun asın asın, yok edin yok edin. Onlara gidip söylüyor da hanımına söylemez mi? Onunla söylemez mi? Onunla söylemenin fazla faturası da yok yani. Ama öyle görüyoruz ki Kur'an'ın anlattığına göre bunlar hiç kulak vermemiş adamlar. Şimdi yani Hüseyin öyle oldu, bunu Ali Fatıma öyle yetiştirdi. Yok yani dahli yok demiyorum. Fatıma ters terbiye etti de o ona rağmen böyle yetişti demek de mümkün değil ama o işte biat etmeme meselesi filan sen dinlemedin mi daha evvel? Biz bahsettik bu biat konusunu 6 ay, 8 ay mesela. Ali bile Fatıma yani hanımı ölene kadar Ebu Bekir'e biat etmemiş. Buradan ne sonuç çıkar yani Allah bilir tabii kesin ama insan düşünüyor demek ki sen gidip işte Ebu Bekir'e biat edersen vallahi işte şöyledir böyledir anlaşılan epeyce Ali'yi offside'a düşürmüş, kıstırmış yani. Sıkıştırmış olmalı. Başka bir normal var. Değil mi? Efendim? Peygamber Efendimiz'in ayına dikisine düşen hurmalıklar. Fedek arazisindeki hurmalık filan. Şimdi Ebu Bekir diyor Abbas. Siz ondan sonra bunları da konuştuk ama işte şu mirasını istedi, şunu yaptı, bunu yaptı. Aslında Beni Haşim'in eline geçsin ki ileride kendi çocuklarını, zaten daha ileride de öyle oldu. Abbasi devleti kimmiş? İşte Abbas'ın çocukları, onun soyundan gelenlerin eline geçsin. Ama Abbas bunu nasıl sağladı? Hep Ali ve evladının sırtına binerek sağladı. Hep onların hakkını kolluyormuş gibi pozlarında. Arkasından devrimi yapıp Beni Ümeyye'yi tahttan indirdikten sonra Abbas oğulları devleti kuruldu. Dikkat et, Ali'nin çocukları gene ortalıkta şemaroğulları. Evet, üstüne varan varanı. Yalan mı? Tarih yazıyor bunları, ben söylemiyorum. Fitliyor boyuna, o da düşünmüyor. Ebu Bekir diyor, kızım aç mısın, sefil misin, muhtaç mısın? Baban öğretti bize, peygamberlerin mirası olmaz, onun için vermiyoruz yavrum.
Ama sen herhangi bir ihtiyacın var mı? Sana tahsisat bağlamadık mı? Evet. Çocukların aç mı? Yok. Sen mi sefilsin? Yok. Niye böyle yapıyorsun yavrum? Yani babayın bize bellettiği dine aykırı iş mi yapalım? Evladım. Yok. Ne isterim. Olur. Başüstüne. Çocuk oyuncağı. Bilal'in yaptığı gibi. Yani kimi kimseler öyle boyuna bosuna baktığın gibi görünmüyor canım. Halk az. Ahali az. Toprak çokken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam herkese vermiş. Sana şu kadar, buna bu kadar ganimetler. Zaten Arabistan'da hala nüfus az. Hala nüfus az. 9 milyon nüfusu var Suudi Arabistan'ın. Arazi 2 milyon 870 bin kilometre kare. Benim. Yani kilometre kare başına bir adam düşünün. Başka yerlerde ne kadar yoğun görüyorsunuz. Ha. Vermiş. Fakat İslam devletinin hudutları genişledikçe, Medine genişledikçe, bilmem ne, insanlar artmaya, İslam olanlar çıkıp gelmeye başlamış. Nüfus sorunu, bunların geçimi, ötesi, berisi ve ne yedirip ne yitireceksin? Yani her boğaz yiyecek bir şey istiyor demektir. Öyle yemeden yaşanır mı? Hazreti Ömer diyor ki, Resulullah da diyor söylemişti. Herkes sahibi olduğu araziyi diyor, ekmek, biçmek, ondan mahsul almak zorunda. 3 sene arka arkaya ekilip biçilmezse bir arazi, kimin elinde olursa olsun onu ondan alır, kim ekip biçecek çağırırım Yılmaz'ı alır kadar. Ekip biçeceksin, sen de ekip biçmezsen, 3 sene ekip biçmeden bekletirsen senin de elinden alırım. Kim yapar? Hazana verir. Yani onun ürününe toplumun ihtiyacı var insanlar. Bilal'e de söylemiş. Peygamber zamanında yani zaten az insan var, arazi çok. Ona da arazi yok. Bilal'e hiç. Ömer onu da çağırmış herkese söylediği gibi. Demiş bak Bilal, elinde Resulullah'ın sana verdiği dünya kadar arazi var. Bunları hiç işletmiyorsun. Kör tutuyorsun. Bu Allah'ın kullarının o arazinin mahsulüne ihtiyacı var. Onun için ya ek biç diyor ya da ekip biçecek birilerine verelim. Bu ümmetin ihtiyacı var bu Allah'ın kulları. Yok diyor bana peygamber verdi onu diyor alamazsın benden. Sen diyor 3 sene ekip biçme de alır mıyım alamaz mıyım gör. Ekip biçmiyor. 3 sene sonra da Ömer ne kadar arazi varsa alıyor. Böyle canavar gibi çalışan adamlar var. Onlara veriyor, ektiriyor, biçtiriyor ve ümmete mahsulünden veriyor. Küsüyor bunun üzerine Bilal, Şam'a gelip oturuyor. Öğlene kadar Hazreti Ömer'e küs gidiyor. Burada suçlu kim Allah aşkına? Ya bir ümmetin düzeni senin nazına kurban mı olacak arkadaşım? Senin nazın kaç kuruş, benim nazım kaç kuruş? Fadime'nin bilmem nazı kaç kuruş, Anşar'ın bilmem nesi kaç kuruş. Olur mu? Allah'ın düzeni, onun dini, onun üzerine oturmuş toplumun düzeni söz konusu. Milyonlarca insan söz konusu. Ne yapıyorsunuz siz? Çocuk musunuz? Çocuk mu avutacağız burada? Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani bu kişisel bir iş değil. Benim nazımı çekmek zorunda değil bu ümmet. Ben bu ümmetin yükünden bir kısmını olsun taşımaya çalışmalıyım. Herkes böyle düşünmeli. Yoksa bu ümmetin, ben peygamberimin çocuğu da olsam, yok başına amir de emir de olsam, ne var? Ümmetin sırtında geziyor. Hayır efendim. Hakimül harameyn değil, hadimül harameyn söz konusu. Hizmetinde olmak. Emir-ül müminin Müslümanlara hükmeden, buğut tepeden bakan, onlardan daha fazla bal, daha fazla yağ yiyen değil. Herkesi doyurduktan sonra belki artanını kendi yiyendir. Onların hizmetinde olan insandır. İslam'da yöneticinin rolü budur. Demokrasilerdeki gibi yaptığından sorulmaz, sual olunmaz, dokunulmazlığı olan cumhurbaşkanları sorumsuz ya, biliyorsunuz demokrasilerde. Herim ne ederse etsin, net sorumsuz, sorulmayacak. Kimsin lan sen? Niye sorulmuyor? Ne olmuş yani cumhurbaşkanı olduysa? Çık tepemize et, gene sormayalım yani bu nereden geliyor, kim işedi demeyelim, olur mu? Analarımız bizi sen başımıza işiyesin diye mi yarattı lan? Herif. Evet, kısaca durum bu. Ehli Beyt'in dediğim gibi hiçbir üstünlüğü yok. Velev ki takva ile olsun. Kim üstünlük sağlamak istiyorsa Allah katında, Allah'a daha yakın olmak istiyorsa bir tek ölçüsü var. Herkes için geçerli. Peygamberin çocukları için de geçerli, ev ahali için de geçerli, cingen için de geçerli, Kürt için de, Türk için de, Amerikalı, Asyalı, beyaz, siyah, kara, kırmızı, hiç fark etmez. Kim Allah'tan sakınır, sahih imanla inanır, salih amel sahibi olur, Allah katında o makbuldür. Kimse nazını diğerine fatura etmek
çektirmek durumunda değildir. Buna hakkı yok. Evet, Mehdi konusuna gelince bu konuda çok detaylı bilgi veren bir doktora tezini Mehdilik adıyla 1971 yılında yayınlayan, şu anda da İzmir 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Profesör Avni İlhan'ın kitabını baştan sona dikkatle okumanızı tavsiye ederim. Çünkü bu konuda benim bugüne kadar gördüğüm en detaylı ve en etraflı malumatı hali bir kitap. Mehdi, kelime anlamı itibariyle bildiğiniz gibi hidayet eden, edecek olan, hidayet eden, yani doğru yolu gösterici anlamında ismi faildir Arapça. Bunun en nihai kökte kelime de el-hadi. Hadi de mehdilik yapan, yani mehdilerin mehdisi, yani Allah'ın özel adı. Abdülhadi diye, yani hadinin kulu diye de isim konur Müslümanlar tarafından, bilirsiniz. Bu Şia'nın da dışında, yani İslam'ın da başka dinlerin de aslı olmadığı halde insan muhayyilesi tarafından aciz ve zavallı insanların bir bakıma ümitlerinin ürünü olmadık bir kişiliği ümitleriyle doğurup, yoğurup ortaya çıkarmaları sonucu muhayyel bir kişi, hayali bir kişi. İşte bu bakıyor, ediyor, düzelmiyor, ediyor, işte inşallah bir gün biri gelir düzeltir filan. Yani böyle umutla yaşanır ancak ya. Derken günün birinde hakikaten gelecek de ortalığı düzeltecek birisi çıkacakmış gibi müşekkelleştirmişler, müşahhaslaştırmışlar. Bu İsrailiyatta, yani İsraillerin dininde de var, Hristiyanlıkta var, Budizm'de var, başka yerlerde var. Yani Mehdi kavram çok geniş. Tabii oralardan İslam'a da taşınmış. Çünkü dünya kadar insan Budizm'den, Yahudilikten, Hristiyanlıktan, Zerdüştlükten, Şuculuktan, Maniheizm'den bilmem neden İslam'a gelmişler. Gelirken de nesi var nesi yok beraber getirmiş, yani kavramlarını, alayını getirmiş. Kolay değil ki ben Müslüman oldum demek, kolay. Dille, yani yüzeysel olarak kolay. Ne var? İşte hadi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bitti, girdin. Hoş geldin, girdin ya, daha sırtında bitinle, bitli göğüneyen duruyor. Boklu şalvarın duruyor. Nereye girdin? Kolay mı bir insanın şu yaşa gelmiş, bu yaşa gelmiş, kaç yaşındasın? 24. 24 senedir nesin? Zerdüş. Bunu boyacı kapı bu, yani girdim, her iş bitti. Girdim diyorum ama saf da olsan, iyi niyetli de bakıyorum, şu konu hakkında konuşuyorum, Zerdüş gibi konuşuyorum. Niye? Daha İslam'dan bir şey bellememişim ki. Yani o güne kadar Zerdüş toplumunda o konu nasıl telakki ediliyor, nasıl düşünülüyor, yorumlanıyor, değerlendiriliyorsa o ölçülere sahipsin hala. Yani seni birisi ele alıp da şöyle, arkadaş seni bir kuşa benzetelim şöyle, dur bakalım şuran fazla, buran nokta. He? Şuranda çıkıntı var, buranda girinti var. Seni şöyle bir şeye benzetelim, böyle bir elden de geçmediysen geldiğin gibi duruyor. Bir üstündeki levhan değişmiş, etiketin. Yani portakala yapıştırılıp portakal etiketini kaldırıp armuda yapıştırsan orada da yapışır, durur yani. Ama etiket öyle oldu diye armut portakal olur mu? Olmuyor. Olmuyor. Evet, iyi düşünmek lazım. Şimdi siyasi gelişmeler o hali almış ki, özellikle Osman'ın Emirül Müminin olduğu günden itibaren yönetimin çok aciz oluşu, otoritenin sıfırlanması ve davul Osman'ın boynunda, tokmak Mervan'ın elinde haller yaşanması, sonra Ali'nin çok yetenekli, çok becerikli olmadığından bu kadar bozulmuş toplumu tekrar dizginleri eline geçirememesi, Muaviye çok daha yetenekli, hileyle, hurdayla çevirdi, aldı elinden, gındır. Sonuçta onların eline geçti. Onların tüm emeli kendi kabilelerini, Beni Umeyye'ye iktidar etmek. İslam, ondan sonra baktıkları iş. Böyle olunca yüz binlerce, milyonlarca başka dinden insanın harıl harıl İslam'ın ışıltısına bakıp gözleri kamaşırcasına, yani koşturuyor, yani şu an kelebeklerin geldiği gibi İslam'a geliyor. Geliyor da bu adamları kim yönetecek?
Kim eğitecek? Kim öğretecek? Kim anlatacak? Devletin bu işe birinci derecede önem vermesi lazım ki bunlar elden geçirilsin. Ridde harplerinde zaman geçtikçe İslam'ı iyi bilen, iyi öğrenmiş kişiler giderek azalırken bir yandan, öyle ya, savaşlarda filan ölüyor. Sahabe-i kiram peygamber İslam'ı iyi anlamış, şu adam filan savaşta şehit olmuş, şu adam şurada gitmiş. Yani böyle kıdemli yetişkin insanlar bir yandan azalırken, bir yandan öğrenci alabildiğince çoğalıyor. Milyonlarca. Bu kalabalık sınıflar gibi, kalabalık sınıflarda verim ne kadar olur? Bugün de belli, o gün de belli. Peygamberin zamanında 5-6 kişilik sınıfta özel kolej eğitimi gibi. Çevresindeki insan al, öğretmen de öğretmen, oh! Gayet güzel inini cicini öğretiyor. Ama daha sonra sınıflar kalabalıklaşmış, öğretmen azalmıyor. Bir sınıf düşün 170 kişi, bir sınıf 160 kişi. Peki o sınıftaki öğrenciler ne öğreniyor öğrenci? Biri ötekine öte git ya dur falan demeden 45 dakika dolar. Öğretmen de zaten her birine yarımcar saniye bakayım dese gene dolar 45 dakika. Öğrencinin keyfiyeti ne olur? Siyasi iktidarın da bu öğrencilere eğitme diye bir derdi yok. Kendine itaat etsin yeter. Okul taksidini versin yeter. Yani gerisi öğrenci keyfiyetle üniversiteye kazanılmış, cenneti kazanır kazanmaz mı hiç umurunda değil. Ne oldu? Ümmetin keyfiyeti büyük bir süratle düşmeye başladı. İlgilenmiyor ki siyasi iktidar. Arkasından Stalin'in çocuklarına zulmediliyor bilmem ne yapılıyor filan, işte asıl siz bize yardımcı olun, biz işte bu zulmü durduralım, Hakkı Ali'nin uşaklarına verelim. Kim dediyse Ali'nin uşaklarının iktidar hakkı var diye, çocuklarının yani. Böyle milleti kandırdı beni Abbas. Abbas'ın çocukları. Evet. Sonunda işi bitirince de kendi kondu. Abbasiler devleti adı üstünde. Ali oğulları devleti değil mi? Abbas oğulları değil mi? Devletin adı. Cebellezi. Rabbena Abban. Ama oraya gelene kadar hep işte Hüseyin'e şöyle ettiler de Hasan'a böyle, Zeyd'in abidini böyle yaptılar da Muhammed Bakır'ı şöyle ettiler. Bilmem Musa Kazım'a şöyle zulüm ettiler diye iktidara gelenler gene Ali'nin çocuklarını dışladılar. Kendileri peygamberin amcası bunlar. Ali'nin de amcası. Değil mi? Ebu Talib'in kardeşi değil mi Abbas? Evet. Fitne. Bozgun anlamına gelen, bozgunculuk yapma manasına gelen fitne kelimesi Kur'an'ın birçok yerinde sık sık geçmekte. Allah'ın arzında bozgunculuk yapanların şedid azap ile azaplandırılacağı belirtilmekte ve insanlar fitne çıkarmaktan, yani bozgunculuk yapmaktan şiddetle sakınmaya çağrılmaktadır. Tekrar tekrar birçok ayet-i kerimede bu konu üzerinde ısrarla durulan bir konu ola gelmiştir. Hatta o denli Allah fitne çıkarmaya önem vermektedir ki kaçınılması gereken bir davranış olarak adam öldürmekten beter olduğunu dahi bir ayette söyleyerek bu şiddeti, bu önemi belirtmiştir. Fitne çıkarmanın adam öldürmekten beter, yani daha fena, daha kötü olduğunu ifade eden ayet-i kerime bulunduğunu biliyoruz. Fitne, bozgunculuk nasıl çıkarılır? Bozgunculuk nedir? Her halde bozgunculuk insanları harama sevk etme, insanları kötüye sevk etme, insanlara münkeri emretme demek olmalıdır. Ki Allah kullarını sürekli olarak bunları yapmaktan sakındıran bir Allah'tır. Bu itibarla ne yapıp insan münkerlerden kaçınır ise bozgunculuk yapmaktan, yani fitne çıkarmaktan da kaçınmış olur. İnsanların doğru üzerinde toplanmasını, birleşmesini, düşünce ve davranışta birliklerinin sağlanmasını, vahdetin sağlanmasını, yani birliğin sağlanmasını
isteyen Allah, buna yönelten, kullarını buna yönelten Allah, elbette ki vahdetin tersini sağlamaya yönelik davranışlardan kullarını alıkoymaktadır. Bunu da fitne çıkarmakla isimlendirmektedir. Çünkü fitnenin çıktığı yerde insanlar vahdet halinde olamamakta, fitnenin çıkarıldığı yerde insanlar çekici aynı yere vurmamakta, aynı amaçla birleşememekte, aynı Allah rızası kazanmaya matuf, aynı davranışlara maalesef yaklaşamamakta, her geçen gün biri diğerinden daha çok ayrı düşmektedir. İşte insanları birbirinden ayıran, topluca ve ferden de Allah'ın çizdiği yolun üzerinden ayıran her türlü davranışın adı, onları ürküten, kaçıran, uzaklaştıran, Allah'ın çizdiği yoldan uzaklaştıran her türlü davranışın adını Allah genel olarak Kur'an'da fitne, yani bozgunculuk olarak tavsif etmiş. Ve şiddetle Müslümanım diyenlere ondan kaçınılması gerektiğini vurgulamış defaatle birçok ayet-i kerimede. Daha öteye, demin söylediğimiz gibi, fitnenin adam öldürmekten dahi beter olduğunu ifade etme gereğini duymuştur. Gerçekten içinde fitne çıkan bir toplum, içinden bir toplum, bir ferdin öldürüldüğü bir toplumdan daha kötü bir yere gider. Daha kötü bir yerde bulunur. Bir adam öldürmekle kalınmaz, fitne çıkan toplumda her gün birçok adam öldürülür. Her gün birçok ırz telef olur. Her gün birçok mal telef olur. Her gün birçok can telef olur. Zira fitnenin tabiatı öyle bir şey ki ardı arkası gelmez. Yani her şeyi mahvedene kadar sürer. Eğer vaktiyle tedbir alıp vaziyet etmez ve önüne geçici tedbirlere tevessül etmez, Allah'ın ipine yapışmaz iseniz, çıkan fitne taun gibi, veba gibi toplumu bütün değerleriyle birlikte alır götürür, selin öteyi beriyi bir yerlere tıkıştırdığı gibi tıkar, berbat eder bırakır. Fitne çıkmış toplumlar, fitnenin çıktığı toplumlar, bozgunun çıktığı ordular gibidir, darmadağın olurlar. Çok büyük de olsalar, çok güçlü de olsalar, bozgun çıkan bir ordu nasıl orduluktan çıkar, galip gelmek diye bir şeyi aklından da çıkarmak zorunda kalır ise, içinde fitne çıkmış bir toplumun, yani Allah'ın ipine yapışmaktan ayrılmış bir toplumun, hiçbir hücrenin diğeriyle alakası kalmamış bir vücuda döndüğünü, o vücutta da hayatın en kısa zamanda sona erdiğini düşünmek gerekir. Direnci bulunmayan bir vücut, ki o direncinin yok ettiği söylenen AIDS mikrobu, o vücudun direncini yok ettiğinden dolayı direnci yok olan vücut en kısa zamanda ayakta durmaktan aciz duruma düşüyor ve bitiyor. Gözün göre göre gözünün önünde eriyor, bitiyor, gidiyor, yani tıpkı mum gibi. İşte içinde fitne çıkmış bir toplumda AIDS mikrobunun vücudun direncini kırdığı gibi fitne de toplumun direncini, yani yaşama şevkini, ayakta durma şevkini, bütün sağlıklılığı ve canlılığı ile hayatiyetini sürdürme gücünü yok eder fitne. Dolayısıyla da hayatını sona erdirir. Fitne harama tevessül etmektir, fitne iftira atmaktır, fitne içki içmektir, fitne en geniş anlamıyla söylüyorum, zina etmektir, fitne yalan söylemektir, fitne eğri tatmaktır, fitne malının kusurunu söylemeden satmadır, faiz fitnedir, rüşvet fitnedir ve ila ahir. Yani ve benzeri şeyler. Bunlardan uzak duran bir toplumun mutlaka bilinmeli ki global olarak fitneden de uzak duruyor olduğu aşikardır. Ama bunlardan sakınmayan bir toplumda fitne boyuna kadar fitnenin içinde demektir insanlar. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medineli Müslümanların
daveti ve Akabe'de kendisine Allah'ın hükümleriyle hükmetmesi üzerine biat etmesini takiben Medine'ye geldi. Bir süre sonra önce arkadaşlarını gönderdi, sonra da gemiyi kaptan olarak kendisi terk etti, Mekke gemisini. Orada da kendisini rahat bırakmayan Mekkelilerin, Mekkelilere karşı artık bir varlık olduklarını göstermek, Mekkelilerin düşündüğü her şeyi Medinelilere yapamayacağını onlara göstermek gereği doğduğundan, onların hayat damarları olan ticaret kervanlarının yolu üzerinde bulunuyor oluşları avantajından yararlanarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Mekkeli kervanların yolunu kesme ve onları, yani bizim üstümüze bu kadar gelirseniz biz de sizin hayat damarınızı, yani beslenme kaynağınız olan kervanların ocağını yakarız. Ne sanıyorsunuz bizi? Yani ekmeğini vur elinden, elinden al ekmeğini. Öyle biri mi sanıyorsunuz deme gereği duymuş. Ve bu sebeple de biliyorsunuz neticede Bedir Savaşı çıkmış idi. İlk defa Müslümanlar hayatlarında savaş yapacaklar ve Medine'deki Müslümanları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu savaşa çağırıyor. Medine'deki münafıklar, yani Müslüman olmuş görünen, Müslümanlarla beraber hareket ediyor görünen, kendi aralarında kalınca da, kendi kendilerine baş başa kalınca da bildiklerini okuyan, onları aldatıyoruz. İşte onlara bizlerin kendilerinden olduğumuzu sandırıyor diye konuşan, ki Allah'tan bir şeyi saklamak kabil değil. Çünkü Kur'an'da bunları anlatıyor. Onlar kendi aralarında böyle böyle derler. Sizin yanınıza gelince de şöyle şöyle yaparlar diyor Allah. Nitekim de öyle yapıyorlar. O insanlar peygamberi suçluyor. Bedir Savaşı'na Medinelileri çağırdı diye. Suçlaması da bak işte Muhammed işte aramıza geldi veya onu yurdumuza kabul ettik. O gelir gelmez ne yaptı? Fitne çıkarıyor. Bozgunluk var. Bizi savaşa çağırıyor. Halbuki biz ne güzel yaşıyoruz demeye getiriyor. Allah-u Teala ona o kadar, bunu söyleyen münafıklara o kadar celallenmiş ki açıkça ve kızgın bir ifadeyle resmen diyor ki onlar boylarına kadar fitnenin içindeler, bir de durmuş seni fitneyle suçluyorlar. Yani kim onlar, bu münafıklar? Gerçekten Medine'deki bu kişiler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gelmeden önce Medine'nin yerlisi, ahalisi idiler. Bunlar savaş yapmak için o kadar çok sebebi olan insanlardı ki hayret edersiniz, saymakla bitiremezsiniz. Örneğin bir kuyunun başına işte filanın Dursun'un kölesi bir deveyi sürüye sürüye getiriyor, bir de Cengiz'in kölesi. O evvel vardı, köleler kavga etmeye başlıyor. Ben evvela sulayacağım, sen evvela sulayacaksın. Ulan deve suyu susuz, daha dayanıklı hayvan. Ha birini sonra sulayın, ne olacak? Hırgüren elzim mi? Vay sen misin? Ey filan oğulları, ey Dursun'un işte sülalesi neyse bilmem ne oğulları, onun kölesi bağırıyor, onun kölesi de bağırıyor. Falan oğulları, fıstık oğulları, hadi koşturun, yalla bir sürü adam ölüyor. Neymiş iki köle deve sularken, ha ben evvel sulayayım, seninki sonra sulansın filan. Bu kadar basit sebeple birbirini kırıp geçiren bir toplumsunuz siz. Ki bunu cümle alem biliyor, kendiniz de biliyorsunuz. Hırpolar.
Ha. Muhammed Aleyhisselam ise aranızda geldikten sonra savaşı tek sebebe irca etmiş, Allah için. Ha? Tek sebebe indirmiş. Sizin için ne tek, ne 10, ne 20, ne 100. Kafanıza esen her sebep fitne sebebi, yani eğer savaş fitne ise onun sebebi. Açık açık böyle yani, bu münafıklığın nikâlası. Şimdi Batı'nın yaptığı gibi insanları göz göre göre, bebekleri, kadınları, gelinleri, kocaları, nineleri, dideleri hepsini bombaya atıyor öldürüyor. Ondan sonra da televizyon ekranlarında ham petrola bulanmış bir karabatak mı neyse öyle gösteriyor. Allah, ulan şu Batılılar ne kadar merhametli, bunlar dediriyor bir zamanakları. Ya da 3 tane balinayı kurtarmaya gemi gönderiyor. Ulan balinalardan evvel eğer kurtaracaksan onca aç adam var, onca sağlıklı adam var, sen onları hasta ediyorsun, sen onları zıbardıyorsun, bomba yağdırarak tepesine. Ne iştir bu? Boyuna kadar alçaklığın, insan hakkı bilmezliğin içinde bir de durmuş insan hakkı diyor. Şu alçakların yediği halta. Öyle değil mi? Öyle. Şimdi hayvanları düşünüyorlarmış da bilmem neyini ediyor. Pisi bile düşünüyor. Ona özel at kestiriyor, it kestiriyor, köpek kestiriyor, köpeğine hoş mama. Peki eğer sen bu kadar hayır hahisen, açları düşünüyorsan önce insan mı kıymetli, hayvan mı kıymetli? He? İnsanları bir doyur bakalım. Kaç kişiyi doyurdun onlardan? Yok. İpini eline aldı, itini doyuruyor. Neymiş? İnsan düşünüyormuş. Oğlum o insan değil la, o it. Onu da doyur, onu aç koy demiyoruz da. Yani önce ben acım, beni doyur. Somalili aç, onu nereli, Hindistanlı aç, Eritreli aç, bilmem nereli aç, yani perişan. Yok, onları aç bırakıyor, köpeklerini doyuruyor. Boyuna kadar fitnenin içinde bir de tutmuş, fitneden bahsediyor ve seni fitneyle suçluyor. Yok, insan hakları, hayvan hakları bilmezmişiz biz. Neymiş, kurban bayramında kurban keser, hayvana göz göre göre eziyet verirmişik biz. Yani bu aynen Kur'an'daki gibi, yani gözüne baka baka yalan söylüyor. Dünyada insanların hakkını en çok tepeleyenler Batılılar, en çok da insan hakkı zart turt hava satanlar gene Batılı. Neyin nesi ulan, bu ne lahana turşusu, bu ne perhiz, bu ne, kime ne diyor, ne yapıyorsun sen? Dünya sizin yüzünüzden aç değil mi zaten, sizin yüzünüzden perişan değil mi? Sizin sömürgeciliğiniz yüzünden iki yakası bir araya gelmiyor değil mi? Hala ne insan hakkından bilmiyorum, geliyor şuradan. Kendi hakkınızdan bahsediyorsunuz siz, hepsi bu kadar. Yanlarında hani tansiyonun düşse de devrilsen hiç dönüp bakmıyor, öyle anlatıyorlar işte. New York'u, şurayı, burayı, Alman'ı, siz yaşıyorsunuz zaten. Hiç yanında diyor adam öldürüyor ya, dönüp bakmaz diyor. Yani sanki film çevriliyormuş gibi, hani bir prodüktör tembih etmiş de film çevriliyor, sakın bakmayın, doğal yürüyün filan. Hani tembih ederler de bakmazsın ya, onun gibi. Esahtan adam öldürüyorlar diyor, hiç kimse dönüp bakmaz diyor. Peki şu konumdaki insanlar mı insan hakkından bahsedecek? Önce sen bir sus lan. Sen bir sus önce. Sus. Sana mı düştüm? Dünyada ne kadar insan hakkı yenmişse, alayının faizi, yiyicisi sensin ulan. Sen konuşma, tümden kafamı kapağı atıyor yani. Sen bir sus. Bırak başkaları konuşsun. Şu hakkı yenenler konuşsun. Senin kim hakkın yedir lan bugüne kadar? Cümle alemin hakkını yiyip duran sensin. Onun için sen sus. Sen konuşma. Batır. Evet. Velhasıl fitne çok geniş bir kavram. Çok geniş tanımı olabilir. Yani kapsamı geniş, daha doğrusu tanımı değil de yanlış söyledim. O genişlik İslam'ın sınırlarıyla sınırlı bir genişlik tabii. İslam'ın men ettiğini yapar halde bulunmanın adıdır fitne. Evet, rızık fitneden farklı bir kavram olmakla birlikte Allah'ın kuluna vereceği şeylerin genel adına rızık demiş Kur'an-ı Kerim. Şehitlerin Allah katında rızıklandırıldığından bahsedilmesi, onlara verilecek her şey, ki o her şeyin içerisinde yahut her şey yalnız yiyecek içecekten ibaret değil. Yani başka şeyler de
demek ki rızkın kapsamına giriyor. Evet, rızık Allah'ın kuluna verdiği ya da kulunun onu Allah'ın takdiri sayesinde ulaştığı şeylere verilen isim olarak görülüyor. Öbür dünyada verecekleri için de, yani şehitler için, şehitlerin Allah katında Allah tarafından rızıklandırılacağı ifadesi, rızkın orada da söz konusu olduğunu bize düşündürtüyor. Düşünmemize bir engel de yok, görünmüyor. Samimiyet kelimesi içtenlikli anlamına geliyor. Hani tam Türkçe karşılığı diye, uydurukça mı dersiniz, Türkçe mi dersiniz? Bilmem ama işte içtenlikli, yani içinden gelerek. Tamamen doğruluğuna inandığı, yapılması gerektiğine kail olduğu için yapılan. Başka bir hesap için, başka bir amaç için değil. Salt olduğu, salt yapılması inancını taşıdığı için yapılan şeye içtenlikle yapılan şey deniyor. Samimiyetle yapılan şey deniyor. Şu kişi samimi derken, öyle tavsif eder ve sıfatlarken, şahsı vasıflandırırken kastımız herhalde, yani amacı, örneğin işte iyi bir Müslüman olmaya çalışıyor. Başka bir muradı yok. Yani işte böyle görüneyim de menfaat sağlayayım da, böyle görüneyim şuraya geleyim de mevki sağlayayım, bilmem ne yapayım, şunun gözüne gireyim filan gibi bir amacı yok. Ne amacı? Yalnızca Allah'a iyi kul olmaya çalışıyor. Ama beceriyor, ama beceremiyor. Ama yeterli yaptığı iş, ama yetersiz, bu ayrı konu. Ama samimi bu insan Müslümanlığında dediğimiz zaman anladığımız şey bu. Yani bu yapmaya çalıştığı şeyi Allah için yapmaya çalışıyor demiş oluyoruz. Yani dinin Allah'a has kılınması var ya, ihlas denilen şey var ya, halis olma. Hani halis zeytinyağı yazıyor mesela kimi zeytinyağların üstünde. Ne demek? Saf zeytinyağı. Yani yalnız zeytinyağı. İçinde karışık, katışık bilmem ne yok. Halis zeytinyağı. Şimdi ihlas, halis aynı halasa kökünden. Kurtulmuş, müstakil demek. Yani yalnız kendisi demek. Katışığı olmayan. İhlas da aynı kökten. İhlaslı olmak, dini Allah'a has kılmak, halis olarak dindar olmak da samimi olarak dindar olmak anlamlarına gelen kelimeler. Gerçi burada samimiyet eşittir, ihlas eşittir, yani akraba kavramlar var. Biri diğerinin yerine kullanılabilen kavramlar var. Onlar da bu samimiyetin karşısında sıralanabilir. Müslümanın ana vasıflarından birisi de samimi olmasıdır. Yani Müslümanlık şakaya gelmez. Müslümanlık oyuna da gelmez. Yani oyundan Müslüman olayım, oyun yapayım Müslümanlıkla ya da Müslüman görüneyim, şuna bir oyun oynayayım ma gelmez. Buna gelmediği gibi, alo, buna gelmediği gibi, oyuna gelmediği gibi şakaya da gelmez. Alay etmeye de gelmez. Yalnızca ciddiye almaya gelir İslam. Ciddiye alınırsa o din dindir. Yoksa din olmaz. Din olmaktan çıkar. Kişinin dinini ciddiye alması kadar önemli bir davranışı da olamaz. Çünkü dini onun hayati değerlerinin tümünün esasını teşkil eder. Dünya görüşü ve yaşam biçiminin adı din ise eğer, o dinini ciddiye almak zorundadır insan. Sizin ciddiye almadığınız dininizi kimse size bakarak ciddiye almaz, alamaz. Alabilmesi de kabil değildir. Siz kendinizi ciddiye almazsanız başkaları sizi ciddiye hiç almaz. Ne diye alsın ki? Siz de başkalarını ciddiye alamazsınız. Kendini ciddiye almayan başkalarını da ciddiye alamaz. Olup bitenleri de ciddiye alamaz. Hayat ise ciddiyet ister. Ciddiyet somurtkanlık demek değildir. Ciddi ciddi, dalga geçmeden, gırgır geçmeden o işin üstünde durmak, gerçeğini, künhünü anlamaya çalışmak ve onun gerektirdiği şeyleri yapmanın adıdır ciddiyet. Bunun içinde samimiyet gerekir.
salt bu amaç için çalışıyor olmak, uğraşıyor olmak gerekir ki bunun adına samimiyet denilir. Kısaca istikrardan bahsetmek istiyoruz. İstikrar Türkçesi, yarı Türkçe yarı Arapça diyelim, kararlılık anlamına gelen bir kelimedir. Kararlılık. Kararlılık. Müslümanın doğru bildiği şeylerde kararlı olması, o şeylerin doğru olduğu kararını bugün verdiği gibi yarın da vermesi, ertesi günde vermesi, ertesi gün. Almanya'da doğrular Türkiye'de de doğru olmalı, Arabistan'da da, İran'da da, Turan'da da, Amerika'da da. Yani hırsızlık haramsa burada da haram, Mekke'de de haram, Medine'de, Moskova'da da, Washington'da da haram. Hırsızlık Türkiye haramsa Kürt'e de haram, Müslüman olmak kaydıyla. Efendim Arnavut'a da haram, şuna da haram, buna da haram. Kim ki Müslümanım diyor, evet, herkese haram. İşte bunları, doğruları her mekan ve her zeminde, her zamanda doğru bilmeyi sürdürmek ve davranışlarını da aynı şekilde, aynı durumlarla karşılaştığında aynı davranışlarda bulunmak. Doğruları kendilerinden daha doğrulara rastlamadığı sürece sahiplenip durmanın adına istikrar denilir. Kararlılık denilir. Kararlılık bir kişilik yapısının da diğer bir adıdır. Yani sağlam bir kişiliğin diğer bir kelimeyle ifadesidir denilse ziyade sayılmaz. Gerçekten istikrarlı oluş, kararlı oluş, insanın kendine güvenini artırıcı olduğu gibi başkalarının, ağyarın veya yarın da insana dostluğunu, güvenini, iltifatını artıran, kendisiyle birlikte olunması gerektiği düşüncesini yaymayı sağlayan kanaat verir diğer insanlara. İstikrarlı bir insan, ciddi bir insan, işini ciddiye alıyor, kararlı bir insan, yani ne yapacağını biliyor. Ne senden esen rüzgar onu şu tarafa döndürür, ne benden esen fırtına. Yani o ne yapacağını öğrenmiş, biliyor. Olmak, insanların kendisini öyle olmak, ciddiye alması sonucunu doğurur. Müslüman herkesten, başka din mensubu herkesten çok daha önce ve çok daha önemli, öncelikle ciddiye alınması, güvenilmesi gereken bir kişi ise, kişi olması gerekiyorsa, herhalde istikrarlı olmak zorundadır. Bir gün beyaz dediğinize ertesi gün siyah veya gri demeniz, bugün masa dediğinize yarın soba demeniz, bugün doğru dediğinize yarın eğri demeniz, genel ölçüler içerisinde söylüyorum, istikrarsız olmanız anlamına gelir ki sizi bu halde görenlerin size güvenmeleri, size itibar etmeleri kesinlikle mümkün olmaz. Nitekim hepinizin içinde yer bulunduğu, yaşadığı ve şikayet konusu olarak bana zaman zaman aktardığınız kimi şeyler duyuyorum. Ondan örneklendirmek isteyeyim. Gençsiniz, diyelim ki düne kadar veya bir sene öncesine kadar işte filan yere takılıyordunuz, şimdi buraya takılıyorsunuz filan. Aile çevrenize, anne babanıza veya yakınlarınıza, sizi tanıyanlara göre İşte o mu? Boş ver ya, işte geçen sene filan yere giderdi, şimdi falan yere gidiyor filan gibi ilk bakışta istikrarsız dedirtici, istikrarsız denmesine dolayısıyla güvenilmezlik belirtisi sayılacak ifadelere sebep olur. Tabii bu en genel şekliyle söylüyorum. Yanlışlarda tekrar edip durmak, yanlışları sürdürüp durmanın adı, evet, kelime anlamı itibariyle rakı içmeye devam etmek de, cuvara içmeye devam etmek de bir istikrardır yani, kararlılıktır. Ben bunu içeceğim ve de içiyorum ve de çektim demek bir kararlılıktır doğru, ama bu tür kararlılıklar insanı varmaması gereken, gitmemesi gereken yerlere doğru öyle boynuna ip takılmış bir şeyi sürüye sürüye götürürsün, oraya alır götürücü şeylerdir ki istikrar meziyet olması gerektiği noktada bu gibi şeylerle meziyet olamaz. Ancak hayırda, doğruda, iyilikte, marufta kararlılık ve her geçen gün kendini geliştiren bir kararlılık. Yani ben
İşte büyüklerimden bunu gördüm, bunu bellerim. Bunda kararlıyım. Yok, düşün, taşın büyüklerinden kalandan daha da büyüğünü sen senden sonra gelenlere bırak. Ve onlar seninle de iftihar etsin. Senden evvelki büyükleriyle iftihar ettiği gibi. Seninle de etsinler. Ne olur. O da pek istikrarlılık değil. O cumudiye, böyle hareketsizlik, hani buzdağına cumudiye diyorlar ya, buz gibi ya, donuk, hareketsiz. Öyle duruyor. O da istikrarın adı değil. Yani hareketlilik içerisinde sürekli gelişime açık, o istikameti hiç terk etmeyen, yani gelişme. Bugün iyi olduğunuzdan yarın daha iyi olmaya doğru yönelik bir hareketlilik. Odur istikrar. Güven veren şey, gelişme sağlayan şey odur. Sizi seyredenlere, görenlere, bahsiniz geçtiğinde ananlara güven veren şey böylesi bir kararlılıktır. Yoksa hareketsiz bir kararlılık, işte doktoru bitir, şey, fakülteyi bitirdim, doktor oldum, belledim. Ulan bellenecek şeyin ucu bucağı mı var? Herif bellediğim ben, tamam, bundan sonra da belleyeceğim. Asıl bundan sonra belleyeceksin. Devam. Sürekli mesleğini geliştirmeye çalışarak, doğruların üzerinde olan, doğruları da uygulayarak yaşayan insan, her geçen gün örneğin doktorsa doktorluğunu, mühendisse mühendisliğini, içtimaiyatçıysa içtimaiyatçılığını, pedagogsa pedagogluğunu geliştirir. Ve çok daha iyi noktalara, çok daha uzman, erbab, otorite, yani o konu açıldığında o adamın kelamı dinlenir önce. Ona şapka çıkarılır, dedirir. Bu hali sağlayan çizginin adıdır istikrar, kararlılık. Herhalde mesela hırsızlık yapmamak insana şeref verir. Hırsızlık yapar da şerefini düşürür. İken bir ömür boyu veya 30 yaşına gelene kadar hiç hırsızlık yapmadınız. 30 yaşında ya 30 sene yapmadım, ha bir kere de yapayım derseniz, 30 senedir yapıyormuşçasına insanlar sizden şüphe etmeye, kuşku duymaya başlar. Bak bak böyle yapmış ha. Kim bilir daha evvelden ne yaptı da biz duymadık kardeşim. Bilen vardı da söylemedi belki filan gibi. Tüm mazisini, o bir kere yaptığı kararlılığını bozan şey tüm mazisini bozar. Şimdi ben 3 aydır sigara içmiyorum. Şimdi tutup şaka, ciddi filan, yarı şaka deyip birisinin elindeki sigarayı tutup şöyle ya bir nefes çekeyim be, ne var? Zıbarmayız ya desem. Şakası makası bir yana, hepinizin aklında ya bu adam şakası makası yarısı ciddiyse de bu işin yarısı şaka ise de yarısı ciddi ha. Pek bırakacağı benzemiyor. Bu elinden sonra bir dahaki gelişinde cebinde paketle görürüz demeye başlarsa hiç de haksız olmaz. Değil mi? Gerçekten öyle. Niye? Ben ona benim istikrarsızlığım ile ilgili ipuçlarını veren benim. Yoksa ipçi satmıyor ona ipucunu. Ben kendi elimle veriyorum bu davranışımla demektir. Dolayısıyla istikrarsızlık gerçekten insanlara güven vermez. Güven vermeyince de güvensiz bir şey yapılmaz. Yapılmaz. Bir yere varılmaz. Evet. Tarih ve yorum ana başlığı altındaki bahse geçiyoruz. İslam tarihi ile ilgili bir özgün, yani nev'i şahsımıza münhasır bildiğimiz acizane, ola ki bizden başka da böyle bilen vardır ama biz doğrusu muttali olmadık bugüne kadar. Bu itibarla biz nev'i şahsımıza münhasır, yani özgün, yeni deyimle hangisini anlayacak varsa ondan anlasın. Bir yorum yapıyoruz. Zaman zaman da bahsetmeye çalıştığımız gibi şimdi hulasa etmeye uğraşalım. İslam başlangıcı itibariyle, yani Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy gelmesiyle gelmesini söz konusu ediyorum İslam derken. Ondan evvel İslam yok anlamına değil bu da. Yani daha detaylı bilgilere sahip olduğumuz dönemi
anlatmakta yarar görüyorum. Çünkü ondan evvelki Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Salih'in, Eyyub'un falan devirleriyle ilgili fazla döküman yok elimizde. O bakımdan en sağlıklı mütalayı sanıyorum hepsine nispetle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la gelen vahyin oluşturduğu din için yapabiliriz. Peygamber zamanında sünnetullah'a uygun olarak İslam çok yavaş bir ilerleme kaydetti. Bu yavaşlık bir yerden insana üzüntü verici gibi görünmesine rağmen diğer yandan sevindirici sonuçlar da verdi. Çünkü bir mükemmel öğretmenin, bir güzel öğretmenin, bir işini bilen, konusuna hakim, konusunun uzmanı yetiştirilmiş bir öğretmenin elinde talebe az ise, ki başlangıçta az idi, o talebeler iyi yetişir. Bir öğretmen öğrencilerinin her biriyle özel olarak meşgul olabiliyorsa, o öğrenciler şanslı demektir. O öğrenciler daha iyi yetişir demektir, yetişebilir demektir. Tabii yine de öğrencinin akliyetiyle, anlayışıyla, izanıyla, kültürüyle, birikimiyle, kafa yapısıyla, dikkatiyle, işi ciddiye almasıyla ve birçok şeyle yakından ilgili çok değişik ve mütenevvi çeşitli faktörler var. Ama genel olarak öğretmene taalluk eden, öğretmenle başlayıp onunla biten hususiyetlerinden işe bakarak söylemeye çalışırsak gerçek bu. Yani öğretmen yetişkin bir öğretmen, öğrenci miktarı da az ise gerçekten o öğrencilerin her birisi öğretmen boyunda öğretmen olurlar. Öğrenirler yani işi. Peygamber zamanında böyle idi. Başlangıçta Müslüman olan sayısı az olduğu için peygamber onların her biriyle vakit de uzun, aceleleri de yok efendim. Uzun uzun uğraşıyor, onlara gelen ayetleri anlatıyor, açıklamaya çalışıyor. Tekrar soranlar olursa anlamayıp yine anlatıyor filan. İşte bu şekilde yetişen insanlar daha köklü yetiştiler genel olarak esas itibariyle. Daha esaslı yetiştiler, işi daha kaynağından aldılar ve tuttular. Ama günün biri geldi, işler tersine döndü. Nasıl tersine döndü? O yavaş ilerleme, Müslümanlar mevcutlarıyla Medine'de devlet oldukları günden, yıldan itibaren daha evvel aritmetik dizi hızıyla artıyorlarsa, Medine'de devlet oldukları andan itibaren geometrik dizi hızıyla artmaya başladılar. Bunu herhalde iki dizi hızı derken deyim olarak neyi kastettiğimizi biliyor olmalısınız. Herkes biliyor mu? Aritmetik artma hızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, bilmem 9, 10, 11 filan gibi artan, yani böyle birer birer artan hıza, yükselen hıza aritmetik artma hızı denirken 1, 2, 4, 8, 16, 32, 54, bilmem 32, 64, 128, 256, 512 filan türü hep katlamalı. Artma hızına da geometrik artım hızı denilir matematikte. Bir hatırlatma yapalım, matematik dersi vermiyor olmamıza rağmen. Medine'de devlet olana kadar matematiksel artım hızıyla artan Müslüman sayısı, Medine'de devlet olduktan itibaren yavaş yavaş geometrik artış hızıyla artmaya başladı. Dikkat ediyoruz elimizdeki verilere baktığımızda 13 sene Mekke'de kalınıyor. Kameri sene de olsa ki kameri seneler şemsi senelere nispetle 11 gün noksandırlar biliyorsunuz. 13 senede neredeyse toplam 150-160 kişi filan Müslüman olmuş. 100-120 kişi Mekke'de işte var efendim. 40 küsur kişi de Habeşistan'a eziyetten uzak tutulmak için gönderilmiş. Toplam 160 kişi Medine'dekileri, ki o da son 3 senenin mahsulüdür hariç tutarsak, 160 ayda 160 kişi. Yani ayda bir kişi düşüyor, aya bir kişi düşüyor. Çok ağır bir artış hızı değil mi bu? Ama başlangıç böyledir. Dağdan yuvarlanan bir kucak kar da bir sesten, bir çığlıktan, şundan bundan yuvarlana yuvarlana bir kucak dolusu kar
üzerinde yuvarlandığı karı da kendine dahil etmek suretiyle ta aşağılara indiğinde bir koca köyü görünmez edecek boyutlara ulaşıyor. Her şey başlangıçta küçüktür. Bir nutfeden sizi yarattık diyen Allah, nutfenin ne kadar küçük olduğunu da söylüyor ve biz gerçekten gözle görülmeyecek kadar küçük spermlerden olma, yumurtalardan olmayız. Ama bak şuna, o 80 kiloluk yumurta olmuşuz şimdi. Kulaklı, ağızlı, burunlu, gözlü filan kaşlı yumurta. Evet. Böyle yani sünnetullah'ta her şey böyle. Küçükten büyüğe, ondan sonra da küllü nefsin zâikatül mevt noktası. Yani tüm canlıların ölümü tatma noktasına geliyor. Rabbine bilahire döndürülmek üzere. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında öyle günler oluyor ki çeşitli kabileler şu veya bu şekilde geliyor ve peygambere biz toptan senin dinine girmek istiyoruz diye arzu halde bulunuyorlar, hallerini arz ediyorlar ve toptan da giriyorlar. Yani 1000 kişi birden, 100 kişi birden, 200 kişi birden, 500 kişi birden giriyor yani. Halbuki o kadar kişi değil, bir kişiyi sokabilmek için kök söküyorlar diye Mekke'de. Tabii bunun sosyal, siyasi, bilmem ekonomik çok çeşitli faktörleri var ama psikolojik faktörü de var. Çünkü Mekke'deyken peygamberin anlattıkları insanlara çok uzak geliyordu. Bir gün çok enteresan bir olaydır. Kabe'ye yani Mekke'ye yabancı dışarıdaki kabilelerden birinin reisi gelmiş. Tabii kabile reisi olduğu için de kabile reislerinin oturduğu yerde oturuyor Darun Nedve'de. Yani özel böyle bir yer var Kabe'nin hemen yakınında. Yani Kabe diyelim şu videonun olduğu yerdeyse o da şöyle bir yerde yani bu kadar yakın. Şurada, aha burası. Burası Darun Nedve böyle. Bayanlar. Şurası var ya Darun Nedve. Yani burada oturup konuşuyor. O üstü gölgelik bilmem ne filan. Orası Kureyş'in hükümet merkezi, başbakanlık, bakanlar kurulunun toplantı yaptığı yer gibi filan. Yani öyle diyelim. Orada o kabile reisiyle konuşuyormuş. O sırada da Hatice, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve Ali daha 7 yaşında çocuk 3 kişi gelmiş Kabe'ye yönelerek namaz kılıyorlar. Adam Abbas'la konuşuyormuş. Bu arada onları görünce ki onlar gibi ibadet edeni de zaman zaman Mekke'ye gelmesine rağmen hiç görmemiş. Ve demiş ki sözünü kesip ne konuşuyorlarsa demiş bunlar kim? Abbas da demiş kim? Kimi kastediyorsun? Demiş işte şu 3 kişi bak bir kadın bir erkek bir de çocuk var ya yanlarında ha kim onlar? Ve ne yapıyorlar demiş. Abbas da demiş ki o gördüğün erkek benim yeğenim. O kadın da onun hanımı, öbürü de bir başka yeğenimiz Ali. Hani Ebu Talib'in oğlu ya. Ve böyle deyip kapatmak istiyor. Adam meraklı, sormuş peki ne yapıyorlar? Yani namaz hiç görmemiş adam. Ne yapıyorlar bir fark? Vallahi diyor işte o yeğenimiz yeni bir din getirdiğini söylüyor. Bu yaptığı da o dinin ibadetiymiş deyip kapatmak ve konuya devam etmek istiyor. Ama adam meraklı. Devam ediyor sorularına. Diyor, madem yeni bir din getirdiğini söylüyor, insanları neyin üzerine çağırıyor diyor. Neye çağırıyor? Yani neyi yapın, neyi yapmayın. Çünkü yeni bir din getirmek demek bu demek yani. Ne yapın ve neyi terk edin diyor yani. Şimdi öyle ya. İşte Abbas ister istemez o güne kadar duyduklarını, işittiklerini adama istemeye de olsa, önemsemese de yeğeninin yaptığını anlatmak zorunda kalıyor. Diyor vallahi işte Allah'tan başka bir Allah yokmuş, ilah yokmuş öyle diyor. He. İşte ona inanacakmışız. Kendisi de onun kulu ve elçisiymiş. Öldükten sonra dirilecekmişiz. Bütün bu dünyada yaptıklarımızdan, yiyip içtiğimizden, şundan bundan işte şurada senden konuştuğumuzdan bile bize sorulacakmış. Öyle söylüyor işte diyor. Kapatmak istiyor gene. Adam diyor ki vallahi bunlar çok önemli şeyler. Şu söylediklerin ne söylüyorsa diyor çok önemli şeyler söylüyor bu adam diyor. Ama Abbas farkında değil, önemsemiyor. Abbas daha da artık konuyu kestirelim der gibi diyor ki işte bu aslı yok şeyleri söylediği yetmiyormuş gibi demeye getiriyor.
Diyor vallahi işte bana tabi olun. Bizans da İran da bana tabi olacak diyor. Yani işte öyle hayal peşinde zararsız bir deli filan gibi demeye getiriyor. Şimdi gerçekten peygamber ileride ne olacağını görüyor. Çünkü inanan insan bu inanç onu nereye götürecek görür. Bu öyle hokus pokus türü görüş değildir. Tamam mı? Buna basiret demiş. Ama inanmayan adam, o tarakta bezi olmayan adam da seni herhalde işte şey hayal görüyorsun filan diye gırgır geçer. İşte amcası Abbas da peygamberle gırgır geçiyor. Da tahta hemen nasıl 9 eline yapışıyor. Evet. Ondan kalan boşluğu doldurmak için de hiç boş durmuyor yani. Her neyse. Şimdi Mekke'de işte Muhammed öyle söylüyor diyor. Bizans da İran da bana tabi olacak ama millete göre o kendisiyle gırgır geçilmesi için yeterli bir şey oluyor. Yani haline bakmıyor. Yani yanında bir kadınla 7 yaşında bir çocuk var. Şuna bak şu haliyle İran buna tabi olacakmış. Gülün de boşa gitmesin filan. Sen gül bakalım boşa mı gider, doluya mı gider? Günün biri gelir görürsün. Bunu peygamber görüyor da Abbas görmüyorsa bu görenin değil, görmeyenin sorunu. O istikbali, o geleceği görenin değil, şuradan bulunduğu yerden onu görenin değil, göremeyenin burnunun dibine yaklaşana kadar göremeyenin ve hayal diyenin sorunu, o düşünsün onu. Derken Medine, yani her geçen gün İslam güçlendikçe, mesela Mekke'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam açık açık Amr İbn-i Nas'a, Halid bin Velid'e, Mughire İbn-i Şube'ye, Ebu Cehil'e, Ebu Sufyan'a, o kimlere, Amr İbn-i Nas'a, bilmem neler anlat, hatta o gibilerin üzerine düşmesi yüzünden günün birinde azar işitiyor Allah tarafından. Abese ve tevella ayetini hatırlıyorsunuz. Yani o gözleri görmeyen ama Müslüman olmuş birisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kiminle görüştüğünü bilmiyor, görmüyor. Tabii işte Resulullah nerede, beni ona götürün efendim, o bana Allah'ın kelamından bahsetsin filan diyerek yürüyor filan. Peygamber de yani sırası mı, sen ne zaman olsa işte şey yaparız, anlatırız der gibi mühim adamlarla konuşuyorum filan görünümünde yüzünü ekşitmiş. Abese ve tevella diyor Allah-u Teala. Sen amayı görünce yüzünü ekşittin. İstemeyenin istememesinden sen sorumlu musun? Sen isteyip de, yani isteyene vermekle sorumlusun. Yani amaya niye yüzünü ekşitiyorsun? Canı cehenneme onların gelmezse gelmesin demeye getiriyor onlar. Ne o kadar üstüne düşüyorsun? Hele hele senden bana anlat diyen varken ona, bana anlat diyene yüzünü ekşit. Hiç metelik vermeyen burunları yukarıda heriflere bir şey anlatacağım diye böyle, bu yapılacak iş mi işte? Peygamberi Allah'ın düzeltmelerinden biri de budur. Bu çok tipik bir olaydır. Efendim? Anlat dilinde tüy bitiyor. Yok, hiç herifler tınmıyor bile. Ne zaman tınıyorlar Halid bin Velid, Amr ibn Naz? Bedir olmuş, Müslümanlar yenmiş. Uhud olmuş. Öyle olmuş. Hendek olmuş şöyle. Her geçen gün Mekke ayağının altındaki toprağın kaydığı bir mekan. İtibar kaybeden bir mekan olmaya başlamış. Ve her geçen gün Muhammed'in namı dört bir yana duyulmaya başlamış. Muhammed Mısır'ın Kıptisi'ne elçiler gönderiyor. İran'ın Kisra'sına elçiler gönderiyor. Bizans'ın Heraklius'una elçiler gönderiyor. Mısır'ın Mukavkis'ine, bilmem kimin nesine, Yemen'in hükümdarına. Habeş'in bilmem. Artık istikbal düşünenler gelecekte ne yapacağız, nerede yerimizi bulacağız? İstikbal Muhammed'in yanında görünüyor artık. Yani istikbal Mekke'den gitti. Mekke'de yok. Onun için tıpış, birisi Habeşistan dönüşü Amr ibn Laz, diğeri de Mekke'den çıkmış, birbirinden habersiz Medine'ye geliyorlar. Gelip Muhammed'e diyecekler ki artık biz senin emrindeyiz ya Muhammed. Filmde var ya, bu kılıç artık senin emrinde. Peki o güne kadar neredesin? Anlatmadı mı bu adam sana? O güne kadar
Muhammed'e ve yanındakilere baktın, 8 köleyle 4 tane delikanlı, hiçbir şey, bunlar ne ki ya, kaç kuruş dedin mi? Arka döndünüz yani, sırtınızı döndünüz. Eğrisi var mı şu laf? Evet. Ama artık istikbal orada. Ne çıkmış gelmişler, Yanbu denilen bir mevki var Bedir'e yakın, Cidde, Kızıldeniz sahilinde. Medine'de pek yakın, ben gördüm orayı. Karayoluyla Mekke'den Medine'ye gelmiştik taksiyle. Orada buluşuyorlar, konaklamışlar. Birbirini görünce tabii tanıdıkları adam, ikisi de Mekke'nin bakanlık düzeyinde adamları. Yani birisi Genelkurmay Başkanı, Halid bin Velid. Ebu Süfyan, Milli Savunma Bakanı. O da Hasan Güreş mi? Ne? Güneş mi? Doğan Güreş. Doğan Güreş, yani Genelkurmay Başkanı, Halid bin Velid. Suvari Kuvvetleri Komutanı, Başkomutanı değil mi? Ha. Diyor, hayırdır, nereye gidiyorsun? Biri diğerine diyor, Muhammed'e gidiyorum, o kadar. Sen, diyor, başka gidilecek yer yok. Ben de ona gidiyorum. Neredesiniz peki onca yıldır? Onun yanında ekmek var, onun yanında şan var, onun yanında şöhret var artık. Tabii her dava başlangıcında böyledir. Kimse bir şeye saymıyor ama günün bir gelir. Aman nice insanlar da yani belirli şeyleri yapana kadar yakasından çeken, paçasından çeken, zaten biz ona söyledik dinlemiyor bilmem ne filan, yapmasın etmesin dedikodu öte beri. Bu zaten yapamaz bu işleri, işte bir de şeye soyunuyor falan filan. Her şeye rağmen o adam başarır, zirveye çıkar. Çıktığı andan itibaren herkesin dili, konuşması, bakışı, her bir şeyi değişir. Bir bakmışım filan adam, ya ben onu ta küçüklüğünden tanırım kardeşim, herif ta o zamandan belliydi ya. 4-5 yaşında mıydı neydi, bir gün it taşlıyordu, ulan bir attı taşı vurdu, ta o zamandan anladıydım böyle çıkar. Ulan anladın da niye herife yardımcı olmadı peki? He? Onca yıl bu kadar anladın da o zaman hasedin var senin. Kimisi der ki daha bebeğken ben işte kucağıma aldım, bir işedi, bir bakıyordu gözüme, o zaman anladıydı. Anladıysan peki niye bugüne kadar aradan 50 sene 60 sene geçmiş, hafif bir Allah için yardımcı olsana. Ha? Bir gün sakalımdan bir tuttu, ta o zaman anladıydım filan. Anlamaz olur, herkes anlayışlı olur filan, ta bebekliğinden, ınga dediğinden bile anlayanlar çıkar. Birdenbire boşalır, değişir insanlar. O güne kadar senin kadar kusurlu yoktur, senin kadar berbat adam yoktur, senin kadar bu işin adamı olmayan adam yoktur filan, ama her şeye rağmen sen başardın, zirveye çıktıktan sonra millet birdenbire bir değişir ki Allah şaşar kalırsın, ulan ben neymişsin meğerse diye. Onları dinlesen, hakikaten ben neymişsin. Evet, insanoğlu böyle. Meğerse Muhammed neymiş de Ebu Süfyan bilmiyormuş ya, Amr ibn-i Nas bilmiyormuş, Halid bin Velid bilmiyormuş. Meğerse neymiş? Neymiş, ne olduğunu size Mekke'de anlattırdı bu adam. Üstelik vahiy gelmeden de 40 yıl aranızda büyüdü. Onu evlatlarınızı tanıdığınız gibi tanırsınız. Yalan mı? Ne var, bir cimcik yer lan, herkes birbirini biliyor. Sen siz onu, o da sizi biliyor. Siz, o sizin Kabe'yi soyup bilmem putları çalıp satıp avratlarla yediğinizi biliyor. Siz de onun hiçbir harama uzatmadığını biliyor bunlar. Herkes bilir. Sen ben bizim kel olan biz birbirimizi biliriz demiş. Bilinmez mi küçük muhitte? Frankfurt kadar değil ya, İstanbul gibi 10 milyon nüfuslu değil ya, Mekke topu topu 8-10 bin kişi. Bunun 6 bin 7 bini çocuk, geç onları. Biz mesela geri kalan yarısı kadın ya, zaten adam değil. Geri kalan işte 1000 kişi kalıyor. Ha, Mekke'ye şey, tabii Bedir'de savaşa çıkan herkes çıktı. Kaç kişi geldi? 1000 kişi. Aha, Mekke'nin adamı da 1000 kişi. Bilmem nesi de 1000 kişi işte. Al size kısa yoldan hesap. O günün ölçüleriyle söylüyorum. Öyle değil mi? İşte Medine'de adamdan kaç kişi? 313 kişi çıkmış Bedir'e. Aha işte eli kılıç tutan adama saymışlar, 313 kişi var. Demek yani. Nüfus bu kadar küçük, o kadar küçük ortamlarda da herkes birbirinin öğlen ne yediğinden tut da akşam ne böğürdüğüne varmadılar bilir. Bilmez mi? Evet. Bu şekilde yavaş yavaş ilerleyen İslam birdenbire geometrik hızla artmaya başlayınca nüfus, bir taraftan ridde harfleriyle iyi yetişkin Müslümanlar kaybolmaya, yani şehit olmaya, ölmeye filan, çünkü yaşlandıkça insanlar azalıyor, gidiyor.
Bir taraftan İslam'a girenlerin sayısı şiddetle artmaya, baş edilmez, eğitilmesi mümkün olmayacak boyutlara varmaya başlamış. Üstüne üstlük bir de Beni Ümeyye iktidarının böyle bir ortamda siyasi gücü eline geçirmesi, İslam'ın tümden garip kalmasına, ikinci derecede Müslümanların da yetişmemesi konusunda büyük rol oynamış. Adamlar yalnız siyasi iktidarlarını büyük bir şeyle öne almışlar. Milletin İslami eğitimi, başka dinden gelenlerin eski dinlerinin kendilerinde bulunan kalıntılarından, pisliklerinden temizlenmesi falan gibi sorunlarla fazla uğraşmamışlar. Hatta daha öteye, Türkiye'li, şimdi Türkiye'li tabii, o zaman Türkiye mülkiye yok, o Urfa bilmem ne filan çevresinde yaşayan kadim Hristiyanlar var, Süryaniler. Onlar dil biliyor, kültürlü insanlar filan. Eski Yunan, Yunanca'yı da biliyorlar. Eski Yunanca eserleri okuyorlar, tercüme ediyorlar ve Şam sarayına, yani Beni Ümeyye'nin halifelerinin olduğu saraya satıyorlar o tercümeleri. Böyle bir sürü de altın alıyorlar karşılığında. Dolayısıyla Müslümanların hiç tanımadığı bir başka kültür de İslam havuzuna, o arı duru havuza akmaya başlıyor. Eski Yunan felsefesi. Hava civa, yani felsefe ne? Şu şöyleydi, bu böyleydi. Yani otur iki saat çınar ağaçlarının altında, iki saat şu teyp idi diye onu ispat etmeye çalış. Tekrar dön, öbür iki saatte yok bu armut ağacı diye onu ispat etmeye çalış. Bu laf ebeli yani, kısaca felsefe. Yunan felsefesini büyük bir süratle, en küçük detayına, hurda malumatına varana kadar Süryaniler tercüme ediyor. Şam Sarayı'da bunu satın alıp Arapçaya çeviriyor ve el yazmasıyla çoğaltılıyor. Millet hep onlara okuyor. İşte bu Kaderiye'nin, Cehmiye'nin, Ötenin, Berinin hep Müslümanlar arasında, işte fiilini insan mı yaratır yoksa Allah mı yaratır, carçurt, bir sürü şeyler hep Yunan felsefesinden İslam havuzuna akıtılan atıkların ürünü. Tıpkı Halice atıklar aka pislik adaları oluşturmuş, İslam halicine akan böyle başka dinlerden atıkların oluşturduğu pislik adaları. Tasavvufta öyle, bu gibi anlayışlarda öyle, havaricin bir sürü dangalaklıkları da öyle, mutezilerin zırtapozlukları da öyle. Evet, isabetli yanı varsa da öyle, öyle dikalalıklara yapıyorlar ki içinden çıkmak mümkün değil. Hiç peygamberin zamanında onun anlayıp uyguladığı İslam'da öyle sorunlar yok iken, başka felsefeler, başka dinlerden İslam'a gelenler geldikçe sorunlar büyümeye başlıyor ve kirli çıkısıyla geliyor. Yani kirliliğiyle geliyor, yıkanıp gelmiyor. Bu arada İslam'ı bozmak için özellikle giren, Müslüman olan ve kendi kavramlarını İslam'dan bilen bilmeyen, ona bunu anlatanlar da cabası tabii, böyleleri de yok değil. Fakat büyük çoğunluk iyi niyetli de olsa, konuş dediğin zaman ne konuşacak? Müslüman olmuş, konuşuyor. Ne var? Müslüman konuşmuş oluyor. Ne konuşacak? İslam'ın o konuda ne söylediğini bilmeyen adam ne konuşacak? Geldiği din, çıktığı, terk ettiği dinin o konudaki kavramı neyse, düşünceleri onları söyleyecek. Ya susacak öğrenene kadar İslam dini, ya da onları söyleyecek. Onları söylüyor. Onları söyledikçe de, mesela Hazreti Ömer öyle birisiyle karşılaşmış, çok tipik bir örnek, diyor ki hırsızlık yapan bir adam olmuş, karşısına getirmişler, demiş Ömer neden yaptın hırsızlığı? Adam aynen şöyle demiş, Allah'ın hakkımdaki takdir ettiği şeyi işledim demiş. Ömer hiçbir şey söylememiş, götür bunu melekesi demiş. Seni mi dinleyeceğim yani, her lafa cevap verilir mi? Böyle bir düşünce İslam'da yok. Ne demek yani? Allah'ın hakkında takdir ettiği şeyi işledin. O zaman zina halinde şunu yakala, ona sor, niye yapıyorsun? Öyle ya, yani yargılarken niye yapıyorsun sorulacak. Allah-u Teala dilemiş de ondan yapayım diyecek. Öbürü rakı içerken yakalayacağım, o da Allah dilediği için içiyor olacak. Peki haram helal kalır mı lan bu dinde o zaman? Ne olur ortalık? Dünya fitneye boğulur. Boyuna kadar pisliğe boğulur. İslam'ın anlamı kalır mı? Böyle ifna edilmiş. Böyle yok edilmiş. Beni Ümeyye'nin bu şekildeki ilgisizliği, siyasi otoritenin akabinde, yani İslam'ı iyi bilen ve hakkı söyleyen insanlara karşı da iyi davranmayışı, İslam'ın öğrenilmesi ve yaşanılmasını büyük çapta aksatmış.
Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte, Peygamber'in yanında kendisiyle birlikte vahiy katipliği yapan birisine rastlamış Muaviye, Şam'da halifeyken yahut emirken. Demiş ki ona, yanılmış da demiş olmalı, öyle anlaşılıyor. İşte ey arkadaşım, ey Hasan demiş, Ali Zaha beraber vahiy katipliği günlerimiz var ya, sen Peygamber'in yanında benden fazla kaldın demiş. Bana ondan hatırlayabildiğin güzel bir söz nakleder misin? Adam da onun konumunu bildiği için demiş ki, vallahi bir gün onun yanındayken onun aynen şöyle söylediğini işittim. Şehitlerin efendisi Hamza'dır buyurmuştu. Kim yaşadığı zamanda zalim bir hükümdar zamanında yaşar ve zulmünden dolayı o hükümdar tarafından öldürülürse, o kişiyi de Allah şehitlerin efendisi Hamza seviyesinde tutar buyurmuşlardı diyor. Yani zulmünü o hükümdara söylediği için, o hükümdar tarafından, zalim hükümdar tarafından öldürülen kişi de şehitlerin efendisi mertebesinde olur. Yani onun derecesi onun derecesi gibidir buyurmuşlardı dediğini işitmiştim diyor. Ebu Sufyan zeki adam tabii, Muaviye. Adama ne cevap veriyor? Tarihin kaynaklara kaydettiğine göre diyor ki, anan olsun emi diyor, bula bula bu haber mi buldun bana Resulullah'tan nakledecek diyor. E tabi sana o haber gerek mübarek, kör müsün adam gibi hükmet ümmeti Muhammed'e. He? Seni yanlışından alıkoymak için Allah'ın azabıyla korkutuyor ve şehitlik mertebesine de özendiriyor seni ki yaptığın ve herkesin şurasına gelen şikayetleri sona erdiresin diye. Teşekkür edeceğin yerde anan olsun emi diyor adama. Babula bunu mu buldun, neyi bulsun? Ebu Hureyre gibi senden altın alacak, senin işine gelecek şeyleri uydursun, uydursun, sen de aslı var mı, faslı yok mu demeden boyuna adama kırmızı liralar düz. Böyle mi yapsın istiyorsun? Öyle yapsın istiyor, öyle. İslam tarihi ile ilgili yorumumuzu anlatıyor idik. İşte başlangıçta, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'deki dönemi ile Medine'deki dönemi arasındaki farkı ve bu farkın esas nedeni ne idiyse onu anlatmaya çalıştık. Daha sonra siyasi iktidarın Beni Ümeyye, onu takiben de Beni Abbas'ın eline, yani Abbasoğullarının eline geçmiş olması, onların işi saltanata dönüştürmesi, bir sülalenin mensuplarını ümmetin liyakatına bakmaksızın, ümmetin seçip seçmemesine, onlara biat edip etmemesine de bakmaksızın ümmetin başına metazori getirmeleri, ümmetten onlara zorla biat almaları gibi yanlışlıkların giderek İslam'ın ikinci plana düşmesine neden olmasına, İslam itikadının bozulmasına, davranışlarda bir sürü bozukluklar meydana gelmesine sebep olduğunu rahatlıkla söylemek mümkündür. Abbasilerin son dönemlerinde, Abbasilerin döneminde bir, Beni Ümeyye'nin döneminde bir kişi vardır ki Ömer İbni Abdülaziz adıyla tanınır. Abdülaziz çok takvasıyla meşhur bir insandır. Allah'tan korkusuyla meşhur bir insandır ve İslam tarihine 2. Hazreti Ömer adıyla geçmiştir. Bu da babadan oğula halife seçilmesine ya da emiril müminin olmasına rağmen bu yol ile halife olmanın caiz olmadığı, ümmetin seçim hakkını gasp ederek onun başına geçmenin haram olduğu düşüncesini taşıdığı için bu yolla gelmesine rağmen halkın karşısında kesinlikle bu yolla gelmenin hak olmadığı, doğru olmadığı düşüncesini halka açıklamış, kendisinin istifa ettiğini bildirmiş. Sonuç olarak halk kimi istiyorsa Allah'ın hükümleriyle hükmetmek üzere ona biat etsin demiş. Halk da onun gençliğinden beri takvasıyla meşhur, ilmiyle meşhur olarak bildiği, tanıdığı için doğrudan kendisine biat etmiş ve bu suretle kendi iktidarını meşrulaştırmıştır, şer'ileştirmiştir kısaca. Bunun dışında
şu veya bu şekilde de olsa, kimi kimselerden iyi davranışlar sadır olsa da genel ölçüler içerisinde pek fazla da dişe dokunur kimsenin bulunduğunu söylemek güçlüğü içerisindeyiz. Şöyle ki, Abbasilerin son dönemlerinde bunların saltanatı da zayıflamaya başlamış. Kürem kürem, grup grup, Arapça tabiriyle fevç fevç insanlardan özellikle de Türklerin İslam'a girmeye başladığı bir dönem gelmiş. Orta Asya'dan büyük kitleler halinde göçe başlayan Türk kabileleri, Türk unsurun ta Hazreti Ömer zamanında tanıştığı İslam'a İran üzerinden geçip gelerek Abbasilerin son dönemlerinde büyük kitleler halinde İslam'a girdiklerini biliyoruz. Bunların İslamlaşma, büyük Türk kitlelerinin İslamlaşması süreci İslam'ın hemen hemen gerek Beni Abbas gerekse Beni Ümeyye gününde tevhidin davranış bozukluklarının fevkalade arttığı, tevhidin bozulduğu dönem olduğunu söylemekte de hiçbir beis yoktur. Bir sürü İslami olmayan kavram Müslümanlar arasında tedavül etmekte, dillerden kulaklara, kulaklardan dillere dökülmekte ve tekrar edilip durmaktadır. Bir sürü insan eski diniyle yeni dini olan İslam'ı imtizac ettirmeye, yani tezevvüc etmeye, yani evlendirmeye, yani birleştirmeye çalışmaktadır. Eski dininin ibadetlerini ufak tefek bir takım tadilat ile yeni dininin esasları gibi, yeni dininin ibadet şekilleriymiş gibi uygulayanlardan tutun, Kur'an'ın tarif ettiği tanımdan öteye akıl almaz biçimde deformasyona götürdüklerini görüyoruz. Öyle ki Horasan erlerinin başı diye bilinen Ahmet Yesevi'nin, Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Ahmet Yesevi denilen adamın 63 yaşında yaşını geçtiği halde ölmemesi sebebiyle kendisinin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 63 yaşında vefat etmiş, yeryüzünde durmamış, yerin dibine gitmiş, yani gömülmüş, ölünce insan defnediliyor. Ben nasıl olur onun ümmetinden olurum da yeryüzünde yaşarım diye düşünmüş takvasından, parantez aç içinde nida var. Ondan sonra kendine bir kuyu, bir in kazmış ve 63 yaşından sonraki günlerini bize gelen bilgilere bakarsak o inde geçirmiş. Yani yerin altında, tıpkı peygamberin de kabirde geçirdiği gibi. Kabirde sağ geçirmedi, onun cesedi toprağa gömüldü. Normaldi bu, çünkü herkes defnedildiğinde toprağa gömülüyor. İşte bunları din edinmenin sonucu görüyoruz. Yani sürekli olarak Horasan Anadolu'ya, Anadolu'yu tavattun eden, vatan edinen Türklere evliya gönderiyor. Takviye, evliya güçler, veli. Ayak yalın, baş kabak insanları sürekli sevk ediyor. Efendim, dazlaklara benzer, bugün Alman'daki dazlaklara benzer cavlaklar var, meşhur. Ayak yalın, baş kabak, başları usturaya vurulu. Bunun için cavlaklar diyorlar. Ben size kitap listesinde Kemal Tahir'in yazarı olduğu Devlet Ana isimli iki ciltlik bir kitabı da tavsiye ettim. Mutlaka okuyun, çünkü Osmanlı Devleti'nden önce Selçuklu otoritesinin sarsılmasını takiben Anadolu'da mevcut veya boşalan siyasi otorite günlerinde hasıl olan beylikler, Germiyan Beyliği, Osmanoğlu Beyliği, yok bilmem Turgadıroğlu Beyliği, Saruhan Beyliği, Karahan Beyliği, iki avuç arazi, üstünde üç ahali, bilmem ne beyliği. O dönemde Anadolu'nun siyasi ve içtimai ve iktisadi ve itikadi ve ilahiri yapısını çok mükemmel belgesel niteliğinde güzel bir anlatımla anlatan çok güzel bir yapıt, bir eser. O Devlet Ana isimli kitabı Kemal Tahir'in. Gerçekten çok mükemmel, o devirle ilgili mükemmel bilgiler veren bir kitap. Çok enteresandır. Yani bu cavlaklar, namaz yok, niyaz yok, bilmem ne, ama hu dedin mi gümbür gümbür hu
huruluyor herifler. Afyon içiyorlar filan. Bir sürü bozuklukların İslam aleminde yaygınlaştığı dönemlerin mahsullerinden bir mahsul. Acı eriklerinden bir erik de bunlar, çavlaklar. İran'da Alamut Kalesi'ni zapt etmiş, bir Müslümanlara sıkıntı veren Hasan Sabbah'ın başında bulunduğu haşhaşiyun, haşhaşçılar. Yani afyon çekiyorlar herifler. Ve bütün yani ana özellikleri bu. Herif bu dünyada onları cennete götürmüş oluyor. Cennette nasıl? Alamut Kalesi İran'ın o kızıl sıcakları altında bir kale. Kuş uçmaz, kervan geçmez, stratejik mevkide bir kale. Orayı tutmuş herif. Adamlarıyla aşağı gönderiyor, şurayı vurduruyor, burayı talan ettiriyor, kırdırıyor, döküyor, saçıyor, geliyor. Yeter ki dediğini yapın, afyonu çektiriyor. Millet afyonu çektikten sonra Leyla gibi rüyalar görmeye başlıyor. Tam o sırada şarıl şarıl sular salonda. Dansözler, bilmem neler, onlara işte bak cennette hurilerle berabersiniz falan filan ayakları. Ya böyle hayatını Hasan Sabbah'ın o sapık haşhaşin mezhebine veriyorlar. Böylesine her şeyin bozulduğu, hani araba için kullanırlar ya, balansının kaybolduğu bir dönem. Ve Türkler kitleler halinde Müslüman oluyor ve onlara, ki o dönem Abbasilerin son dönemidir. Abbasilerin son döneminde Genelkurmay Başkanı Abbasilerin, Eba Müslim-i Horasani meşhur namıyla Türk'tür bu komutan. Tabi hak din diye bu insanlara, bu putperest, bu şamanist insanlara hak din diye İslam'ı telkin ediyorlar. Hangi İslam'ı? O gün ne hale gelmişse İslam, o İslam'ı telkin ediyorlar. Evliyalı, velili, kurtlu, böcüklü, her bir şeyli, yani karman çorman bir İslam. O fukaralar da hiç düşündüğü yok zaten. Düşünülmez hale getirilmiş İslam'ı öğretiyorlar. E zaten şamanizmde de düşünce yok. Kızılderililerin dini de şamanizm ya. Şamanlar var, kamlar var, onlar ayinler yapıyor filan. İşte tepiniyor, mepiniyor, davul çalıyor filan. Hu 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 filan bir şeyler, bir şeyler. İşte din mi din. Yani buharlar, buhurlar, dumanlar, ateşler filan neyse, ne anlıyorlarsa. Evet, İslam'ı da aşağı yukarı buna benzetmişler. Yani evliyasıyla uçanı, kaçanı, kuru oduna dokunup yeşerdeni. Adama baktığıyla devreni filan, yani öyle afat bir hale getirilmiş bir İslam'ı hak din diye sırtlarına sarmışlar. O garibanlar da o gün bugündür o hak din uğrunda dünyanın dört bucağına kılıç sallamış, hiç dönmemiş. O hak dini, yani epeyce bir batıla bulaşmış dini sağa sola taşımış, Arnavut'unu Müslüman etmiş, Boşnağına götürmüş, Kırkına götürmüş, Sarp'ına götürmüş. Çerkezine götürmüş, Abazasına götürmüş, Gürcüsüne götürmüş, taşı oğlu taşı. Her tarafa taşımış. Hala da işte onun derdinde. Tabii orijinal hali korunmamış, deforme olmuş İslam. Bu insanların elinde o deformasyonunu devam ettirmiş. Yani aynen korumaya çalışsa bile ne yapacak? Bir suyu, aman aman bu suyu hiç kullanmayalım, bu suyu hiç kullanmayalım da öyle kalsın, kalsın derseniz biliyorsunuz. İçinde mikroorganizmalar vardır suyun. Giderek kullanılmayan su, akmayan su, hareket etmeyen su bir işe hiç yaramaz hale gelir. O mikroorganizmalar büyür. İçinde kurtlar dolaşmaya, yosunlar üremeye, bilmem neye başlar. Şu gördüğün suda. Evet. Bunun gibidir. Yani aman İslam'ı olduğu gibi koruyalım, olduğu gibi de düşünerek koruyalım. Yani bu oyuna harmanlatalım, havalandıralım. Yani aksi takdirde depoya doldurduğum pirinç gibi. Rutubet mi aldı, ne yaptı bilmem. Ya bir çıkar da havalandır, biraz gazetenin üstüne ser. Gene iyiyse gene olduğu gibi kurup torbaya koy, gene koy. O öyle zaman dokunmayalım. Bozulur, dokunmayalım, bozulur diye diye dokunmadığı, dokunmaya dokunmuşlar dini. Yani anlarsak da bozulur. İyisi mi? Hiç dokunmayalım, anlamayalım. Çok meşhur bir hikaye anlatılır ya, bu bozuk anlayışın bize bıraktığı miras bizi ne hallere koymuş. Efendim, Şeyh Edebali'ye evlenmek için kızını istemek üzere işte deli bozuk oğlu Ertuğrul Gazi'nin Osman gider. Öyle haylazdır, yaramazdır, uçarıdır filan Osman öyle. Tarihlerde neyse, mal hatun mudur, ne hayma hatun mudur, nedir adı, mal hatun mu,
Efendim neyse kızı verirler filan. O gün de orada, oba biraz uzaktır ya, orada misafir ederler işte. Yün yatakları, göçebe adam hayvanı sürüsü mürüsü filan. Yün yatakları filan üst üste serer merer. Osman Gazi o gece orada misafir etmek isterler. İşte yatma vakti, işte buyur yatak odan, yatağın hazır diye o odaya alırlar veya çadıra neyse. İşte girer filan bakarken filan duvarda bir kelam-ı kadim, yani Kur'an-ı Kerim asılı olduğunu görür. Öyle anlatılır yani, doğru mu değil mi? Görmüş gibi anlatıyorum ama anlatılanları anlatıyorum biraz inandırıcı olsun diye. Allah'ın kelamının bulunduğu bir mahalde ben ayaklarımı uzatarak yatamam, saygısızlık olur dediği ve bu sebeple sabaha kadar o odada ayakta sabahı ettiği söylenir. Doğru mu eğri mi bilmiyoruz. Allah biliyor, biz bilmiyoruz ama çok meşhur bir rivayettir bu. Eğer böyle yaptıysa ki diğer işlerine bakınca da Osmanlı'nın böyle yaptığına biraz insanı aklı kesiyor. Efendim işte İslam'ı neden anlamamış, neden kavramamış o rahatlıkla anlaşılıyor. Çünkü İslam'a saygı, Allah'ın kelamına saygı, onun duvarda asılı durduğu yerde senin de onun karşısında, heykelin karşısında durur gibi durmanla değil, oturup o kitabı da eline alıp, okuyup içinde Allah ne diyor, nelerden sakındırıyor, nasıl inan diyor, neleri yap diyor, onları öğrenip hayatına geçirmekle ancak o kitaba, kelamullah'a, Allah'ın kelamına, sözüne saygı olur. Saygıyı paganist dinlerdeki gibi yapmaya kalkarsanız hiçbir şey elde edemezsiniz. Zaten tevhid dininde de paganist dinlerdeki gibi saygı söz konusu değildir. İslam'da dikkat edilirse esas itibariyle formellik, yani şekilliğe boğulmuşluk, şekilselliğe, şekillere boğulmuşluk yoktur. Çok mahdut miktarda şekilcilik, şekiller vardır. Örneğin namazın bir şekli vardır. İşte bir rekatın şu miktar duracaksın, işte şöyle yapacaksın, ondan sonra da böyle yapacaksın. İşte bunu dört yere tekrarlayın, dört rekat namaz olur. Bu formellik, bu form şekil demek biliyorsunuz gavurca. Bu şekilselliğin sayısı, saysanız örneğin Safa ile Merve arasında sa'y, yani koşma, işte üç bu tarafa, dört bu tarafa neyse belli bir şekli var. Şuradan başlayacaksın, şurada bitireceksin, oradan dönüp geri geleceksin filan. Kabe'yi tavafın bir şekli vardır. Kabe sol tarafınızda kalacak şekilde onu yedi defa döneceksinizdir ki o her dönüşe bir şavt deniyor Arapça. Yani bir tur gavurca söylersek. Ondan sonra bu kadar. Yani aşağıdan baksan üç şekil var, yukarıdan baksan dört şekil var. Daha fazla da değil. Genel olarak böyle espri hakimdir. Ruh, amaç, maksat. Komşuya iyilik etmenin bir şekli yoktur. Komşu hakkını gözetmenin bir şekli yoktur. Yani pişirdiğin bir yemeğin kokusu sinmiştir yahut sinmese bile, bulunsa bile şundan bir tas koyun da komşum şöyle bir çorba yapmıştım, bir tadına bakasınız diye size getirdim demekten tutunuz da ne bileyim bağınızdan getirdiğiniz üzümden dört salkım bir tabağa koyup göndermeye varana kadar yahut daha mali durumunuz yerinde efendim bir bilmem başka bir şey alıp hediye, daha pahalı bir şeyler alıp hediye etmeye kadar işte şunu çocuklar yesin komşum yahut şunu çocuklar giysin demeye varana kadar hiç tahdit edilmez, herhangi şeylerle de mahdut, yani sınırlandırılamaz şekilde formellikten uzaktır. Komşu hukukunu görüp gözetmenin eşkali. Diğer hususlar da öyledir. Yani şekillere boğulmuş, merasime boğulmuş bir İslam söz konusu değildir. Halbuki putperest dinlerde, çok tanrılı dinlerde hemen hemen her şey bir forma bağlanmıştır, bir şekle bağlanmıştır. Örneğin Allah'ı anmak İslam'da yanın üzerine Kur'an'ı okumak mesela. Yanın üzerine yatarken, sırt üstü, yan üstü otururken, yatarken, kalkarken yani her şekilde yapılabilir. Ama örneğin Hristiyanlıkta günah çıkaracaksan muhakkak karşında, yani Allah'la karşı karşıya değil, papazla karşı karşıya olacak. O da arada bir şey olacak şöyle.
Söyle bakalım evladım diyecek. Sen de ona babacığım ben şu hatları karıştırdım diyeceksin filan falan. Yani komedi gibi böyle hani hadi bir skeç yapın filan mesela herhalde böyle olur. Ve böyle yapıyorlar. Adam gülüyor lan ne gömleğini çıkarsan o kafesin arkasından çıkmaz. Günah nasıl çıkıyor yani. Bir insanın yaptıklarını bir başkasına itiraf etmesi o yaptığından kurtulması anlamına gelseydi ben de birini bulur yediğim haltları ona anlatırdım ben de o dertten kurtulurdum. Yani dünyada herkes o da bu tür dertten kurtulunursa kurtulurdu yani. Böyle dertten kurtulma yolu mu olur? Böyle günahtan kurtulma yolu mu olur? Akıl var, izan var ama Voltaire'in dediği gibi Hristiyan olacaksan aklın olmayacak, aklın varsa Hristiyan olamaz. Öyle söylüyor. Şimdi bir şey böyle faksla da günah çıkarabilirsin. şimdi faksla da çıkıyormuş, iktibası aldıydık öyle bir haber. Faksla günahlarını yazıp fakslıyormuşsun kilisenin faksına. Ondan sonra Rahip Efendi faksına çıkardım diye geri sana fakslıyormuş galiba değil mi? Daha fazla gülsünler diye herhalde bugüne kadar yaptığı güldürmüyor insanları. Tarihi yorumunu çok kabaca böylece bitirmiş olduk. Çok kabaca yani çok böyle atlaya atlaya hani uzun adımlarla geçe geçe. Yani bugün durum nedir ve niye böyledir? Bunu açıklayıcı siyasi ortamın, siyasi otoritenin, fıkhi ortamın, başka dinlerden İslam dinine getirilen, taşınan kavramların, kelimelerin verdiği sıkıntıların, sancıların, taşınan kirliliklerin İslam'ın vahyi temizliğini haleldar edişinin bizleri getirdiği nokta böyle İslam'dan başka daha başka dine benzer bir dine dönüşmesi Kur'an İslam'ının, Kur'an'ın pırıl pırıl %100 Woolmark damgalı yani saf İslam'ının bugün anlaşılmayacak derecede safiyetini yitirmiş şekliyle karşımızda duruyor oluşunun çok kaba, çok satır başlarıyla açıklamasını yapmaya çalıştık. Niye peygamberin gününde böyle değildi de bugün böyle? O gün şu idi, o gün işin başında Allah'ın elçisi var idi. O gün İslam olan az idi, İslam'ı öğreten daha dikkat, daha itina, daha özenle, zaman da bol idi, öğretiyordu, anlatıyordu ve öğrenmedik şeyi kalmıyordu insanların. Tereddüdü falan da kalmıyordu ama ne zaman ki İslam olanlar çoğaldı, İslam olanların çoğunluğunu saymakla bile bitiremez hale geldi insanlar ve onlara İslam'ı anlatacak kimseler de bunun tersine azaldılar. İslam olanların öğrenmeye muhtaç kimselerin çoğaldığının tam tersine İslam'ı öğretecek durumda olan kimselerin de büyük bir süratle azalması, ölümler, savaşlar vesaire suretiyle işi keyfiyetsizliğe büyük bir süratle sürüklemeye başladı. Yani arazinin meyli arttıkça o arazide akan suyun nasıl sürati artar, giderek böyle çağlayana dönüşür, koşarcasına akarsa böylesine bir ters orantılı görünüm de Müslümanların keyfiyetinin devletlerinden halkına kadar, toplumlarından düzenlerine kadar keyfiyetinin büyük bir süratle düşmesine ve giderek zeminle birlikte yani yerle beraber olmasına sebep oldu. Bunu yeniden öbür hale getirmenin yolu da yine herhalde aynı şeyleri yapmaktan geçer ya da geçse gerektir. Yani Allah Resulü ve ashabını bulundukları sıfır noktasından alıp o yüce noktalara ne getirdiyse aynı şeyin biz insanları da fıtratı onlardan farksız olan biz insanları da aynı yere getireceğinden emin olmamız gerekir ve sonuç olarak da onları Kur'an İslam'ı o hale getirmişse bizleri de Kur'an İslam'ı öyle hale getirecektir. Biz Allah'ın dediklerine ulaşmak ne kelime? Onun dediğinden murat şudur diye kendi dediğini Allah'ın muradı diye ifade edenlerin dediklerinden Allah'ın dediğine sıra bulamamış.
ölüp gitmiş de ölüm anına gelmiş ama bir türlü sıra Allah'ın kelamıyla muhatap olmaya, tanışmaya gelmeden hep mabenci başı, mutfakçı başı, yok çöpçü başı, bekçi başı falandan konuşacağız, tanışacağız diye diye ömrümüz bitmiş, bir türlü padişahın kapısına varamamış. Yolları o kadar uzatmışlar, bilmeceli yollar. Git 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 gel, git git dön. Evet. Yanlış bir sapağa da döndüm mü zaten git gel Konya 6 saat, bir sürü de vakit oradan geliyor. Kayboluyor. Evet. İyi kavramakta bunları uzun uzun tahlil edilecek. Üzerinde böyle ciltlerle kitap yazılacak kadar uzun ve derin konular bunlar. Gerçekten enine boyuna düşünülecek. Duyguları aklın hakimiyetine verilmek suretiyle sonuca varılmaya çalışılacak ve varılacak sonuçlar da insanlar için gerçekten yol gösterici olacak konular. Evet, kısaca yakın tarih yorumu derken kastımız Türkiye'nin yakın tarihi, yani üzerinde yaşadığımız toprakların yakın tarihi bizi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü herkesin bildiği, kabul etmesi gerektiği gibi insanlar eğer bugünü anlamak istiyorlarsa, bugün olup bitenleri kavramak istiyorlarsa mutlak surette dünü bilmek zorundadırlar. Bugün hakkında isabet etmek istiyorlar. Bugün hakkında isabetli düşüncelere, görüşlere karahip olmak, vasıl olmak istiyorlarsa mutlaka dünü tanımak, dünün özelliklerini, yani bugünü bugün yapan şeyleri iyi bilmek, iyi kavramak, iyi vakıf olmak zorundalar. Atlanamayacak bir şey, olmazsa olmaz bir şey. Bugünü anlamak için dünü bilmek olmazsa olmaz bir şey. Yani dün bilinmeden bugün anlaşılmaz. Kısaca özetlersek. O itibarla tarih her zaman, tarih ki kelime anlamı geçmiş demektir. Geçmiş her zaman bilinmek zorundadır. Çünkü bugün varız, şuradayız ama birdenbire halk olmadık burada biz. Birdenbire var olmadık biz. Biz şurada var edilmedik. Bizim bir geçmişimiz var. En azından buraya gelmeden evvel sen şuradaydın, ben buradaydım, ben bu işlerim, ben şuradaydım. Yani ben şu durumda olmadan başka yollarda geziyordum, sen bilmem kapanmadan bilmem nerelere gidiyordun. Yani nereden geçtin geldin ve oralardan buralara gelirken hangi tepeleri açtın, hangi rampaları geçtin, hangi köprüleri uçtun efendim, hangi virajları döndün, hangi yokuş aşağıları indin. Fikri anlamda söylüyorum. Bütün bunlar bugününü oluşturan ciddi faktörler olarak bilinmek, tanınmak zorundadır, hesaba katılmak zorundadır. Başka türlü anlayamazsınız. Bu genel bilgilerden sonra dönelim bizim aşağı yukarı 150, hadi 200 yıllık yakın tarihimize. Yani bizim derken Osmanlı toplumunu kastediyoruz. Bunun içinde Türkler anaasırı esasiye ise de Türk olmayan kavmen, Türk olmayan başka kavimlerin de oluşturduğu ama esas unsurun, yani esas faktörün İslam'ın, işte esas faktör İslam tarafından oluşturuluyor. Toplumun, Osmanlı toplumunda 72,5 millet var biliyorsunuz. Esas unsur Türkler olsa bile. İşte o toplumun 200 yıldan bu yana neler geçirdiğini, neler gördüğünü kısaca anlatmakta, çok özet halinde vermeye çalışmakta, bugünü kavramak ve bugün içinde bulunduğumuz handikaplardan kurtulmak için yollar arayan bizlere yollar bulmakta büyük yardım olacağı kanaatindeyiz. Bir toplum, beyler, eğer kendi dünya görüşüne olan güvenini yitirmeye başlamış, o dünya görüşü, o din, o ideoloji, o toplumun, fertlerinin ve toplumun, toplum olarak ihtiyaçlarını ekonomik, içtimai, siyasi, şu kültürel öteberi karşılayamaz hale gelmişse, o toplum dinini yanlış algılamaktan dolayı dini bu tür ihtiyaçlarına cevap veremez katılığa kavuşmuş, sahip olmuşsa, ister istemez o dinine karşı beslediği güveni, o dinin kendisini feraha eriştiği, yani kurtuluşa çıkaracağı, feraha çıkaracağı, refaha değil, feraha, ferah kurtuluş,
feraha çıkaracağı kanaatını yavaş yavaş kaybetmeye başlar. Kendi ideolojisine güvenini yitiren insanlar güvenecek, güvensiz yaşanmaz, güvenecek başka şeyler aramaya başlar. Düşmanınız da olsa başkalarını bulunduğu noktadan alıp daha ileri noktalara götürdüğünü gördüğünüz şeylere uğrun uğrun, istemeye istemeye de olsa hayranlığınız zuladan da olsa başlar. İşte biz de onlar gibi yapsak, biz de onlar gibi tutsak falan filan demeye başlar, eveleyip gevelersiniz. Sonuçta Mustafa Reşit Paşalar gibi, Abdülmecitler gibi, efendim Abdülmitat Paşalar gibi, efendim toplumu kurtaracağım diye Osmanlı vilayet eyaletlerinden birinin valisi olarak ilk Genelevi Mithat Paşa Hazretleri olarak Tuna vilayetinde siz açarsınız. Müslüman olduğunuz halde. İlk kerhaneci valisi Osmanlı'nın Mithat Paşa'dır. Bizim oturduğumuz caddeye de adını verdikleri paşa. Efendim İngiliz ajanlığıyla meşhur Mustafa Reşit Paşa vardır. Hem de başına hoca getirilmiştir şu kadardır ama hoca Mustafa Reşit Paşa. Haza A'dan Z'ye İngiliz menfaatlerinin Osmanlı toplumunda ve Osmanlı idari yapısındaki bedava avukatıdır bu adam. Sonunda çeşitli siyasi atraksiyonlarının sonucu gebertilecek iken onun yaptıklarına karşı çıkanlar tarafından bulunduğu kaledeki barut deposunu ateşlemek suretiyle kaleyi de havaya uçurmuş, kendisi de bu suretle intihar etmiş, parçalanmış bir koca Mustafa Reşit Paşa. Neresi kocaysa. Evet. Herhalde ajanlığı kocaydı. Velhasıl devlet erkanıyla birlikte giderek o hale gelmiş ki İslam'a duydukları güven kaybolmaya. Çünkü İslam'ı anlamak için hiçbir şey yapmıyorlar. İslam'ı yüzünden seviyorlar. Yani bir gıdayı o kadar çok seviyorlar ki yersek yazık olur, kavanoza koyup yalayalım der gibi İslam'a saygı gösteriyorlar. Öyle almışlar, öyle devam ettirmişler. Dolayısıyla açlıktan zıbarır hale gelmiş ve ölmüşler yani. Gerçekten çünkü gıdasızlıktan ne olur insan? Bir deri bir kemik derken nalları diker. Onları da dikmiş. Tabii kendi ideolojisine güven açısından bir yandan nalları dikerken öbür taraftan da ellerin ideolojisine hayranlık her geçen gün daha da gelişmeye başlamış. Ona güven daha artmaya başlamış. 3-5 kişiyken bu 30-40 kişiye, 30-40 kişiyken 300-400 kişiye derken açılan okullar şu bu yabancılara verilen eğitim imtiyazları yüzünden Fransız Koleji, İtalyan Koleji, Amerikan Koleji, İngiliz Koleji, Alman Koleji, bilmem ne Koleji, Koleji. Hakkari'nin dağlarına varana kadar yatılı kolejler açılmış. Kürt kabilelerinin, reislerinin çocuklara okutulmuş. Kamuran İnan gibi herif Joseph Lanz'dan daha gavur çıkmış karşına. Ne olacak? İsviçreli bir avratla evlenmiş. Kamuran İnan, Şeyh Selahaddin'in oğludur. Evet, yani genel esaslardan bahsederken kimi yerde müşahhaslaştırmak, elle tutulur hale getirmek için bazen böyle örnekler de veriyorum. Şeyhülislam Hayrullah Efendi'nin oğlu Suat Hayri Ürgüplü Parislerde, Sorbonlarda okutulmuş. Tamamen Fransız kafa yapısına, Fransızların dünyaya bakış açısına sahip hale getirilmiş. Ondan sonra bu denli tahsil yapan bu insana Türkiye Cumhuriyeti'nde büyük makamlar verilmiş. Örneğin 27 Mayıs'tan sonra askeri hükümetlerin, askerlerin sivillere kurdurduğu hükümetlerin başbakanı olarak tayin edilmiş. 7-8 ay süreyle Süleyman Demirel de tortosun olarak onunla beraber aynı çifte koşulmuş. Eke öküzün yanında çift sürmeyi öğretmişler. Şimdi Türkiye'nin en büyük adamı olarak da Çankaya'da oturuyorlar. 1034 rakımlı tepede. Velhasıl Osmanlı o hale gelmiş ki atlaya sıçraya bir oradan bir şuradan bir buradan vuruyoruz, değiniyoruz. Paşalarının bir kısmı varsa yoksa Alamanya diyen, Alaman'ın askeri disiplinine, silahına, sanayine hayranlığından mahvolan biten, Leyla'lara dönen paşalar olmuşlar. Talat paşalar, Enver paşalar ve Mal paşalar. Kimi kimesine paşaları da olmuş ki varsa yoksa İngilizler, zira asılırsan da İngiliz ipiyle asıl kanaatına varana kadar meşhur etmiş
Koca Mustafa Reşit Paşalar, Mithat Paşalar, Mustafa Kemal Paşalar, İsmet İnönü Paşalar gider giderek, giderek. Velhasıl Osmanlı'ya paşa kalmamış efendiler. Evet. Mayaşını Osmanlı'dan alır. Urbasını Osmanlı'dan giyer. Cülüsünü Osmanlı'ya yapar. Velakinnehu tüm emeğini İngiliz ve dahi Fransızlara verir. Harcar paşalar ordusunun sahibi bir Osmanlı kalmış. Kala kala sonuçta. Tahta çıkış demek. Şimdi tahtaya değil tahta. Evet. Şimdi efendim bu paşalar grubundan bir grup, bunun mensubu olan Enver Paşa ne edip etmiş? Sultanımız Efendimiz Zillullahu fil ard, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi namıyla andıkları, ki böyle namlar İslam'da yoktur. Abdülhamid Efendimiz, Abdülhamid-i Sani Efendimiz, yani ikinci Abdülhamid Efendimiz hazretlerinin kızlarından birini tezevvüc etmek imkanına ve dahi şansına sahip olmuş. Damadı Şehriyari olarak da Nazır-ı Harp, Harbiye Nazırı olmuşlar efendim. Yani Milli Savunma Bakanı olmuşlar. Biraz Osmanlıca konuşalım ha. Anlamadım. Ben de zaten anlamayın diye konuşuyorum. Tercümesi aslında aynısı. Şimdi neyse, hafif bir şöyle yağmur serpiştirdi geçti. Yani Almancı paşalar İngilizci paşalara nispetle şanslı çıkmış. Padişahın damadı olmuş. Onlardan Enver Paşa. Padişahın damadı olarak da Osmanlı Devleti'nin Devleti Ali Osman'ın Harbiye Nazırı olmuş. Yanına birkaç tane kendi kafasından paşayı da takmış. Başka kimseyle istişare dahi eylemeden, danışmadan, konuşmadan İngilizlerin Hindistan yolunu emniyete almak için Kuveyt, Irak, Suudi Arabistan ve Filistin, Kanal, Süveyş mıntıkasındaki gözü olduğunu da bildiklerinden Almanlarla müşareket sonucu, yani müşterek hareket sonucu İngilizlerin ayağını buralardan kesmek, İngilizleri sıkışık duruma, zor duruma düşürmek istemişler. Almanlarla savaşa giren İngilizlerin kovaladığı gemilerinin önünden kaçan Braslow ve bilmem ne Göben isimli iki Alman zırhlısını o şeye kadar kovalamış İngilizler, Çanakkale açıklarına kadar. Osmanlı'nın Harbiye Nazırı olan Almancı Paşa, Alman Paşası Enver, damadı Şehriyari, yani padişahın damadı, gemilerin sığınma sını bir formül bulup sağlamış. Çanakkale Boğazı'ndan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Sivastopol'a kadar gitmesini sağlamış. Bu arada İngilizlere bu iki Alman gemisinin Osmanlı Harbiye Nezareti tarafından satın alındığını söylemiş. Aslında satın alma falan yok iken şeyin müttefiki olan, İngilizlerin müttefiki olan Rusları, Çarlık Rusyası'nın liman şehri olan Sivastopol'u bombardımana tutmuşlar. Çok büyük ve zırhlı gemiler bunlar, frikateynler. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'ni bu ahırlı paşalar hangi hallerine güvendiler ise, Özalcığını tıpkı bir koyup üç alacağız işte Amerika'dan yana Körfez'den filan edelim dediği gibi, onlar da bir koyup üç almacı paşalar olarak Alamandan tarafa bir koymuşlar. Velakinnehu savaşın sonu geldiğinde üç almayı bırak, koydukları bir de kendileri de ortada kalmamış. 4,5 milyon kilometre karelik bir Osmanlı Devleti'nden kala kala gıç kadar Anadolu kalmış elimizde. Evet. Çok akıllı tabii bizim diyorum paşalarımızın sayesinde. İngilizler, İtalyanlar, onlar bunlar şunlar her tarafı oradan çıkarma yapmış. Belki Maraş'a çıkar, öbürü Antalya'ya, belki Antakya'ya, bilmem şu İzmir'e çıkar, belki İstanbul'u zapt eder, öbürü Balıkesir alır derken kala kala kuru kara Polatlı'yla mucurgur şehir kalmış ortalıkta, yani bir kötü Ankara. Hakikaten hiçbir de yok. İşte Kars tarafı Uruslar almış. Bilmem şu tarafı şu, burada Ermeni çıkmış, şurada Urum, Puntot Cumhuriyeti ilan etmiş bilen derken
kala kala bir cimcik yer, bir çadırlık yer. Tam o sırada da padişahımız efendimiz olan Vahideddin Efendi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini efendim kötü bir vapurla İngilizlerin gözünün önünde İngilizler baka baka herhalde toprak alıp serptiler İngilizler görmesinler diye pat 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 Karadeniz'e oradan Samsun'a gelmiş. Gelişini kimse duymadığı halde sanki cümle alem onu karşılamış gibi daha sonra destanlaştırmışlar. Oradan bilmem Havza'ya, oradan şuraya, sonra Taşova, Amasya, oradan Tokat üzerinden Suvaz, Suvaz'dan Erzurum filan. Yunan'ı İngiliz çekilmiş gitmiş durduk yerde. O zaman niye zapt ettin? İşin içinde bir işler var yani belli. Fransız çekilmiş gitmiş, İtalyan çekilmiş gitmiş niye gittilerse sanki Polatlı lazım değilmiş gibi. Polatlı lazım değilse İzmir'de mi lazım değil de orayı bari alın. Ne olsa bizi yıkmışsınız. Yok. İstemiyorlar. Çok cömertler. İstanbul'u falan da istemiyorlar. Gitmişler kötü paçasız Yunan'ı İzmir'e çıkarmışlar. İngilizlerin emri de zaten onlar. Metakist o herif. Şu Venizelos. Venizelos. Hadi Yunan'ı Efsun askerlerini doldurmuş kayıklara, motorlara. Hadi bakalım Panayır var. Pikniğe gidiyor İzmir'e. İzmir'deki Rumlar da hoş geldiniz topraklarımıza diye levha açmışlar filan. Ulan yürü orada burada kırıp geçiniyor afyon mafyon derken ta Polatlı'ya kadar Yunan almış başını gidiyor. Fukara Anadolu erkeği kalmamış. Haliç'e cephesinden Filistin cephesine, Kutlu Amare'den Kafkasya'ya, Derne cephesinden bilmem Kanal cephesine perişan olmuş bir ülke. Suriye cephesinden bilmem neresine. Yıllardır nesillerini tüketmiş. Anadolu dul kadınlar diyarı olmuş. Değil mi? Babasını görmeden büyümüş, yeni yetme 15-17 yaşında çocuklar diyarı olmuş ki onlar da zaten Çanakkale'de Anadolu'daki İstiklal Savaşı'nda filan gittiler. 275 bin kişi yalnız Çanakkale Savaşı'nda verilen Müslüman şehidinin sayısı belli. Velhasıl yarım akıllı yöneticileri sayesinde bu ülkenin insanları erimiş bitmiş. Rakipsiz kalan Mustafa Kemal, Almancı paşaların elinde 4,5 milyon kareden 250-300 bin kilometre kareye kadar düşen Anadolu'da, yani hali bu. Bu hale getirmiş. O Karadenizli minareden hani adam kurtarıyor ya, kuyudan kurtardığı usulle. O şekilde büyük kumandanlar bu hale getirmiş deve gibi devleti, pireye döndürmüşler. İmkan artık ortalık kimseye yüzü kalmamış Almancı paşaları. Çünkü mahvetmişler yani. Bir daha sana kurtarttırır mı? Yok. Artık Anadolu'ya soktuğu da yok Mustafa Kemal'in. Burada rakipsiz kalmış. Ortalık rakipsiz olarak İngiliz ajanı. Asılırsan da İngiliz ipiyle asıl inancını taşıyan Nim Kemal'e kalmış. Onun da İsmet filan gibi işte oğluna bak babasının ne olduğunu anla. Baba baba diye gezip duruyor da Mustafa Kemal'in Kemal Kemal diye Kemal abi Kemal abi diye İsmet de onun yanında gezer dururmuş zaten. Yüzbaşı İsmet hakikaten öyle. Oğlundan oğlu babası benzer birbirine. Hep herkesin benzer benzemez mi? Erdal'a bakın İsmet'i anlayın. Yani hiç İsmet'i görmenize lüzum yok. Mustafa Kemal de İsmet'in babasıydı. Evet. Sonuçta kendi dünya görüşüne inancıyla uzaktan yakından alakası kalmamış, kompleksli, babası da olmadığı için büsbütün ruhu dengeleri sarsılmış, yıkık, içen sıçan bozuk bir ortamda Beyoğlu'nda yetişen mülazım kol ağası Mim Kemal. Evet, giderek parlamış. Çanakkale'de 40 tane tugay var, tümen var. O tümenlerden birinin komutanı olduğu halde daha sonra tarihçiler şişire şişire Çanakkale'nin tümünün komutanıymış gibi
Çanakkale kahramanı, bilmem ne kahramanı, ayda savaş olsa orada Mustafa Kemal kazandı diye okuttular bize. Öyle büyüdük biz. Evet. Çin Seddi'ni de o yıkmış filan. Halbuki duruyor da işte yapar o yani öyle. Her neyse. Velhasıl böylesine kendi ideolojisine, kendi yaşam biçimine, kendi dünya görüşüne itibarını, itikadını, inancını yitirmiş insanların elinde yönetilen bir ülke olarak Türkiye bugünlere gelmiş. Mustafa Kemal'i takiben İngiliz muhibbi, yani İngilizleri sevenlerden yine İsmet Mim Kemal'in mahdumu sayılabilir. O 1938'den 50'ye kadar aynı kafayla devleti yönetmiş. İngiliz politikası paralelinde kararlar almış. Hitler'in açtığı İkinci Dünya Savaşı'na girmemek için İngilizlerden garanti almış, sokulmamak için. Fakat bir yandan da Almanlar dünyaya hakim olursa onların da Hitler'in de hoşuna gitmek gerektiği düşüncesiyle, militarizmi güçlü bir ülke olduğu için Almanya, sonra çok büyük bir süratle ta Moskovalara, Afrika'da tilki namıyla maruf Marşal, Feldmarşal kim o? Rommel. Ondan sonra o da orada, mesela o burada Yahudileri, Schweiz mi ne bir şeyleri var hani Yahudi kamp, toplama kampı orada fırınlarda ya. He? Auschwitz. Neyse. Efendim telaffuz edemedim demek ki. Oralarda yakarken Türkiye'de de İsmet Paşa Yahudilere varlık vergisi koyuyor. Zengin mi fakir mi bakmadan itirazı da yok. Biz vergi hukuku okurken hukuk fakültesinde okuduk. Adamın adı Salomon. Ama ayakkabı tamircisi yani başka bir şeyleri yok adamın. Tamam 100 bin lira vergi. O zaman 100 bin lira ne demek? 100 bin lirayla sen Balıkesir'in Susurluğunu tümüyle satın alabilirsin yani. Evet. Para kimde? Sene 1941. Evet. Bir geçinin 17 kuruş olduğu günler efendiler bu bir koyunun. Evet 17 kuruş. O zaman Susurluk'ta ne kadar da var, inek, sığır var, büyükbaş güç ve alayını alabilirim demek. Her neyse. Fakat savaş ters dönünce, yani Hitler başarması mümkün olmayacak boyutlara taşıyınca savaşı, yani bir yanda Barbarossa harekatıyla ta Moskova'ya 35 kilometre kalıncaya kadar ilerle, öbür yanda Afrika'da General Montgomery karşısında Rommel çöl tilkisi namıyla maruf, öbür tarafta bilmem Finlandiya, tabii Fransa, Muransa zaten tepelenmiş çıkmış. Ta Güney Amerika'ya taşınıyor savaş neredeyse. Böylesi bir savaşa tabii kimsenin tek başına gücü yetmeyeceği için çuvallamaya başlamışlar. Ve savaşın talihi dönmüş. İngiltere, Amerika'yı savaşa sokmak için, çünkü Hitler'in buradan yolladığı V2 füzeleri ki bugünkü füzelerin babasıdır, jetlerin filan babasıdır onlar. Katı yakıtlı ilk uçak uçur. Ne derler diyelim, uçan araçlar diyelim füzeler. Von Braun diye bir füze alimi vardı burada. Amerika harp ganimeti olarak onu aldı, Amerika'ya götürdü ve Amerika'daki NASA, o feza sanayi tamamen o adamın başkanlığında orada geliştirilen şeylerle. Fena çıktı. Ruslar da işgal ettikleri Almanya'nın doğusunda, Berlin'in doğusunda ne var ne yok, ne ele geçirdiyse ulema filan, yalnız tank, top, tüfek değil. Onları götürüp yani iki devletin, Amerika ile Sovyetlerin feza sanayinde yarışmaları bilmem neleri filan, ikisi de Almanya'dan ganimet olarak elde ettikleri alimlerle yaptıkları, tokuşturdukları kadeh oldu yani. Uzun süre Avrupa'ya, müttefiklerine Amerika yardım etti ama hiç asker göndermedi. Fazla silah filan da göndermedi. Yalnızca lojistik destek verdi. Yani yiyecek, içecek. Halbuki Hitler'in füzeleri Londra'yı başına yıkıyordu İngilizlerin ve Churchill'in. İngilizler o zamana kadar
dünyada güneş batmayan İngiliz İmparatorluğu olarak anılıyorlardı. Gerçekten güneş nereyi aydınlatıyorsa orada güneş gören bir İngiliz müstemlekesi, bir İngiliz dominyonu, bir İngiliz sömürgesi vardı. Ve hakikaten güneş İngiltere'ye ait toprakların üzerinden hiç ayrılmıyordu. Söz gelişi. Yani nereye gidiyorsa onun aydınlattığı yerde İngilizlerin toprakları var. O kadar dünya hakim yani. Tabii İngilizler bütün dünyayı bu denli ellerine geçirmişler iken Amerika nasıl sömürecek? Nereyi sömürecek? Yeni bir dünya yaratıp orayı mı sömürecek? Dünyada yer yok. Ne yapmalı? Bırakmalı Hitler'le, yani Almanya'yla İngiltere'yi. Fransa'nın zaten esamesi okusu yok, okunduğu yok. İki cart ediyor, iki cürt cürt ediyor. Arkasından Hitler 24 saatte zapt ediyor. Yani. Majini hattıymış da, cartmış da. Kim kimler lan sen? Sert mi yani? Ya, mülayim olsan, mülayim demiş. Yani sert olsan ne yazar? Fransa tarihi boyunca pek bir şey yazmamış. Ve kimselere de güven. Bir işte Napolyon Bonaparte zamanında bir iki cart cürt. Ondan sonra da gelmiş bizim bir Cezar Ahmet Paşa'mızın karşısında Akya Kalesi'nde ayvayı yemiş. Ve dünya kaç karış görmüş abi. Osmanlı göstermiş onu. Evet. Aynen o biçim Müslüman şamanı yemiş. Ondan sonra da tarihi dönmüş. Evet. Onun dışında Fransa'nın öyle ciddiye alınacak bir yanı hiç olmamış. Tarih boyunca olmamış. Hakikaten. Ama Alman öyle değil, İngiliz öyle değil. Biraz düşse bile biraz sonra bakıyorsun gene kalkıyor, eski haline geliyor filan. Mesela 2. Dünya Harbi'nde tozuna dumanlı etse salatasını yaptılar Almanya'nın. Bak şimdi ne hale geldi. Yani demek bir rezerv var, bir potansiyel bir şey var. İngilizler de öyle. Yani kolay insanlar değiller. Yani bir şeyler var. Kapasiteli insanlar. Neyse. Sonuçta İngilizleri Almanlar mahvetsin. Tabi mahvederken kendileri de mahvoluyor Almanları. Yani ben seni dövüyorum. Bu arada benim de canım çıkıyor. Benim de soluğum çünkü yorulmadan vuracak halim yok ya. Yani vurdukça benim de nefesim gidiyor. Sonuçta kavga eden iki tarafın ikisi de perişan, dilleri dışarıda. Bu ağamız hiç kavgaya girmemiş. Çıktı geldi. 1 Mayıs 1944 Normandiya, Fransa'nın kuzey sahilleri, Manş'a bakan. Oraya 1 milyon asker çıkardı. Almanya açılmış ta 5000 kilometrede Moskova'nın kapılarında. Aşağıda Afrika'da, Mısırlarda, Süveyşlerde bilmem ne. Nasıl yetişecek? Yorulmamış, dinç. Yani sen ringdesin, ben senin karşına çıkana kadar 50 tane maç yapmışım. Zaten turşum, alnım çatlamış, kaşım çatlamış, buluğum bilmem ne. Zaten Leyla haline dönüşmüşüm yani. Ben tutmuşum, hiç yorulmadım. İki koydum, yıktırırım. Amerika'da aynen böyle. İngiltere'nin de turşusunun, Almanya'nın da turşusunun çıktığı bir dönemde, işlerin bittiği anda dünya sahnesine çıktı. Normandiya'ya çıkarma yaparak. 1 Mayıs 1944 tarih. Ve o gün bugündür İngiliz'in elinde, Fransız'ın elinde, nerede, kimin elinde, Alman'ın elinde, nerede ne varsa alayını yavaş yavaş kendi tapusuna, zimmetine geçirmeye başladı. İlk darbeyi 1952'de Mısır'da, İkinci Harbi 45'te filan bitti. 7 sene sonra, bilmem ayını gününü bilmiyorum ama Mısır devrimi dediği, İşte Albay Abdülnasır'ın, Gemel Abdülnasır, Mısırlılar C harfini G diye telaffuz ediyor. Gemel Abdülnasır'ın başında bulunduğu askeri darbeyle yaptı. Oradaki İngiliz yanlısı, İngiliz uşağı, oyuncağı Kral Faruk, İngiliz Mısır Kralı Faruk bir gemiye bindirdi ve yanına 3-5 kuruş da para mara bilmem ne İtalya'ya sürgüne gönderdi. Gemal Abdülnasır albay olduğu için ordu en yüksek rütbede kimseleri baş tanıma temayülü taşıdığından hiç rolü olmadığı halde, ihtilalde dahli de bulunmadığı halde Mareşal Necip'i, General Necip, daha sonra Mareşal filan, onu başkan tayin ettiler askerler.
Türkiye'de tıpkı 27 Mayıs'tan sonra Cemal derken arkasından 1 Temmuz 1958'de yine İngiliz ajanı ve İngiliz muhibbi olan Irak Kralı Faysal'ı, şimdiki Ürdün Kralı Bey'in emicesini mi oldurur? Onu Mareşal Abdülhakim Amr değil kim? Abdülkerim ne? Unuttum şu anda. Söylerim yani aklıma gelir. Evet. Onun vasıtasıyla yaptırdığı ihtilallerle, ihtilalle onu da zıpıttı. Türkiye'deki İngiliz adamları, İngiliz muhibbi olan Demokrat Partileri, ki Halk Partiler de öyle, Menderes'i ve Celal Bayar'ı filan da 27 Mayıs 1960'da yaptırdığı ihtilalle derkenar etti. Ve dolayısıyla böylece Orta Doğu'yu eline geçirmiş oldu. Yani Orta Doğu'nun en büyük devleti Türkiye. Ahiren Mısır, sonra Irak. Diğerleri fazla önemli değil. Suudi Arabistan epeyce İngilizlerin hizmetinde gitti geldi filan ama daima Amerika güçlendikçe başlangıçta İsrail'in kuruluşunda da İngiltere birinci derecede rol oynadığı halde artık yıldızı parlayıp da göğe kadar çıkan Amerika, İngiltere'nin takatı da kesildikten sonra İsrail'in umurunu da üstüne aldı. İsrail'i orada tutmayı, çevresindeki devletlerle bağını güçlendirmeyi, o devletlerden İsrail'e zarar gelmesini önlemeyi Amerika üstlenmeye başladı. Çok uzun konular bunlar ama bu konuları zaman zaman İktibas dergisinin ilk sayısından başlayıp 173. sayısına kadar çok yeri geldikçe epey önemli ve detaylara da dikkat ederek, vaktimiz geniş olduğu için o zamandan bu zamana birçok sayısının siyasi yorum, yani kısaca yorum ana başlığı altında yazmaya çalıştığım yorumlarda anlatmaya çalıştım. Mesela Filistin dünü bugünü yarını başlıklı bir yorumda Filistin'in durumunu, İsrail'in kuruluşunu daha başka yorumlarda da değinmekle birlikte detaylı ve esasi bilgiler, kaynaklar da vererek anlattım. Evet, Türkiye'nin yakın tarihi Almancılıkla, Alman hayranlığıyla başlamış. İngiliz hayranlığı da var. Fakat iki yere hayranlar arasında rekabet de var. Gizli, zaman zaman da açığa çıkan. Mesela Almancıların üstün geldiği zamanda işte bu Talatların, Enverlerin, Cemal Paşaların Osmanlı yönetiminde söz sahibi olduğu zamanda Almanlar İngilizlere zarar vermek ve kendi müttefikini güçlendirip, daha doğrusu kendisi gerektiğinde asker filan sevk etmek için Bağdat Demir Yolu'nu yapmışlardır, inşa etmişlerdir. Bağdat'a kadar, ta Berlin'den Bağdat'a kadar, beyler, BB, Berlin ve Bağdat. Berlin'den Bağdat'a kadar demir yolu yapmışlardır. Efendim, ayrıca Hicaz demir yollarını yapmışlardır. İngilizlerin Hicaz'ı, yani Hindistan yolunu kesmek için aldıkları tedbir cümlesinden Sultan Abdülhamid Han Hicaz demir yolunu yapmış. Hem hacıların kolay hac edebilmesi, hem oraları İngilizlere kaptırmamak açısından Hini Hacette demir yolu hem çok ucuz hem de tıkır tıkır dünya kadar adamı, o gün araba yok, otobüs yok, bir şey yok, karayolu yok, bilmem ne yok, bindir vagonlara, tak vagonları peşine, he? Doldur Mehmetçiği, istediğin tarafa, Yemame'ye de gönder, Yemen'e de gönder, Kutulamara'ya da gönder. Ama İngilizler bir tek Lawrence vasıtasıyla kandırdıkları çok has kardeşimiz Müslümanlara o demir yollarını bombalatmışlar. Kudüs'e, Amman'a bir Yahudi dükkan açmış. Babalarından işitmiş, bazı Araplı arkadaşlar vardı, onlar anlatıyor. Demir satın alırım demiyor. Yalnız demir yolu satın alınır diyor. Yani Arap böyle gözünü para bölmüş. Arap gidecek, demir yolunu uçuracak, onu develere bağlayıp sürüye sürüye getirecek. Yahudi onu satın alıyor, başka demir almıyor. Lan demir tüccarı değil misin? Her türlüsü ne al? Yok. Amacı ne? O demir yolunu uçutturmak, beyinsiz araba.
Demir yolda uçtu mu tren nasıl gidecek Medine'ye Mekke'ye? Gidemez tabii. Tamam, sırf demir yolu satın almak üzere dükkan açmış herif. Farkında değiller, ulan bu neyin nesi diye bir kafası aklı karıncalanır adam ya, hiç. Müslümanlar o kadar fikri düzey olarak düşmüşler ki, o kadar İslam'ı yüzeysel şekilselliğe indirgemişler ki, Arap'ı, Türk'ü, Kürt'ü, ötesi birisi alayı. Lawrence bir entara giymiş. Buyur. Entara giymiş. Bir sakal bırakmış ha burada Suud sakalı. Bir agel, bir Arapça, bir namaz bitti. Bir de deveye binmiş. Bir kişi İngiliz, bu adam yüzbaşı. İngiliz ordusunda istihbarat yüzbaşısı. Arabistan'da arkadaşım tüm Arap'ı kandırıp kardeşi kardeşe vurdurmuş, demir yollarını uçurtmuş, bilmem ne yapmış. Eğer Müslümanlar Arabistan'da, Türkiye'de, orada, burada Müslümanlığı entarede, sakalda, agelde, deveye binmede, Arapça konuşmada aramasa, başka şeylerde arayabilse idiler, bir Lawrence'in yaptığını 1 milyon Lawrence yapabilir miydi sanıyorsunuz? Asla yapamaz. Hala bu eşek kafa Müslümanlarda demirbaş duruyor. İşte biz o kafaları kesip yerine yeni kelleler sakatatçıdan alıp takmaya çalışıyoruz. Bizi de tekfir ediyorlar. Gene aynı kazığı yemeyelim diye. Biz kelleleri değiştirelim istiyoruz. Ve değiştirmeye çalışıyoruz. Buralarda onun için geliyoruz yani. Evet. Yani şalvarlı, donu düşük olmak hiçbir şey getirmiyor. İşte bak Afganlı kardeşlerimize, çok mübarek müştehit bir şey, mücahit kardeşlerimize birbirlerini kırıp geçiriyorlar. Urus oradan çekineli kaç sene oldu arkadaş? En az 2-3 sene oldu değil mi? Oldu değil mi? Ağzına sağlık, 4 sene olmuş. Urus'un zamanında öldürülen Afganlı'dan daha çok Afganlı öldürdük bugüne kadar, elimize sağlık. He? Buyur. Çok büyük mücahit kardeşlerimizin mücahidesi sayesinde. Böyle nasıl Müslümanlıktır bu? Yani bunlar başta anlasaydılar. Ta 1982 yılında bir yorum yazmışım. Siyasi yorum, her sayıda yazıyorum ya. Demişim ki orada, bugün Afganistan'daki mücahit gruplarını Ruslara karşı çıkaran İslam değil. Ruslara karşı birleştiren İslam değil. Rusların Afganistan'daki varlığı, askeri varlığı, yani işgal. İşgali. Yoksa bunları birleştiren İslam değil. Sovyetlerin Afganistan'da işgalci olarak bulunmaları. Bu işgal sona erene kadar bu birlik devam eder. Bu işgal bitince bu birlik de devam eder. Birbirlerini vurur demişiz. Aynen 70 yıl önce Türkiye'de Yonan'ın işgalci olarak, Yonan'ın Anadolu'ya girdiğinden itibaren Mustafa Kemal'den Mehmet Akif'e kadar herkesin müttefik olması gibi. Mücahit gruplar değil miydi o zaman da? Onlar Türkiye'nin mücahit grupları. Düşmana karşı olmak birleştiriyor. Halbuki bu birleştirme düşmanı kovaladın mı biter. Ve birbirini yemeye başlarsın. Nitekim Yonan bitmiş, Mustafa Kemal Mehmet Akif'i mi? Akif Mustafa Kemal'i mi yiyecek derken Mustafa Kemal babayı çırmış. Mehmet Akif de kuyruğu Mısır'da soluğu zor alarak ancak kurtarmış. Yalan mı? Tarihi vakalar değil mi? Afganistan 70 yıl sonra Türkiye'de 70 yıl önce yaşananı tekrar yaşadı. Kimse ders almıyor ya. Kimse ders almıyor. Bunlar küçük küçük minicik olaylar, kaybolmuş kumun toprağın altında kalmış şeyler değil. Boyutları o kadar büyük ki gizlemek mümkün değil. Her şeyiyle ortada cereyan ediyor, açıkta görülebilecek. Amaların fark edeceği, hissedeceği, sağırların duyacağı gürültüde, zırıltıda şeyler. Olarak cereyan etmiş ama kime anlatırsın? Hala geliyorsun, senin şalvarın yok kardeşim filan diye bana bir türlü sınav. Giymeyeceğim lan şalvarı, ısınma. Beyinsiz, kelleyi değiştir. Git sakatatçıya, koy kelleyi oraya, başka bir kelle al tak. Ulan bu kafayla Lawrence'in attığı kazık yetmiyor mu lan herif? Dabanımızdan batırmış, defemizden çıkmış lan. Ha, ocağımızı batırmış, ocağımızı yakmış. Yalan mı? Aha burnumuzun dibinde işte Afganistan'da. Yahu diyorum ki ben, gelin kavgayı başta yapalım arkadaş. Şimdi yapalım. Şimdi tartışalım. Sağ ol. Sence şucu bucu, sen şusun bu tamam. Şimdi kavga edelim. Niye? Tabancamız, tüfeğimiz yok, topumuz yok, teyaremiz yok. Yani kafamız kızınca birbirimize tabanca, tüfek çekemeyiz. Niye? Yok. Ama yarın iktidara bırakırsan
kavgayı iktidardan sonraya, o zaman tarafların elinde toplar, tüfekler, makineler, uçak savarlar, tank savarlar, adam savarlar, ev savarlar, bar savarlar, şehirleri, köyleri savarlar, Savaroğlu savarlar, ortalığı dümdüz ediyor. Hadi bakalım. Evet, her gün ajansları dinliyorsunuz Allah aşkına. Bugün diyor 200 kişinin öldüğü söyleniyor. Evet, neymiş bilmem Gülbettin Hikmet yarın kuvvetleri her Milli Savunma Bakanı olacağım diyor. Öbürü bilmem ne yapıyor. Belki dostum şöyle, düşmanım böyle. Ortalığı karman çorman ettiler. Deneme tahtası, yalan mı? Emin olun Ruslarla savaşırken hiç değilse bu taraftan ölen şehit oluyordu. Şimdi ne oluyor söyler misiniz? Niyazi olmuyor mu bunlar? Evet, ciddi ciddi söylüyorum. Cidden yani dalga falan geçiyorum. Ya, doğru, geçiyorum kızıyorum. Yani. Böyle olmasın. Bütün bunlar kafasızlığın, eşek kafalılığın ürünü. Müslüman Müslümanı öldürürse Allah'ın Resulü ne diyor? Ölen de öldüren de cehenneme gider diyor. Evet. Öleni de öldüreni de cehenneme gidecek bir kavga. Kavgada işimiz ne yahu? Böyle bir kavgada işimiz ne bizim? Ha? Yarın biz de böyle yapmayalım arkadaşlar. Şimdi kavga edelim diyoruz. Niye? Kıçımızda tabanca babanca oldu mu işler ona kalıyor. Halbuki şimdi kafayla ne olacak? Birbirimizi üzmeyiz, büzmeyiz. İki öfkeleniriz, dörtçe yapar, döner gideriz. Öfkemiz geçer, gene geliriz ama şimdi öfkelenip sana tak tak yaptım mı ondan sonra dirilip tekrar senden konuşamıyorum ki seni dirilip. Gidiyormuş diyor. Biri de bana tak tak diyor, ben de gidiyor. Ne olacak öyle? Yavrular da beyinsizliğimize otursun, dursun, dursun. Yani iş nereden bitiyor? Biraz genelliyoruz, bazen ana yoldan çıkıyoruz, şöyle harmanlıyoruz filan ama yani boş laf etmemeye çalışıyoruz Allah biliyor. Hakikaten da ettiğimiz laflar boş laflar biliyor. Bendeki birikimi anlatmaya çalışıyorum. Bunu tabii bu kadar kısa sürede ne kadar anlatabilirsem o kadar anlatmaya çalışıyorum. Ancak bu kadar mümkün oluyor. Yani benim anlattığımdan belki anlatmak istediğim kadarını anlayamıyorsunuz ama şu anda anlayamamanız anlayışınızın kıtlığıyla hiç alakalı değil. Bu birikimle alakalı, bakış açısıyla alakalı. Eğer buradan şu anda tuttuğunuz ipler sararsanız emin olun günün biri gelir yaşınız da müsait. Bendeki yumaklar kadar koca koca yumaklar oluşur. Ama şimdi tuttuğum, şimdi elinize verdiğim ipuçlarını biraz sonra bırakırsanız ne yumak olur ne koka olur yani hiçbir şey olmaz. Yani. Ha? Durursanız, üstüne düşerseniz, düşünürseniz, okursanız, diyaloğu sürdürürseniz, seyreder, dinler, tartışır, başkasını da dinler, muhakeme eder, söylediklerim istikametinde düşünmeye çalışır, daha da onu geçmeye uğraşırsanız elbette bu birikimi ben bir günde almadım, bir kuyuya düşüp orada kuyuma kadar batıp çıktım da böyle oldum değil. Hayatımı verdim bu işe. Vereceksiniz. Bedel ödenmeden bir şeye sahip olunmaz. Bedelsiz şeylere, bedelsiz temin edilen şeylere çöp deniyor, çöp. Değil mi? Çöpleri bedel almadan, yani şuradaki çöp benim olsun mu al? Ne verir? Ne vereceksin ya? Mal ya. Al götür. Ama çöp olmayan şeyleri bedelsiz vermiyorlar. Avrupa'nın siyasi tarihinin yorumu ana başlığı altında bugün yapacağımız dersin konusu. Üzerinde hemen 30 yıldan beri sizlerin ve babalarınızın yaşamakta olduğu şu Almanya, Avrupa'nın göbeğinde bir memleket maalesef. Bu Avrupa bugün bütün dünyada Batı adıyla da anılıyor, Avrupa adıyla da anılıyor. Diğer bir adı da Amerika olmuş, her ne kadar mekan olarak Amerika'ya, başka bir kıtaya taşınmış ise de buradan götürdüğü değerlerle orada var olmuş, o değerleri orada daha da geliştirmiş, ilerletmiş ama esas itibariyle Batı içinde mütalaa edilecek bir güç olarak da bugün dünya siyaset sahnesinde rol oynamaktadır. Biz Amerika'yı değil, Avrupa'yı anlatacağız. Çünkü Amerika'yı anlamak da Avrupa'yı anlamakla mümkündür. Zira
Amerika'daki insanlar, Amerika'ya giden insanlar, Amerika'da bugün yaşayan insanlar ve onların 200-250-300 sene evvel oraya buradan göçen dedeleri buranın değerlerini de oraya göçürtmüşler, birlikte götürmüşler ve orada aynı değerlerle yurt yuva edinip orayı vatan edinmişler. Avrupa hemen hemen üç büyük dönemde mütalaa edilebilir. Üç ana kategoriye indirgenerek veya kategoride incelenebilir. Bir, antik dönem Avrupası veya Batısı, böyle bir başlık attığımızı varsayarsak Roma ve Yunan o dönemin en belli başlı iki ülkesi ve iki medeniyetinin temsilcisi olarak karşımıza çıkar. Eski Yunan veya kadim Yunan, Arapça kadim eski malumunuz, kıdemli demek, ve Roma. Roma, İtalya'nın bugün de hala baş şehri olan Sezarlarıyla meşhur, imparatorluğu sömürgeciliğiyle meşhur bir ülke. Fakat Avrupa'nın hemen her yanına damgasını vurmuş bir ülke. Roma dendiği zaman da yalnız başına Roma anlaşılmıyor. Roma, Cermen İmparatorluğu olarak tarihlere adı geçmiştir. Yani İtalyan ve Alman birlikteliği, ikisinin ortaya çıkardığı, ikisinin birlikte varlığına sebep oldukları Roma Cermen İmparatorluğu. Bunlar Hristiyanlıktan önce, yani İsa Aleyhisselam'dan önce diyelim, paganist bir kültüre, çok tanrılı, çok putlu bir kültüre sahip ülkeler ve medeniyetler olarak bilinir. Eski Yunan filozoflarıyla ve felsefesiyle meşhurdur. Eflatunları, Aristoları, Platonları falanları filanları, doğulu, küçüklü büyüklü filozofu gelmiş geçmiş. Demos Kratos denilen yönetim biçimi, çınar ağaçlarının gölgesinde ve şehir meydanı olan forumlarda teşekkül etmiş. Vatandaş sayılan Atinalıların oylarıyla, o oyların ekseriyetiyle eğrilerin, doğruların belirlendiği bir Avrupa söz konusudur. Atina'nın 30-35 bine yakın nüfusu vardır. Yunan Yarımadası'nın en büyük şehri olmasına rağmen Atina 30 bin civarında nüfusa sahiptir. Bu 30 bin nüfusun aşağı yukarı 3 bine yakını Atina vatandaşıdır. Geri kalan 27 bin kişi Atina'da yaşamakla birlikte Atinalı sayılmamakta, Atina vatandaşı kabul edilmemektedir. Bir büyük kısmı kölelerden, pleblerden oluşur. Yani yalnızca mal değerinde sayılan, emeklerinden istifade edilen, oradan buradan savaştan parayla satın alınan filan temin edilen insanlardır. Ama hiçbir hakları yoktur. Eşya gibidirler. Sahiplerini tutunuz onu nihai olarak beğenmediği için öldürme hakkına kadar. Bunların da oy hakkı yoktur. Tüccarlar her türlü cezalandırmaktan tutunuz onu nihai olarak beğenmediği için öldürme hakkına kadar. Bunların da oy hakkı yoktur. Tüccarların da oy hakkı yoktur. Aslen başka yerli olup gelip Atina'nın varoşlarına yerleşen diğer insanların da oy hakkı yoktur. 30 bin nüfuslu Atina'da yalnızca 3 bin Atinalının, Atina yurttaşının, Atina site devleti vatandaşının oy hakkı vardır. Kadınların da oy hakkı yoktur tabii. Hala da dedelerine benzeyen İsviçre daha düne kadar kadınlarına oy hakkı vermeyen bir Avrupa ülkesi olarak, hem de en sivri, en sivil bir Avrupa ülkesi olarak bilinir idi. Bu 3000 kişi Atina'nın ortasında özel olarak düzenlenmiş forum adı verilen şehir meydanında toplanır. O meydanda Atina yönetimine taalluk eden düşünce
sahipleri düşüncelerini çıkar konuşma kürsüsünde konuşur. Yüksek sesle o 3000 kişiye duyurur. Başka karşıt fikir sahipleri de konuşur eder. Sonunda ortaya çıkan fikirler oya sunulur ve hangi fikir en çok oy almış ise veya yarıdan bir fazla oy almış ise en azından toplantıda bulunanların yarısından fazlasının oyunu almış ise o fikir Atina'da vatandaş olan olmayan herkese uygulanan kanunlar haline dönüşür idi. Bu yönetime de eski Yunan'da demos kratos yönetimi yani halk idaresi, demos halk, demografi kelimesi var ya bugün nüfus anlamına gelen, işte o demos Yunanca, eski Yunanca kökenli. Kratos da idare demek eski Yunanca'da. Demos kratos halk idaresi. Bugün demokrasi de demos kratos'un bozması, ondan kırma, ondan galat Arapçasıyla söylersek bir tabirdir. Bu şekilde yönetilen haramın helalin, iyinin kötünün, doğrunun eğrinin bu şekilde tanımlandığı, bu şekilde belirlendiği bir yönetim biçimine sahip olan bir eski Yunan'ın Atina'sı söz konusudur. Bir de Atina'ya yakın, Atina'ya rakip, Atina ile sürekli cedelleşen Sparta şehri vardır ki aşağı yukarı 60 kilometre falan daha güneyindedir Sparta. Sparta'da yönetim daha farklıdır. Sparta'da kanunlar daha farklıdır. Ama yine orada da esas itibariyle demos kratos söz konusudur. Yani halkın yönetimi söz konusudur. Her ne kadar Spartalı Eflatun Marksizmin ilk temellerini atan insan olarak bilinir ve eşyanın tabiatına aykırı fikirlerin sahibi olarak tanınır ise de bunları fazlaca geliştirememiş, ütopik düzeyde bırakmış, ancak o düzeyde düşünebilmiş, teorik olarak düşünceler ortaya koymuş ama pratiğini gösteremediği, metodunu ortaya sunamadığı için onun Eflatun'un Cumhuriyeti adıyla anılan meşhur bir kitabı var. Orada önerdiği yönetim biçimi, insanlar için uygun gördüğü yaşam tarzını anlatmaya çalışır. Lakin o yaşam tarzına ulaşmak, erişmek hiç mümkün değildir. Zira yolu yordamı tarif edilmemiştir. Yani mesela İşte Kaf Dağı'nın ardında şöyle güzel bir ülke vardır, böyle bilmem görülmeye değer, yaşanmaya değer diyarlar, memleketler vardır ama Kaf Dağı'nın adresini bilen yoktur. Hani var ya masallarda Kaf Dağı'nı, Anka kuşu diye bir kuş var, bugünkü işte Airbus'lar gibi kanatlarına biniyor falan, öyle ondan gidiyor. Ama hiç öyle kanadına binip uçulan bir kuşu insanoğlu görmemiş, öyle bir kuşa da binmemiş. Bu hayal mahsulü, ütopya şeyler işte, ütopya hayalin gavurcası. Evet, Roma'ya gelince Roma'da meşhur senatosuyla, Roma'daki senatosuyla halka arz olunan adayların halk tarafından seçilmesi sonucu Sezarların İstişare Meclisi ve Kanun Yapma Meclisi sayılabilecek senatosuyla meşhur bir ülke. Kadim Yunan'ın, kadim Batı'nın iki parçasından biri. Birisi eski Yunan, kadim Yunan, diğeri de Roma Cermen İmparatorluğu. Roma Cermen medeniyeti. Orada da insanların nasıl mütalaa edildiği, mülkiyet hakkında neler düşünüldüğü, yönetimle ilgili neler düşünüldüğüyle ilgili birçok eser bulunduğunu biliyorsunuz. Birçok dokümanter sayılacak, belgesel sayılacak filmler çevrildiğini, bunların ticari amaçla çevriliyor olsa bile o günün yaşamını bize aksettirmekte, aktarmakta epeyce becerikli filmler olduğunu biliyorsunuz. Örneğin çok meşhur, hepinizin gördüğünü, seyrettiğini sandığım Spartacus filmi
eski Roma'yı, Cermen Roma'sını, Cermenlerle birlikte hareket eden Roma'nın hayat tarzını, yönetim biçimini, insanlara bakış açısını, kölelere bakış açısını gayet güzel aksettiren çok güzel filmlerden biridir ki seyretmediyseniz ve fırsat olur önünüze çıkarsa hasreten o günün Roma'sını daha yakından tanımanıza hiç değilse kendi açısından işlediği senaryosu açısından katkıda bulunan Spartacus filmini mutlaka seyretmenizi dilerim. Daha birçok yani burada Almanya'da misafirten bulunduğum zamanlarda tesadüfen anlamadığım halde işte ev sahibi bulunduğum yerin sahibi televizyonu açıyor bakıyorum kimi kanallarda Romalılarla ilgili birçok film gösterildiğini görüyorum. Kaldı ki ben de Türkiye'de çocukluğumdan beri bu konularla ilgili epeyce uzun filmler görmüşüm. Mesela Hristiyanlığın ilk yıllarında ilk Hristiyanların paganist yani çok tanrılı, Jüpiterli, öteli, berili filan yani bir sürü tanrılı Romalılar tarafından nasıl karşılandığını, ilk Hristiyanların nasıl arenalarda aç arslanlara yem edildiğini, gladyatörlerin göz önünde birbirleriyle ölmecesine savaştırıldığını anlatan birçok filmler siz de seyretmiş olmalısınız ki bu filmler bir macera filmi değil. Dikkatle bakmanızda o medeniyeti hala değerleri biraz eli yüzü değiştirilmiş gibi de olsa yaşatılan batını daha iyi tanınması açısından size çok büyük kolaylıklar veren, canlandırılmış yani hafızada kalması kolay dokümanlar sunan filmlerdir. Ne hikmetse pek eski Yunan'la ilgili fazla bir şey çevirmiyorlar da işleri güçleri hep Roma'yla ilgili filmler çevirmek. Çünkü ben herhalde bir 30-40 tane çocukluğumdan bu yana seyretmiş olmalıyım yani. Kimi filmlerin mesela yine konusu Evamiri Aşere yani 10 emir Charleston Heston çok yetenekli bir karakter artistinin Musa Aleyhisselam rolünü oynattıkları çok da para harcayarak dekorlar, figüranlar kullanmak suretiyle canlılık kazandırdıkları müthiş filmlerden birisidir o ve gerçekten seyredilmeye çok müstahak, anlayarak seyredilmeye çok seza bir filmdir. Kadim Batı'yı anlamakta zaten ellerinde mevcut dokümanları kullanarak bu filmleri çevirdikleri için en hurda malumattan bile yararlanarak çevirdikleri için görüntülü de olduğundan insan için çok yararlı olur bu gibi filmleri seyretmek. Gelelim paganist Roma ile bir yerde uzlaşan, bir yerde anlaşan, bir yerde birleşen Hristiyanlık o şekle dönüşmüştür ki Batı Hristiyanlığı seçmiştir ama bir tanrıya razı olmamış. Eskiden olduğu gibi bir sürü tanrısını Hristiyanlığa ödünç vermiştir. Tabir caizse yani ulaşmanın sonunda Batı en azından işte ana oğul Ruhul Kudüs şeklinde üç tanrılı asgari, üç tanrılı bir dine inanır olmuştur. Daha evvel de bir tanrıyla iktifa etmiyorlardı. Güya bir tanrılı, tek tanrılı dinin mensubu oldular ama o bir tanrıyı üçe çıkararak, yani eski halini sürdürerek devam ettirdiler. Müslüman olanlar o zaman, yani Hristiyan olanlar demek istiyorum, taviz vermiş olmalılar ki sonuçta Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya cümlesinde ifadesini bulan laikliğin ta o zamandan temelleri pratik hayatta devlet yönetiminde atılmış ve uygulanmaya başlamış. Avrupa'yı hemen bir karış boş yer bırakmadan Hristiyanlaştıran o din,
Yani tevhid dini olarak gelip şirk dinine dönüşüp o haliyle yaygınlaşan ve tüm Avrupa'yı istila eden Hristiyanlık artık ruhban sınıfının tekelinde onların istediği biçimi vererek istediği şekle soktuğu haliyle tamamen insanların iç dünyasını ve dış dünyasını, ekonomik hayatını ve yönetim biçimini, her şeyiyle kilise mensuplarının belirlediği kral kilise ortaklığı ile yürütülen bir rejim uzun asırlar boyu Avrupa'da devam etti. Ta Fransız İhtilali'ne kadar devam etti. 1789'a kadar devam etti. Orta Çağ Avrupa'sının en büyük özelliği, Hristiyanlaşmış Avrupa'nın en büyük özelliği, din vardır ve din hayatta da vardır. Yani hayatı da din çekip çevirir düşüncesinin koyu bulutlar gibi Avrupa üst semalarında Avrupa insanının üzerine çökmüş olduğu yıllardır, olduğu asırlardır. Bu asırlarda insanlar nefes alacak imkanı dahi neredeyse bulamaz olmuşlar. Her tür düşüncelerine kilise tarafından ipotek konulmuş. Kilise baskısıyla düşünmek, kilisenin istediği istikamette düşünmek, kiliseyi razı edecek şekilde düşünmek, kilisenin tasvip edeceği sonuçlar ortaya koyabilecek şekilde düşünmek, ten başka herhangi bir şık Avrupa için ancak ölüm olarak görülmüştür. Nitekim kilisenin resmi görüşünün bir örnekle, önemli ve meşhur bir örnekle örneklendirmeye çalışırsak, kilisenin resmi görüşü olan dünya dönmüyor ve duruyor, üstelik de yuvarlak değil düz görüşüne tecrübeleri, deneyleri ötesi berisi sonucu karşı çıkan İtalyalı Galile, bu düşüncesi yüzünden Vatikan'ın, yani kilisenin kurduğu Engizisyon mahkemelerine çıkarılmış ve orada savcı olarak başpiskoposlardan oluşan grup iddianamesini okuyarak Tanrı'nın görüşüne, yani kendi görüşleri Tanrı'nın görüşü olmuş oluyor. Çünkü Tanrı'nın vekilleri olarak kendilerine ne buyururlarsa Tanrı adına buyururlar. Tanrı'nın vekili, avukat herifler. Tanrı'nın görüşüne aykırı görüşte bulunan Galile'yi ya tövbe istiğfar edip Tanrı'nın görüşüne teslim olmalı ya da diri diri Tanrı'ya karşı çıkmaktan dolayı, onun görüşünün tersini söylemekten dolayı hazırlanacak koskoca çalı yığınının üzerine bağlanacak ve diri diri cayır cayır yakılacaktır. Yakılarak öldürülecektir. Eşi, dostu çok meşhur işte, yahu yapma etme işte, biliyorsun tamam böyle senin dediğin gibi ama işte bunlara laf anlatmak mümkün değil demişler mahkemede, işte canını kurtar. Ne? Dönmüyor tamam de. De ölümden kurtul. O da hepsinden can tatlı hikayesi. Peki dönmüyor demiş, ne yapsın? Çünkü bir tarafta dönüyor var, can var. Öbür tarafta cayır cayır yanmak var. Ama anlatılıyor ki mahkemenin kafasından çıkarken şöyle yapmış. Gene de dönüyor, gene de dönüyor demiş. Çok meşhur anlatılır bu. Gene de dönüyor, gene de. Ama kimseye duyurmadan yani. İçinden yüzlerine karşı söylüyor ya. Çünkü dışarı çıkararak söylese orada şiş kebap olmak var. Kilise bu denli insanları hikmetine almış, soluk aldırmıyor. Kılını kıpırdatmıyor. Tık dedik. O yıllarda ise İbn Sina'lardan tut Farabi'lere kadar İslam alemi bir uçtan bir uca, efendim güneşin konumunu hesaplamalar, o mu sabit, dünya mı dönüyor, dünya mı dönüyor, o mu yerinde sabit, bunları hesaplamalar, trigonometriler, astronomiler, bilmem, logaritmalar, logaritma hesapları, cebirler, el-cebr, el-gebr,
Değil mi hala burada cebrin adı? Evet, Arapça mı? El-Cebr. Bütün bunlarla meşguller. Yani pırıl pırıl bir medeniyet, pırıl pırıl düşünce bütün dünyayı aydınlatıyor. Bunlar kapkara, gerçekten kapkara Orta Çağ'ın karanlıklarında. Orta Çağ'ın karanlığı, Orta Çağ'ın karanlığı, işte bu Avrupa'da meşhur. Yani başka yer Orta Çağ, hele İslam alemi hiç Orta Çağ, yani o karanlık bir çağ yaşamadı. Şimdi yaşıyoruz biz karanlık çağ. O çağda karanlık değildi bizim dünyamız. Hakikaten karanlık değildi. Düşünebiliyor musunuz Osmanlı toplumunda? Evet, yeryüzünde ilk defa böyle bilmem ne Çelebi füze yapıyor, sırtına bağlıyor. Sarayburnu'ndan, Sarayburnu'nu herhalde çoğunuz bilirsiniz, Hazar hepiniz bilmeseniz bile. Hezarfen Mehmet Çelebi o. Ahmet Çelebi. Mehmet Çelebi de o, eğer yanılmıyorsam, kanat takarak Bayazıt Kulesi'nden ya da Galata Kulesi'nden uça 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 Üsküdar'daki Çırpıcı Çayırı'na inen adamın adı bildiğim kadarıyla, eğer yanılmıyorsam. Ha. Öbürünün adını Hezarfen Mehmet Çelebi mi? Ya ne? Yani adını, her neyse, şurada evet yarışma yapmıyoruz. Yazıyor tarihler. Çok enteresan yani. Ve padişah da gelmiş bilmem ne filan, yani onların gözünü ateşliyor adam. Yapılan hesaplamalara göre o günkü şeyle 150 metre mi? 350 metre kadar mı? O yakıtla ilk deneme. Efendim çıkıyor. Ondan sonra o füzeden ayrılıyor kendisi, denize düşüyor, kurtuluyor, ölme falan yok. O şey de saray burnuna, burnunda denize düşüyor geri. Yani yakıtı biten füze diyelim, sırtına bağlayıp onu götüren. Ve hala zaman zaman çok akıntı da var orada, yani çok girdaplı bir yer. O füzenin, yani nasıl yapmışlar, ne etmişler, yani öğrenmek istiyor insanlar şeyini. Enkazını bulmak için zaman zaman dalgıçlar filan indirilir, hala araştırılır. Evet. Yani bunlar böyle karanlıklar içinde dünya dönüyor diyeni şiş kebap yapmakla meşgulken bizler kazaya çıkmanın yollarını arıyorduk, o yollardaydık. Ama bizi bu hallere getirenler utansın yani. O da biziz ha, eller değil. Orta Çağ'da asıl anlatmak istediğim şey kral kilise ikilisi, krallık yönetim anlayışı şöyle, kilisenin verdiği fetva ile şöyle anlaşılıyor. Krallar Tanrı tarafından takdir edilen, kral olacağı belirlenen insanlardır. Onların çocukları da halkına krallık yapmak üzere Allah tarafından gönderilen kimselerdir. Kilise böyle buyuruyor. Tabii kral emrindeki güçlerle, askerlerle, topladığı vergilerle, yedirip içirdiği askerleriyle bir güç oluşuyor halka karşı ve halkın üzerinde hüküm ferma hükmünü sürdürüyor iken, diğer yandan kilise onun en büyük müttefiki. Kiliseyle birlikte hareket ediyor ve kiliseyle, kiliseden fetva alıyor. Örneğin kilise neye ne derse, şu haram derse o haram yani, bu helal derse bu helal. İşte malını krala vereceksin, kralın oğlu evleniyor, ziyafet çekilecek bilmem ne filan, başka beyler, derebeyler gelecek, vereceksin yani. Ya bana lazım, ben fakirim zaten. Yok evet, vereceğim, yoksa. Rahipler hemen fetvaya uygun halkın arasında toplanıyor, işte bu dünyada fakir olan ahirette zengin olacak, bilmem ne yapacak filan diye. Yani madem ki öyle, Allah öyle buyurmuş, Tanrı öyle buyurmuş, fukara insanlar nasıl Tanrı'ya karşı çıksınlar? Şimdi Tanrı değil öyle buyuruyor, rahip efendiler, ama biz böyle buyuruyoruz demiyorlar, Tanrı böyle buyuruyor diyorlar. Öyle deyince de halkın hoşafının yağı kesiliyor, tabi dermanı kalmıyor, ne yapsın? Hükümet sözcüsü. Allah'ın sözcüsü herifler. Efendim, asırlarca Avrupa insanı böyle yönetilmiş. Bir ülkede, bir diyarda, bir memlekette zulüm kısa süreli değil, uzun asırlar eğer sürerse o ülkede, o topraklarda, o memleketlerde insanlar arasından bu zulmün
nereden çıktığını, nasıl işlendiğini, nasıl bu zulümle baş edilebileceğini ve yerine ne yapılması gerektiğini düşünen mütefekkirler, yani tefekkür eden, düşünenler, düşünürler çıkar. Az da olsa. Bakıyorlar, öylesine zulüm yapılıyor ki, mesela görmüşsünüzdür bazı, tabi seyrederken ki bakış açınıza bağlı bu da, nice öyle ortaçağı canlandıran filmler seyretmişim ben. Yani büyük dikkatle sonra bu fikirlere sahip olunca, daha çocuk yaşta bile seyrettiğim filmleri bir hatırlıyorum. Aman, hakikaten bana o kadar büyük dokümanlar veriyor ki. Kralın oğlunun düğünü olacak varsayalım. Bilmem Canterbury bilmem nesinin efendim dükünün kızıyla evlenecek filan. Ha, prenses falan. Aman ya Rabbi, ziyafetler, oradan derebeyler, buradan atlılar, buradan itliler, gelen gelene tabii ne yiyip ne içecek çalışmaz etmez bu adamlar. Fukara halktan toplanan vergiyle. Kralın oğlunun düğünü büyük masraflar gerektiren bir iş. Nereden gelecek? Hadi kralın askerleri köylere, kasabalara salınıyor. Kralın oğlunun düğünü var, işte herkes vergi verecek, malını getirsin, iki keçisi olan birini verecek, iki ineği olanın birini götüreceğiz, beş tavuğun üçünü alıyoruz, yumurtaları falan filan. Kırar geçirirler ellerinde zırhlı zırhlı herifler, hani telden örme şeyleri filan var, öyle gözleri açık, yalnız bizim bugün çok sofuk kadınlarımız gibi. Ondan sonra ellerinde koca koca hantal kılıçlar, bilmem ne, kırar geçirir fukara köylüleri, iki geçizi var, birini alıp, hatta ikisini alıp ağla sızla bilmem falan, hemen köyün rahibi devreye girer. Bu dünyada fakir olan ahirette zengin olacak, sabir edeceksiniz, işte ölümü bekleyiniz ki orada kurtulacaksınız, bilmem ne filan. Ne yapsın? Kısa bu laflar kafasına girmese, kralın askerleriyle baş edecek gücü yok. Rıza göstereyim dese karnı aç kalıyor, neye rıza göstersin? Velhasıl iki arada bir derede asırlarca Avrupa insanı mahvolmuş. Aralarından çıkan düşünürler, bu sıkıntıya, halkın bu sıkıntısına nasıl son verir? Bu sıkıntı nasıl son bulur? Ne yaparız ki bu sıkıntıyı sona erdiririz düşüncesi ister istemez. Bu sıkıntı nereden geliyor? Yani diyelim ki şuraya bir rutubet geliyor. Bu duvarlar hep nemli. Ya nereden akıyor? Su nereden geliyor? Yani bu evin altında su mu var? Yoksa bir boru patladı, işte duvarlar su mu alıyor? Duvarın içinden geçen yerden mi patladı? Ne oldu? Yani nasıl, nereden geldiğinin sebebi araştırılır. Onlar da tabii halkın karşılaştığı, kendileri de dahil, sıkıntıların nereden geldiğini araştırıyorlar. Bütün izleri takip et, var kilisenin kapısında. Suçlu oraya girmiş, yani izler orada son buluyor. Çünkü halk kızıyor, ediyor, belki birleşip kralın askerlerine karşı çıkacak filan, fakat hiç dermanını papazlar yok ediyor. Hemen onların önünü kesip, Allah için verilen şeylerin işte mükafatı çoktur. Allah için alınmıyor ki, yani kral için alınıyor. Ama kralı da Allah kral olmasını dilediğine göre karnını da halk doyuracak ki Allah razı olsun, tamam mı? Ha. Böyle asırlarca yaşama halkı canından bezdirmiş, geri bırakmış, insan sayılmaktan uzak kalmışlar filan. İşte o mütefekkirler, düşünürler ortaya çıktığı andan itibaren bakıyorlar ki iş dinden bitiyor. Yani bütün mesele din, şu rahipler, şu kilise, şu papazlar olmasa var ya, hani bu halk yani daha birleşir, şu ne der, bu ne der, bu kralların da prenslerin de ocağını yakar, bunların zulmüne son verir. Ama bu kilise işi bozuyor. O zaman onların tezine karşı, kilise kral ikilisine karşı mütefekkirler şu tezi ortaya atıyor. Din, Hristiyan şey, kilisenin tezi, din var ve din hayatta var. Yani hayata da, hayatta da geçerli. Şey, mütefekkirler olacak gibi değil. Din yok, din hayatta da yok. Tabii olmayan şey hayatta olur mu? Efendim, böyle bir tezle bu işi dibinden, yani kökünden halledebileceklerini sanarak bu görüşü ortaya atıyorlar. Uzun asırlar mücadele ediliyor. Mütefekkirlerin bu fikirleri
halkın menfaatleri istikametinde olduğu için halk bir dereceye kadar düşünürleri destekliyor. Çünkü sonuçta halka yapılan zulme arka çıkan düşünce bu. Yani o zulüm kesilsin diye ortaya çıkan sahipleri bunlar. Ama insanlarda dindarlık içgüdüsü, geçen kampta da işlediğimiz gibi tedeyyün içgüdüsü var. Bunları yok etmek mümkün değil. O bakımdan insanlar tümüyle din yok, Allah yok diyemiyor. Fakat kilisenin uygulamalarını, yani kilise çıksın aradan demeye getiriyor. İki taraf uzun asırlar mücadele. Bir taraf din var, din hayatta var. Öbür taraf din yok, din hayatta yok. Bir tarafı kral kilise, kilisi temsil ediyor. Bir tarafı düşünürler ve halk temsil ediyor. Ama ne bunların söylediği olduğu gibi kabul görüyor. Kiliseyle ortak bir şekilde halkı asırlarca sömüren, yöneten krallar iktidardan düşürülmüş. Hatta giyotinlere gönderilmiş. Kraliçeler de dahil. 16. Louis'ler, Marie Antoinette'ler, bilmem ne. Sonuçta güya işte cumhuriyet, demokrasi, laik demokrasiler iktidara getirilmiş yönetim biçimi olarak. Fakat bunu iktidara getirenler de iktidarda rahat edememişler. Düşünülmeden, içinden çıkılması gerektiğine inandıkları şeyden kurtulmuşlar. Kurtulunması gereken şeyden kurtulma. Öyle bir şekilde kurtulalım ki bir daha kurtulma gereği duymayalım demeyi düşünmediklerinden daha büyük belaların içine düşmüşler veya eskisinden en azından az olmayan belaların içine düşmüşler ve kitleler olarak yine hayatın tadından mahrum, yönetimde zulme engel olamayan, yani o zaman başka türlü kilise zulmederken şimdi de kapitalistler, para babaları zulmediyor. Sömürüyor böyle, vakum çekip alıyor, kuru diyor. Rabbena hep banacı bir anlayış hakim olmuş. İmkan ve güç sahipleri ha babam de babam bildiklerini okur olmuşlar. Parası olmayan varsın ölsün rejimi çıkmış ortaya. Buna da daha ileride geleceğiz. Şubelerini anlatacağız. Kapitalizm, vahşi kapitalizm diyorlar ya, hoş vahşi olmayanı, ehlileştirilmiş kapitalizme de demokratik sol veya sosyal demokrasi diyorlar. İskandinav ülkelerinin uyguladığı rejimler daha ziyade, ki Almanya'da, Hollanda'da filan da adı fazla yoksa bile şu anda burada iktidarda olan parti nedir? Demokratik sol mudur? Sosyal demokrat parti midir? Hristiyan demokrat mıdır? Hristiyan demokrat, evet. Velhasıl sosyal demokrasiler Avrupa'nın rejimi haline gelmişler. İşte bu laiklik tamamen kral kilise ikilisinin ve Hristiyanlığın hakim olduğu bu Avrupa'da gelişen, bu ortamda biten bir ottur. Tabir caizse ortaya çıkan bir yöntemdir. Bizim onların dinini bu niye bu kadar zalim olmuştur? Allah'ın İsa Aleyhisselam'a gönderdiği vahiy ortada kalmamış. Onun dinine girdiğini söyleyen alçaklar onun dinini, ona gönderilen dini değiştirmişler. Hevalarını kendileri de din edinmiş, insanlara da din edindirmişler ve halkın ensesinde boza pişirmişler. Ocağını yakmış. Sonuç olarak da Allah'ın dini olması gereken Hristiyanlık, yani İslam, kulların dini, onların uydurduğu din haline gelmiş ve yalnız zulüm vasıtası olmuş. İken buna karşı böylesi bir ortamda çaresizliğin ortaya çıkardığı laikliği, al sen din adamı olmayan, din adamıyım diyenlerin dahli bulunmayan, Allah'ın gönderdiği vahiy pırıl pırıl ortada bulunan İslam'a uygulamaya kalk, o İslam'ı da hayattan ayır. Şimdi siz diyelim domates ekmişsiniz, arada yabani otlar da bitmiş. Giriyorsunuz içine, o yabani otları toprağın gıdasını almasın çünkü bana meyve vermeyecek. O gıda yalnız domates fidesine kalsın diye onları ayıklıyorsunuz. Ona ne deniyor?
İşte çap alıyorsun ve o yabani otları alıyorsun. Şimdi bunu gören birisi gidiyor, o da batlıcan tarlasına giriyor, batlıcanları söküp söküp atıyor. Sen salak mısın be adam? Yabani otları bırakıyor. Olur mu bu? Yani çünkü patlıcanı zaten dikmişsin ki onun meyvesini yiyeyim diye, sebzesini yiyeyim diye. Yani neyi söktüğünü ve niye söktüğünü bilmiyor. İşte söküyorsun, o da söküyor. Hani namaza durursun, küçük çocuğuna da der ki, dersin ki gel sen de benimle namaz kıl. Olur, nasıl kılacağım baba? Tamam, sen kısaca dersin ki işte bana bak, ben ne yapıyorsam sen de öyle yap dersin. Bu arada namazda iken sen seyarsın, o da sana bakar hep babaydıken. Dudağın kımıldadığını görür, o da kımıldatır da. Onunki yalnız kımıldar, sen Fatiha okuduk için kımıldar. O, o kımıldatır çünkü ne yaptığını bakıp yapacak ya. Bu arada diyelim ki öksürüğün gelir, yani dedim, o da der hemen ya. Ne yaptıysan yapacak ya. Namaz öyle kılınmış ha. Ondan sonra da oturur, yemin billah vallahi babam namazı böyle kılar. Birinci rekatın sonuna doğru iki kere der. Üçüncü rekatın şurasını, ortalarında şurasını şöyle yapar. Yani namazın erkanındanmış gibi, yemin billah Ebu Hureyre'miz gibi rivayet ederse. Ondan sonra da benim gibi garibanlar kök söker. Hadis kitabı yazıyor deyince kapı gibi karşına tapu çıkarıyor. Çıkışın içinde. Hı? Evet, yani biz bir taşla böyle misket gibi öyle onu yüzlerce parçaya bölüp birçok şey anlatmak istiyoruz ama bir kısmı kabın dışına mı düşüyor, ne yapıyor bilmiyorum. Evet, yani ata bir entare dikilse, yani şu yarış atlarının filan sırtına bir pelerin melerin mi diyorlar, ne diyorlar ona, örtü mü? Her neyse, dikiliyor. Şimdi atın bedenine göredir o. Onu insan alsa olmaz yani. Niye? At değil ki insan. İnsan at değil. At da insan değil. Hristiyanlık için biçilen kaftanı Müslümanlığa giydirmeye kalkarsan bu ortada bir kuşa döner Müslümanlık. Yani. Nitekim de dönmüş. Efendim? Süleyman Demirel çıkar ortaya. Kur'an'ı karşı okuyorum okuyorum diye hep demokrasi çıkıyor diyor. Herif zat-ı zungur gibi lan şapkıya elini sokuyor, güvercin çıkarıyor filan onun gibi yani bu elini soktu mu demokrasi çıkarıyor. Koyun da bilirsin ya doğru dürüst okuyamıyordu öyle bir iki kere ayet mayet söyleyeyim der. Türkçesi de zaten bu yaşa gelmiş ha düzelmemiş bundan sonra mı düzelecek? Alemin ispat alısı. Bir Cenab-ı Allah'a düzgün bellemiş o da yağ gibi çıkıyor yani. Kimin ağzından olsa kolay çıkıyor. Evet. Yani Avrupa'nın bu yaşamı, yeni dönem yaşamı, liberal anlayışın, ticarette serbest anlayışın hakim olduğu, siyasette yönetimde gözü olan burjuvanın yani ekonomik güç sahipleri, toprak sahipleri, derebeylerinin de güç sahibi olmak istediği bir yeni ortam doğurmuş. Bu ortamda para tek boru olmuş. Yani parası olanın borusu ötüyor o kadar. Ve parası olan işte yeni keşiflerden, icatlardan yararlanıyor. İmalat, yeni makineler, işte matbaalar yok, dokuma tezgahları, öteler, veriler, taşımacılık bilmem ne filan. Çok meşhur bir liberal kaide vardır. Laissez passer, bırakınız geçsinler demek. Passe, pasaport var ya, pasport, çıkış pası, çıkış izni. Ya, bırakınız geçsinler. Laissez faire, bırakınız yapsınlar. Yani hiç dokunmayın insanlara. Dokunma, istediğini yapsın. Türkiye'de vaktiyle bazı filmler, diziler oynamıştı. Kaptan Onadın diye bir dizi. Hiç adını duyanınız bir iki bölümünü falan olsun seyredeniniz oldu mu? O film Hollanda, Amsterdam, Rotterdam limanlarında Avrupa'nın daha yelkenli buharlıların daha bulunmadığı, buharla gemi yüzdürülme döneminin daha başlamadığı dönemde ki kapital bu Lesefe döneminde hırsının insanlara neler yaptırdığını, bilinmez topraklara, maceralara atıldıklarını, yeni topraklar, altınlar, madenler, şunlar, bunlar, köleler keşfettiklerini,
Avrupa'daki hayat, burada insanları böyle bir lokma bir hırkaya çalıştırdıklarını, hiç o insanların ne halde olduklarını düşünmediklerini, karnı burnuna gelmiş, yarın öbür gün doğuracak durumda kadınları bile izbe, rutubetli güneş görmeyen yerlerde, ağır işlerde çalıştırdıklarını, çalışmasa aç kalacağını, küçücük çocukları işe aldıklarını, bu suretle maliyeti azami derecede düşük tutup karı daha fazla yapmak istedikleri bir dönemin adıdır. Ve o dönemleri anlatan dizilerdir. O Kaptan Onadın gibi. Mesela Amerika'yı anlatan, Amerika'daki bu gibi olayların sürecini anlatan diziler Kaptanlar ve Krallar mı? Galiba Kaptanlar ve Krallar. Zengin ve Yoksul isimli uzun süre devam eden dizilerde gerçekten Amerika tarihinin 200 yıllık tarihi ama nasıl geliştiğini, buradan oraya giden insanların bugünkü Amerika'yı nasıl meydana çıkardıklarını, nasıl çalıştıklarını, birbirlerini nasıl sömürdüklerini, acımasız kapitalizmin nasıl her şeyi mahvederek o gökdelenleri diktiğini bilmem ne, yani bugünlere gelindiğini, o zengin şirketlerin, Rothschild'lerin bilmem neleri filan, yani ailelerin, Rockefeller'lerin filan nasıl ortaya çıktığını, kimlerin cesedinin üzerine, yani hangi yüz binlerin cesetlerinin üzerinde bugünkü seviyelerine yükseldiklerini filan uzun uzun mufassalan anlatan, gerçekten dikkatle izlenilmesinde yarar olan dokümenter sayılabilecek nitelikte filmlerdir. Avrupa hemen hemen 15 asır, 17 asır, 18 asır kral kilise ikilisinden çekmiş, 6-7 asır mücadele ederek bu zulümden kurtulmanın yolunu bulmuş ama bir başka zulmün içine boyuna kadar batmış. O da kapitalizmin zulmü. Kapitalizm gerçekten acımasızlığını bütün dehşetiyle göstermiş. Avrupalı insanın üzerinde olduğu gibi Avrupalı olmayanlar üzerinde de tesirini göstermiş. Afrika'yı böyle hayvan avlar gibi esir ticareti yapan gemiler ellerinde silah, kılıç, tüfek bilmem ne filan çevirmiş, oynayan Afrikalı çocukları yakalamış, güçlü kuvvetlerini seçmiş, zayıflarını bırakmış. Hani balık tutarken ağda şu kadar balık var onu alırsın, atarsın ya geri denize, büyüyünce tutayım der gibi. Aynen insanlara bu muameleyi yapmış. Kunta Kinte filmini seyretmişsinizdir, dizisini. O da onun hikayesidir. Alex Haley'in dedelerinin hikayesinin filmidir. Evet, kitabın yazarı o. Yani kapitalizm o denli insanların gözünün yaşına bakmadan onları sömürmüş. Onlara yaşamlarını zehir etmiştir ki defterlere, kitaplara sığacak gibi değildir. Sonuçta kapitalizmin de insanları bu kadar ezdiği, büzdüğü, canına tak ettirdiği bir yaşamı yaşamaya mecbur ettiği Avrupa'da yine bu zulüm kimi düşünürleri, kimi düşünenleri düşündürmüş, bu zulümle nasıl baş edilebilir, ne yapmalı da baş etmeli, durdurmalı bunu, bu vahşi gelişi durdurmalı çünkü yıkıyor, yakıyor, gidiyor, yani insan bırakmıyor. Yani kurtlukta kanun, kurt yapar. Kurtlukta kanun da düşeni yemektir. Yani kim kimin eline geçerse fırsatını bulan bulduğunu hart hurt işini bitiriyor. Evet. Yaşam hakkı tanımıyor. Düşünen insanlar 1863 yılında eski Yunan'daki Eflatun düşüncelerinden de yararlanarak Marx ve Engels, Karl Marx ve bilmem Friedrich Engels midir? Engels'in baş adı öyle değil mi? Friedrich Engels. İkisi bu konuda bir manifesto yayınlayarak, yani müşterek metin yayınlamak suretiyle Avrupa kamuoyuna bu kapitalizmin ne berbat bir şey olduğunu, hayatı yaşanmaz, çekilmez hale getirdiğini, bundan kurtulmak için mülkiyet denilen canavarın öldürülmesi gerektiğini, o canavar öldürülmedikçe, yani mülkiyet insanlara yasak edilmedikçe huzur yüzü görmenin mümkün olmayacağını,
ferdi mülkiyete mutlak surette bir engel koymak gerektiğini, onu reddetmek gerektiğini, mülkiyette sosyalite yani toplumsallığı getirmek gerektiği düşüncesini, ki buna meşhur adıyla herkesin bildiği, Arapçasıyla iştirakiyye, Gavurcasıyla, Fransızcasıyla da sosyalizm deniyor. Marksist sosyalizm deniyor. İşte Marx'ın kendine göre bir diyalektiği vardır. O bir kuram ortaya çıkarmıştır. Tarih işte feodalite, toprak ağalarının her şeye hakim olduğu, kral kilise ikilisinin onlarla birlikte hareket ettiği dönemdir. Ondan sonra kapitalizme geçiş olmuştur. Bu zorunludur onun diyalektiğine göre, yani onun kurgusuna göre diyelim. Arkasından bu iki dönemde mülkiyet, özel mülkiyet her şeyin başındadır filan. Feodalite ve kapitalizm döneminde, ama çalışan işçiler menfaatları gereği ürettikleri değerlerin tümüne sahip olmaları gerektiği bilincine erdiklerinden, yani kemale de eriyorlar çünkü giderek, Hazreti Marx'ın buyurduğuna göre, efendim, ona Hazret 2 milyar Marksist Hazret diyordu yani. Biz de gır gır geçiyoruz arkasında. Nida işaretinin içinde Hazret diyoruz. Yüdüğünü buruşturma İsmail mi? Gır gır geçiyoruz yani. Efendim? Ve üretim araçlarındaki mülkiyetin sahipliğinin topluma verilmesi gerektiğine, ancak tüketim maddelerindeki mülkiyete fertlerin sahip olabileceğine, yani yiyebileceğin bir salatalığın olabilir, satabileceğin bir salatalığın olamaz yani. Efendim, binebileceğin bir bisikletin olabilir, satabileceğin veya kiraya verebileceğin, rant gelir getiren bir ikinci bisikletin olamaz. Ya da birinci bisikletini kiraya veremezsin, ancak kendin binebilirsin diye özetlenebilecek sosyalist dönemi. Daha sonra da tüketim araçlarının, tüketim maddelerinin dahi mülkiyetinin kişilere tanınmadığı, kişiler fevkalade olgunlaştıklarından, kemale erdiklerinden, artık komün şeklinde, küçük topluluklar şeklinde yaşamaya başladıkları, devlet denilen otoritenin kalmadığı, ona ihtiyacın da bulunmadığı, ondan sonra bir komün denen ütopik bir dönemle kurgusunu bitiriyor. O dönemde işte zeytin üreten getirip ürettiği zeytini harmanına dökermiş, ekmek yapan fırında getirir ekmek harmanına, kundura yapan kundura harmanına. Ve bakıyorsun kunduran mı yok ya, kundura harmanından öyle ayağına ölçüne göre bir kundura giyiyorum filan. Zeytin harmanından da işte biraz zeytin alıyorum ekmeğin arasına filan. Daha fazlasına çok olgunlaştığımız için ihtiyaç yok filan. Böyle hayal meyal şeyler işte kısaca. Derken 70 yıl şakası yok. İşte 1905 yılında Lenin Rusya'da bunu gerçekleştirmek için ihtilal teşebbüsünde bulunuyor. Beceremiyorlar. Sonra kaçıyor İsviçre'de otel odalarında, çatı katlarında bilmem ne örgütü oradan yönetiyor. Derken Alman hükümetinin ve İngilizlerin de yardımıyla Moskova'ya gidişini Alman hükümeti trenle sağlıyor Lenin'in. 1917 Oktober devrimi, yani Ekim devrimi dedikleri devrimle Marksizm, Marksist sosyalizm Sovyet Rusya'da, o günün adıyla Rusya'da hasıl oluyor, ortaya çıkıyor. Yine bu düşünceler de Avrupa insanını kurtarmaya yönelik olmasına, hatta giderek tüm dünya insanının düzelmesini sağlamaya yönelik olmasına rağmen, içinde yaşanılan sıkıntılardan kurtulmaya ağırlık verdiği için, yalnız ondan kurtulan ama ondan daha beteriyle insanları karşı karşıya getiren duruma,